Takı da atıyorum, çok ödüyor. Ve burada da gol oluyoruz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada gol Canlarım, oluyoruz. Ciğerlerim hoş geldiniz. Ne haber ya? Hemen şu ufak ayarlamalarımızı da yapalım. One minute. Bunu da yaptıktan sonra bir hikaye atıp başlayacağız. Evet, yiyoruz dedim. Bugün Sanok'ta yokuz. Bu güzel Miramar'la başlıyoruz. İki Miramar var bugün. Bir Erangel, bir Sanok oynayacağız. Allah yardımcımız olsun. Bence güzel bir gün olacak. Bugün TDM'de de Efes'le karşılaşacağız. PNPL tam istediğimiz gibi tam gaz devam edecek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler bir like atsın. Ben de o sırada bir Instagram'a hikaye atayım yayındayım diye. Önce PNPL, sonra TDM'de FF'e karşı. Hemen şöyle bir YouTube linkini de alayım. Demeteydim iyiydi ama artık diyoruz artık. Artık diyoruz artık. Şimdi şuradan şöyle bağlantıyı kopyala. Okey. Hadi bakalım. Şunu kendi yayınımı kapatamadım lan. Hadi bakalım. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlayalım. Karım hikayetinde benden bahsetmiş. Ulan attı fotoğrafa bak. Yes şef, hemen şef. Şakası da hazır. Yusuf Atasoy 22 lira atmış. Sıftah, siftah benden bereket Allah'tan. Hatay'dan selamlar 31 demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hatay'a selamlar. Hatay'daki tüm deprem dedelerimize tekrardan geçmiş olsun. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yarın benim de Hatay'dan kayınvalidem geliyor ve ilk maçımız başladı. Hocam ne kadar hızlı başladık ya. Şöyle bir çarpı 2 de alalım. Vallahi müthiş başladık lan. Değil mi Mahmut? Hücum bayağı hızlı. Bugün bayağı hızlıyız yani. Yayına girer girmez maçımız başladı. Kane şu an 21 kille en fazla skor alan oyuncu olarak gözüküyor. Hasarı da 3500'müş. Daşkın Resul 55 lira atmış. Selamun aleyküm Bram. O güzel setinde bir şarkı söyle de güne moralli başlayalım demiş. Kanka ben şarkı isteğini geri çeviremem asla. Ama şimdi şarkı söylemekten daha önemli bir şey var. İşte bu. Buralar sözünü tutar. Kırcalı kapakını kopar. Kör kılaç atar. Tosbik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokakak kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Hoş geldiniz. Karım. Şarjım çok azmış. Yeni fark ettim. Karım. Bana bir şarj aleti çeker misin bebeğim? Zor duruma bırakmak için Hadi bir bakalım takım şeyler Miramar'da başlıyoruz. gerçekleşir mi Şu diye. mahkus kademimizi değiştirelim Miramar'da be kardeşim. Bugün TDM'de FF'le olan mücadelemiz var yarı finale çıkmak için. Onun dışında 4 maç oynayacağız. Her türlü süper hafta sonunu Bence garantiledik ama alınır. yine de elimizden Kaan geleni Sağlam yapmak üzerine istiyoruz. doğru bir Doğu Bey şöyle bir 5 lira yoklama atmış. Hoş yaptı geldin ama Doğu Bey. karşılık gelmedi şu anda. Mahmut TikTok'u sana ve bıraktım. Başlatıncanın bayağı bir Bu arada like ve azaldığını beğeni atmayı değerlendirmediler ve unutmasın. klaç Yeni orada gelen skoru arkadaşlarımız, aldı. tatlı arkadaşlarımız, güzel Cihat Tekin'in arkadaşlarımız. lehine de bir skor Alan gerçekleşti. yine bizde değil. Anlamıyorum da. Lan Miramar'da Şu anda koskoca kaosa ihtimal yerde 3 kişiye alana kadar giremiyoruz. Delireceğim. düştü. Şimdi geriye çekilmeye çalışıyorlar. Birazcık daha temkinli oynayıp Abi hani alanın geride ortasındayız birazcık daha daha farkındasın değil mi? Yani ona rağmen savunma yapmaya atmıyor. Vermiyor. Şuna bak ya. Üstünlüğü aldıktan Montero'ya sonra boyu alsak mı hemen? etraf Güzel olur. sarıldığı zaman problemler Vallahi güzel yaşattırabilir. olur. Çok iyi bu İlk arada. hızlı Hemen hemen çıkarsak Monte her şey olur. merkezi Gözlüğümü diyebiliriz. takacağım. Gözlük bana şanslı geliyor Bakalım ya. takımların yarısı Abi neredeyse gözlük alan dışında. varsa, Yani şu anda yalnız bu Gent gözlük alan değil. dışında, Benim diğer Ofer Otsal alan gözlüğüm nerede dışında, ya? Galatasaray alan dışında, Hemen karmaya Wildcats diyorum. alan Hemen dışında. Bu arada karım. Wildcats ilk gün inanılmaz oynadı ama Diğer ikinci günde de Dur. neredeyse
sarı gözlüğümle alev alev yanan şarj aleti ve yanlış hatırlamıyorsam lazım puan toplayan Wildcats dün 10-12 civarında bir puan toplayabildi. Bugün Alan Mert'e geçmiş 3 günümüz vardı. Yine de iyi yerde 4. sıradayız şu anda. Yavaş yavaş alan alamamamıza rağmen sıkıntısız bir noktadayız. Yalnız şunu söyleyeyim. Acil bir şekilde söyleyeyim. Şu an Kaos'tan bir kişi öldüğü için gördüm. Kaos için işler çok kritik bugün. Geçmeye çalışacağı rakipleri de Foot gibi rakipler. Acilen toparlanmaları lazım. Onlar finalleri kaçırmak istemiyorsa eğer. Evet, birine, biz şu an 4. sırada, kafamız rahat ya. Bugün 4 maç oynayacak. Orada işler epey karışabilir. Sana sözü vermeden önce ekrana abi formayı giydim. Normalde şans getirmiyor ama bugün o kaderi kıracağımızı düşünüyorum PUBG formayla. Türkiye hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. PNPL'deki tüm haberlerden, son dakika gelişmelerinden. Ozanok da kritik, Foot da kritik. Yani ikisi de süper hafta sonu kaçırırsa çok büyük zarar görürler. Instagram olsun. Ama Murat'ı PNPL ne olacağı belli olmaz derken Kaos'un üstüne oynayan bir GMT var. Kaos'u bitirip süper hafta sonuna çıkartmak istemiyorlar. Bunun sebebi de kendileri süper hafta sonuna zaten çıktıkları için orada taktik yapıyorlar. Güzel bir taktik kendilerince. Onları finallere çıkartmamak için süper hafta sonuna göndermek istemiyor GMT. 24 puan aldı. GMT fena. Yani 19. sıradalar. Şu anda kendilerini kurtaracak o limit. Yani 35 puanlı Ozorox var. İyi taktik de biraz etik değil, evet. Yani Kaos'u süper hafta sonuna çıkarmazlarsa büyük ihtimalle kendileri finale çıkabilecek. Ya zaten süper hafta sonunu garantilemişler. Kaos'u çıkartmamaya çalışacaklar yani. Dün de Kaos'un üstüne çok oynandı bu arada. En yüksek 480p var. Hayır abi. 1080p'yi ben görebiliyorum şu anda. Senin internetin kötüdür. Ya da bir yayını kapat aç kardeşim. Bu arada like atmayı unutma. Like atmadıysan ya da abone olmadıysan yayın en fazla 480p gözüküyor. Kulaç binanın içerisine doğru girdi şu anda ama bir rakibinden haberi yok. Lord Sedic hemen o yere çekti. Allah. Slay de şu anda orada yan tarafta. Şu anda Foot'la da Hamsi birbirine giriyor. Yani S2G de Foot'u çıkartmamaya çalışabilir. Onlar da zirve yarışında Foot'u kesmek istiyor olabilirler. Orada. Like attım düzeldi demiş Yiğit. Düzelir abi, like atın düzelir. Bakalım binanın dışarısından dolu. Türk Telekom'un çekim gücü diyelim. Yani bir şey demeyelim, dis atmayalım şimdi. Tanımayız etmeyiz. Adamın biri çıkar bizim altyapımız iyi der. Cevap veremeyiz. Abi Kaos hala niye ısrarlı bu fight'ta ya? Abi senin çok puana ihtiyacın var. Adamların kafası rahat ya. Çekilmeye çalışıyordu ama Kaos için iftar vakti abi. Kaos için iftar vakti. Çok kötü oldu bu. 3 maçta en az 20 puan almaları lazım. Bu arada Kırcalı Mavi Dant'tan Tokyo'yu yakalamış. Üzerine bir baskı var Kırcalı tarafından Brace. Haydi çocuklar. Bugün göster günlük Kane MVP bitirsin istiyorum haftayı. Gerçekten güzel oynuyorlar. Temiz oynuyorlar. Bugün liderlik için de bir yarışımız olacak. Bir vine liderlik yarışındayız. Lideriz diyebilirim hatta. Dezavantajla başladığı günde yani kapanmayacak bir fark değil. Bir galibiyet yakalarsan aha onlar da aynısıydı. İki Sanok var. İki Sanok var ama iki Sanok'u acaba ikisinde de oynayacaklar mı? Tabii o da var. Öyle bir durum daha var. Şimdi biz bir Sanok oynamıyoruz hocam. Kaos'un olduğu grup denk geliyor mu denk gelmiyor mu tam hatırlayamayacağım. Bir vine beşinciyiz. Bir vine yani nasıl beşinciyiz Hüseyin matematiğine son dördüncüyüz zaten mal. Abi o benim dediğim şeydi. Sen öyle bir şey mi dedin? Yayıncı turnuvasında diyordum ya bir vine beşinciyiz. Ha şimdi hatırladım Hüseyin'cim özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Turgut Turan 55 lira atmış. Kane 12 kill, Topik 9 kill, Kör 6, Kırcalı 6 kill bugün demiş. Vallahi kötü demedin ya kanka. İyi dedin. Bir de 33 kill yaptı 4 maçta. Bayağı yüksek bir kill oranı. Zarar verme durumu yaşattı. Bir daha olmasın abi mi? Hüseyin'in moderatörlüğünü aldım. İlerlemişler ve monte içerisine girmeyi başardılar. Hüseyin'in moderatörlüğünü aldım. Hızlı rotasyon atan abi adam balladı ne aldın? Ortasında güzel konum alan ekipler var. Yayına beğeni atın diyor karım. Atmayanlar var. 2200 kişi şu anda. Hala atılmayanlar var. Canlar aşkım şarj aletiyle sarı gözlüğüm demiştim. Sana yazdım ama görmedin galiba. İzleyenlere de bir bilgiyi vereyim. Kaos 2 Sanoku'da oynayacak. 4. maçta Miramar'da yoklar.
Dördüncü maçta şarj aletiyle acil bir şekilde sarı gözlük lazım. Bu arada TikTok'ta 6000 beğeni olmuş. Güzel. İyi oldu çünkü yani büyük haritalarda oynarlarken işte o tecrübenin birazcık hani tecrübesiz oyuncular da vardı. Bir de çok fazla hani nasıl bak bir de beni abi Bey şikayet ediyor bak. Hani bir de beni abi Bey şikayet ediyor bak. Sanoko kadar hani bir de chat'te beni şikayet ediyor. Çakal oldu çakal. Miramar ve Erangel'e benzemediği için oralarda şansları arkadaşlar rahat olun hazırladım. Bir de var. İyi oynuyorlar. Bir de genellikle Nargile yoksa win yoktur demişler ama var abi. Nargilemiz var. Hani hareket kapasitesi olarak esasında fazla yere rahatlıkla gidebilecek bir noktadalar. O Hattin köprüsünün hemen Hattin kısmını lootluyorlar. Yani faydalarını olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ciddi bir bak şu yani Pekado main'i geldi. Yo yo Pekado'nun altındayız ya. Üstücünün yükseklik avantajı olacak. Power Grid'in hemen çok güzel yer almış ha Kırcalı. Yapar mı? Pekado yapar. Görüyoruz. Fireflux da şu anda split'i bozup çok güzel yer. Kırcalı kapatını kopar. Dur. Müdüğü açtığımız anda biri düştü amına. Dur daha alamamışız dur. Skoru alınabildi mi emin değilim. Üstücüye bir skor gitmiş. Aman. Oradan mı aldı? Alanı bize attı. Ev Azat bir katıl aboneliği hediye etmiş. Azat'cım çok sağ ol. Tekrarda karşımızda. Oğlum pozisyonu tekrarını bırak. Bizim çocuklar ölüyor amına. Yaşadığı anlardı. Lord Cedric burada güzel cevap vermişti ama yani devamında o sis bombasıyla aradaki bağ kopartılınca teker teker avladı GMT oyuncu. Bra oyuncusu kaldırıldı bu arada. Güzel. Skoru oradan almamış onu söyleyeyim. Güzel. 4 kişi oradayız. Şimdi ver şarkıyı. Bak sözünü tutar. Kırcalı kapatını kopar. Kör clutch atar. Tosbik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Coca-Cola kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Takım arkadaşı onu hemen kaldırmaya gitti o bölgeye doğru. Sylas şu anda uzaktan biraz koruma atışları yaparken artık üzerine çok fazla... Hadi bakayım! ...o bölgeye doğru arabasını daha güvenli yere çekmek için bir yükseltinin hemen arkasına geçti. Geldi. Senin de söylediğin gibi... Şu anda için, yerimiz güzel Kırcalı sonunda bizi attıracak bir yere geçirtti doktor, takımı. Allah'ım şu Miramar'da win alalım. Vallahi bak bir şey istemiyorum başka ya. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Yani aslında bir maç kazanmışlardı. Dünkü MVP Kane mi oldu? Hayır abi Kane 12 kill aldı. Solkay 10 kill ama Solkay daha fazla hayatta kaldığı için Solkay'a MVP vermişler. Nedenini anlamadık. Ama Instagram'da gözüken posta göre şu anda Kane en çok skor alan oyuncu diye gözüküyor. Ama MVP'yi vermediler. Çok ilginç. Yani tek başına 10 puan aldığı bir maç var. 2 tane clutch'ı var. Açıdan bilemedim ya. Hak etti bence ama tabii saygı duyalım. Solkay da çok büyük bir oyuncu. Oyuncuları tarafından daha evvelden alındı. Lovazin'in üzerine atışlar var. Hayatta kalma ve hasardan Solkay demişler. Hasar çok yok. 100 hasar var arada ya. Seviyeye indirildi. 100 hasar var, 2 kill var abi. Hangisi daha önemli? Daha hızlı hareket edince esasında burada ciddi bir yükselti alındı. Raum çok açıkta kaldı. See you later Raum'u çekmeyi başardı. Mahmut bakıyor musun TikTok'a güdüm? Evet bakıyorum. Eğer karım ben oğlum TikTok'ta son attığım video 7 milyon izlenmiş lan. Melisa tarafında. Bir gün önce attığım video 7 milyon şaka gibi. Instagram'da da 1 milyon oldu herhalde. Çok iyi atışlar geldi. Yaklaşık bir 150-200 metrelik mesafeye güzel bir atışlarda bulundu. Hamsicinin de şu anda bir ya Solkay kötü değildi. Ortadaydı ama kill'e bakılırsa Kane almalıydı tabii. Sonun da puanı birazcık problemli noktada. Solkay da çok güzel maçlar çıkardı. Neydi ne? Bakalım onlar da bu hafta sonunu kaçırırsa eğer finaller var ihtimalle var herhalde bilmiyorum. Gibi gözüküyor. Yeni alanda geldi 3. alanı birazcık TikTok'ta daha her like bize gelsin lütfen. Zorlu bir her beğeni teşekkürler. Teşekkürler. YouTube'da da 1100 like'a geçmişiz süper. Diyebiliriz. Evet birkaç noktada vermi seslerini duyuyoruz zaten. Takımlar birkaç yerde birbirleriyle yaklaştı. Sylas'ı görüyoruz. Kalsi hemen önünde. S2G. O noktada Getso bu ev bölgesinde. Hadi bakalım. Buradan da artık çıkmak zorundalar. Alan dışında kaldı çünkü. Bir de pek hani çıkabilecekleri de kolay bir yer yok esasında. Muhtemelen aşağılara doğru inecekler. Nasıl 7 milyon izlenmiş oğlum? İnsanlar seviyor, izliyor işte. Nasıl 7 milyon izlenmiş? Yani sevmişler, komik bulmuşlar, izlemişler, like atmışlar. Arkadaşlarına göndermişler, izlenmiş. Aşağı bakıldığı zaman oralar bayağı bir açıklık bir bölge. Oh be nihayet canlı yayın yakaladım. Hoş geldin kardeşim. GMT'nin kalan iki oyuncusunun üstüne doğru da mermiler yayılıyor. Cage'le yakaladılar vallahi GMT'yi.
ve skor garantisi de hemen Fireflux ekibi tarafından alındı. Solkay Keç'in asistini skora dönüştürdü. Takım arkadaşından evet, GMT aldığı killerle dördüncülü bizim elimizden aldı ama devam. Devam. Kamikaze tek kaldı. O da şimdi alan ortasındaki bir yere kendisini güç bela atmayı başardı. Takımın yeri çok güzel ya. Kapasitesi de kalmadı. Evet, Bra yakınlarda oraya ama sanıyorum görmediler. Abi açı yok ki. Turgut Turan Bombay ile arabada katılmış. İşte, Turgut hoş geldin. Like attın mı? Girse daha iyi olur, onu bilemedim. Orası yani çukurda bir müteşer ama devamı biraz sıkıntı yaratabilir. Alan küçüldükçe çünkü o etrafındaki tepeciklere rakip oyuncular çıktığı zaman o çukuru net görecektir diye teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ederim karım. Allah yani, şu güzelliğe bak ya. Pencereleri bu güzelliğe 10 tane adam vurulur. Biraz tehlikeli. 10 tane adam vurulur bu güzelliğe. Biraz daha. Biraz daha kapalı yani, en azından bir sırtını duvara dayarsın arada bir cam basarken. 3 mü 2 mi öyle bir şey? Burada yoktu bak. Dokunma. Demin Septimus'u gördük. Wildcats getireceksin, ne yapacaksın? Şu anda canlarım yayında 3000 kişi olduk. 1200 like hiç hoş olmuyor. Ben en iyisi bir sabit mesaj atayım. Kalse çok fazla çıkamıyor. Like at. Ama bir fırsat bulursa Kalse'yi bilmiyorlar. Takımımızı destekle. Falconis de Sefir ön bölgede alan içerisindeler. Ya da like at sen de bravo. Mesafeleri var. Yaklaşık 50-60 metre geriden şu anda. Onları korumaya evet çalışıyorlar. Dayının İskarp'ın topuklusu Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin Dayının İskarp'ın topuklusu. Bayağı bir kalabalık bir şekilde sardı etraflarını. Of, hadi bir kuzey be. Hadi bir kuzey be. Yapıştırayım çark gibi kuzey. Hafif kuzeyli be. Hafif kuzeyli. Swain ve Storm ikilisi. Hadi kuzey be. Evet, Wildcats'e de Galaktikos bir hali yakın. Efena değil. Bravo sözünü tutar. Kırcalık kapatını kopar. Kör kılaç atar. Kosmik pompalı çakar. Bravo sözünü tutar. Kek bombayı atar. Coca-Cola kutuya yatar. Bralar sözünü tutar. Basa basa. Ve çukuru çok fazla Hüseyin Gök Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin Hüseyin'cim. Sadece 10 TL'ye katılla katılabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ama katılla katılıp emotlardan ve rozetlerden faydalanmak istiyorsanız siz de 10 TL'ye bunu alabilirsiniz. Bir ekmek parası. Chat'te gördüğünüz o sarı emotların ve başınızdaki rozetin sahibi olursunuz. 10 TL'ye bu hizmet. Çünkü Defo ile Lux'ın diğer ikiliye katılmış. Mekan Can Polat 110 lira atmış. Bol killi, bol winli oyun olsun demiş. Mekan çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Seni ilk defa görüyorum yayında. Yani yol çok kısa ya da daha önce gelmiştin. Mekan ismini hatırlıyorum lan. Dekan gibi sanki düşündüm bir an. Acaba Dekan mı? Mekan'dan mermiler gördük. Şimdi de Cillian BBR takımına. Abi TikTok'u görüyor musun? Bakıyor. Direkt 20.000 beğeni oldu. 20.000 beğeni olduk TikTok'ta. Vay anam vay. 18 puanları vardı sadece bu maça başlarken ki. Oğlum Odarox'u oynuyorlar üstüne ha. Yani Odarox kalamazsa süper hafta sonuna S2G PMNC için çok büyük avantaj sağlar. TikTok 21 beğeni. Mahmutcuğum banlamıyor musun TikTok'ta? Gördüm şimdi yazdım. Şu anda KS yemin ederim şimdi yazdım. Banla bunları. O da indirildi. Hamsici dışarıda tek kaldı. Arvin'in üzerine isabetli mermiler var. Hamsi. Hamsi fena Allah. Bir şekilde hayatta kaldı derken gitti. Uzaklardan dokunma götür. I am hope birinci ayını kutlamış buralar sözünü tutar demiş. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Yani suya 2-1 rotasyon atıyor ama yani. Veysel Gören Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin. Acayip. Şu TikTok'taki toksik kitle yüzünden açmak istemiyorum TikTok'taki yayını ama TikTok'taki diğer izleyiciler de çok ahım destek olmuyor. O yüzden böyle çok umursayamıyoruz yani orayı. Kırcalı düştü mü abi? Kill mi aldı? Göremedim ya. Düşürdü, düşürdüğünü gördüm de kill'i aladı mı? Zaten birçok oyuncusunu kaybetmişti. Yok, çekemedi galiba. Çekemedi abi, çekemedi. Mekan Can Polat 110 lira 60 gram 3 yıldır izliyorum bu üçüncü yorum. Like atıp izliyorum sadece demiş. Lan kralsın be. Like atıp beğeni atıp arkasına yaslanan kahvesini alan adama bayılırım. Tam keyifçidir o tam. Mekancığım seni tanıdığıma çok memnun oldum. İnşallah 10 yıllar boyunca bizi izlersin. Biz de sizi içerikler üretiriz. Kila alamadık abi ya. Düşürdü de kila alamadık. Şimdi Sprom bombasını pişirdi içeriye doğru gönderecek. Bu bomba büyük ihtimal sonra abi iki gereksiz yüzünden boşver. Alihan'cığım öyle yapıyoruz zaten ya.
skorla 13. sırada elendiğini görüyoruz. Semih Müjde ortaya. Bombay ile aramıza katılmış. Arka Semih hoş geldin. Önemli takımların. Bu arada Veysel Gören Bombay ile aramıza katılmış. Firefox gibi. Ondan önce. Veda ettiğini gördük çölde. 12 takım 39 oyuncu devam ediyoruz. Güzel. Doğru gideceğiz. Olur var bu maç. Tüm hızı ve heyecanıyla sürüyor. Hadi baba Kuzey şu an Kuzey lazım. Yoksa Nexturia'ya oynamamız gerekecek. Onlar iki kişi yani oynayabiliriz. Ciddi avantaj var. Ama çok güneye atma be. En azından çok güneye atma be. Kısım, güzel. Ebu güzel. Buralar gözünü tutar. Kırcalık kapaklını kopar. Kör kılaç atar. Fosfik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Key bombayı atar. Kokakan kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Özgür Ertan 45 lira atmış. Buran bugün çocuklardan şov bekliyoruz. Tam desteklemiş. Dün ben de bayağı konuştum koçumuzla. Vallahi ben de bugün bir şov bekliyorum. İbrahim Yavaş da 45 lira atmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu arada Özgür Ersan da 45 lira atmıştı. Uğur Turgut 22 lira. Merhabalar Buran. Nargile mi aldım? Seni bekliyoruz demiş. Kralsın kral. Ben buradayım aga, ben hep buradayım. Hazırlayın kahvenizi, çayınızı. Geçin ekran karşısına bekleyin. Oyuncularına, Kırcalı'ya, Kane'e arka arkaya atışlar görüyoruz. İşte Storm evin içinde. Bora Deniz Turgut 55 lira atmış. Uzun zaman sonra seni izlemek çok güzel. Bram Owen gelecek, herkese selamlar demiş. Bora'cığım nerelerdeydin ya? Niye uzun zamandır izlemiyorsun? Biz hep buradayız. Melisa geçiyor benim ya. Toplam 2 haftada bu 9. yayınım falan. Bu arada haftaya çarşamba yayındayız. Sürpriz bir yayınımız olacak saat 6'da çarşamba günü. Süper hafta sonunda da cuma cumartesi pazar yayında olacağım. Birazcık nasıl diyeyim? Allah. 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 Oy. Ortalık fena karışıyor şu anda hocam. Bu alan çok can yakar. Nexuya da oynayacak büyük ihtimalle. Başka taraftan girmeye çalışacak. Bu bahsettiğimiz çukurlarda Galaktikos Slow'dan onun önünü kesmeye çalışıyor. Güzel bir fight başlayacak gibi. Snow uzaklardan yakalandı. Boran'ın atışlarıyla beraber Snow yere çekildi. Çarşamba saat 6'da PUBG Mobile ile çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Ucuza item alabileceğiniz UC'lerle yarı fiyatına, çeyrek fiyatına ekstra malzeme olsun, silah olsun, kıyafet olsun alabileceğiniz bir etkinlik yapacağız çarşambaya. Haftaya cuma, cumartesi, pazarda tabii yine süper hafta sonunda 1000 doları kovalayacağız. Her 1000 dolar. Bu arada Deniz Turgut 22 lira atmış. Vardiyalı çalışınca buram denk gelemiyorum demiş. Aga be. Aga be. Seni çalıştıranlar utandı. Neyse ki yayın tekrarlarını hemen silmiyorum. Bir hafta izleyin diye bırakıyorum kanalda. Bir hafta sonra siliyorum genelde. Arkadaşlar biz de oynarız çarşamba günü. Custom game falan yaparız. Güzel olur ya. Çarşamba saat 6'da yayındayız. Tehlikeli noktada kalabilir. Galacticos ekibi de uzunca bir süredir Denizbank Valkes oyuncularının tutmaya çalıştığı hadi bakayım görüyoruz. Şu anda yerimiz güzel, hala işte alandayız. Biraz kill çekebilseydik daha güzel olurdu ama görünebilen bir nokta ve çok da nefes aldırmıyor. Burada olamayan bir şekilde mecbur koymak zorundasınız arabayı. Bakalım. Sabırlı olmak lazım, sabırlı. Bu yeni gelecek alanı. Arkadaşlar süper hafta sonu saat 7'de başlayacak, evet, cuma cumartesi pazar. Bu çarşamba günkü yayın 6'da başlayacak büyük ihtimalle. Birazdan göreceğiz. Kane hala en fazla skor alan oyuncu, düşürmelerde de birinci sırada. Biraz daha ön planda gördüm. Aha. Tahminimde Melisa'dan yana kullanıyor. Aha, Kırcalı fightlıyor birileriyle. Kane düştü. Kane düştü. Alalım Kane'i. Abi alan dışı kalmaları çok tehlikeli oldu bizim çocukların ya. O da direkt erittiler Kane'i. Çok yazık oldu. Alanı zaten verir ondan sonra bir çeker bizden. Biz şaşırmayız bunlara. Split durmanın da şöyle bir tehlikesi var. Şu anda See You Later'ı görüyorum en doğuya bakan tarafta. Galatasaray oyuncuları bir sis yolu yapıp... Yalnız Kane'e nazar değdi hocam. Ayrık kaldığınızda o savaşta abi bravo Kırcalı, uzaklardan müthiş bir support geldi. Bu arada dokunmanın üzerine Kırcalı mermiler var. Orada yapıştırdı dokunmaya mermileri. O yerden kaldırmaya çalışıyor. Bir Tospik'te körü alır. Görüyoruz. Onlar da alan içerisinde. Aynen bittim bombaları, iyi olur. 50-60 metre daha ilerlemek zorunda. Tahminlerimiz de geldi bu arada ekrana. Sıkıntı yok ya. Hallederiz. Erman Yaşar, evet. Elise demiş. Hallederiz. Ozarok demiş. Bakalım. Kör oynuyor ama
Kör cerrahlı. Bravo Kör. Şu anda dokunmayın üzerine doğru bayağı bir yakın konumdalar. Yekta da abi. Abi aç ya şu cover'ı. Alamamamız kadar can sıkıcı bir şey yok ya. Oo bravo Kırcalı. Bravo Kırcalı yok öyle kaçmak. Bravo Kırcalı. Beraber verdiler. Kırcalı aldı. Bravo oğlum. Skoru da. Bakalım tek başına yekta. Yalnız oyuncularımızı kaybettik ya. Bu alan bizi mahvetti. Oraya keşke oynamasalardı hiç ya. Tutabilir aslında. Geçti geçti. Ama öldüler ya. Aksın attığı bombayla beraber BBR'ın da elendiğini görüyoruz. Dokunma da yerde bu arada ve dokunma da bitirildi. Nexruya içinde tehlike çanları sadece bir oyuncusu kaldı. Böylelikle Nexruya'nın... Çok çok kötü verdi son alanı ya. Abi şehirden çeksene işte. Ne işin var şehirde ya? Galaktikos oyuncuları o bölgeye yaklaştı diyecektik. Evet, Natix Yekta'yı Nexruya gitti, Getsu gitti. Nexruya'da 10. sıradan elenmiş oldu. Miramar'da 8 Oo, takım. Oo, elenen elenene. 4 oyuncu arka arkaya. Nexruya ve Getsu'nun elenmesi... Kili de mi çaldırdık? Geriye sadece 8 takım kaldı. 8 takım kaldı ama GMT... Aman Kırcalı, aman! Abi Kırcalı da gitti ya, şaka gibi ya. Abi Miramar böyle lanet bir map, o böyle lanet bir harita olamaz ya. Buranın da sonu demek bu. Ozorox batıdan hiç kimseye... Vallahi böyle lanet bir harita olamaz ya. Nefret ettim şu haritadan ya. Ateş etmeye devam ediyor. Yok abi yok, biz oynayamıyoruz Miramar'da ya. Vallahi oynayamıyoruz aga. Hani bir set kurmuş. Bu nedir ya? Her Miramar'da aynı senaryo amına koyayım. 5. alandan sonra ölüyoruz abi. Bunlardan bir tanesi de Galaktik. Oynayamıyoruz abi Miramar'da. Kabul etmek lazım. Miramar bizim map'imiz değil. Yani dün gerçi iyi puan aldık ama bugün sıçtık yine. Orada da birazcık kafalarını kaldıramıyorlar. Allah'tan yani 3 harita var ha. Yoksa sadece Miramar olduğunu düşünsene biz ölmüşüz. Şu anda Black Esports'a doğru mermi aldı. Çok da çalışıyoruz Miramar'a biliyor musunuz? Çok çalışıyoruz yani. Olmuyor Miramar abi. Puan durumları birazcık sıkıntı da son sıradalar. Miramar kapatılsın. Hashtag Miramar kapatılsın. Katılıyorum. Bir şeyler yapması gerekiyor. Up yerde ama up'ı kaldırmaya yani bir şey yapan, deneyen bir de kimse yok şu anda. Çünkü kafa oradan kalktığı anda üzerlerine mermi. Abi alana bakar mısın? Yani böyle bir alan olamaz ya. Tartışmasız. Bu arada yeni alan geldi. Yeni alanı tam deniz. Ya alana laf atmaya gerek yok. Kötü oynadık. Okey. Ama Miramar'dan niye bu kadar kötüyüz onu anlamış değilim. Yani Ozorox birazdan oynamak zorunda Melisa'nın olduğu tarafa. Galatasaray o alanda... Abi baksana bu açıklığa bakar mısın? Ortaya giren, alana giren ölüyor ya. Onlar da bulmuş. Ceylon bu arada Kisu'yu indirmeyi başarmış. Levis de Lovaz'ini yere düşürdü ama... Galatasaray'a da mermiler var. Miramar'da kötü olmaya alıştık diyebiliriz evet. Tarafında. Galatasaray'da da yerde bir oyuncu bugün var. Bugün TDM'de FF'i yener miydi ya? Melisa'da oğlum yenersek çok tatlı olur ya. Çok Özgür doğru. Ersan AVM ile aramıza katılmış. Özgür hoş geldin. Onların da şu anda puan durumu 35 puanda ve 16. sıradalar. Sınırdalar ve onların yani süper hafta dün de ne kadar iyiydik Miramar'da ya. Olmadı bugün. Çok ağır olur. Gece gitti demek direkt evet. Yani. Şu anda Ozorox o bölgeye doğru oynuyor. Abi kaç tane kill aldık etti çalındı. Gitti. Kaldırdılar. Kaldırdılar. Canlar basılamadı henüz. Bakalım buradaki savunmayı kim kazanacak? Ozorox'un o bölgeye doğru baskısı var. Poser bir bombasını pişirdi ama atmaktan vazgeçti. Storm canını doldurmaya çalışıyor bölgede. Artık son enerjiler, son boostlar içiliyor. Galacticos ekibinde şu anda Kamikaze'nin olduğu çukura doğru oynadığını görüyoruz. Mahmut Seviş bug'ı yaptak şurada var ya bin alıyoruz ha. Yapılır vardı abi çalışıyor yani. Ama Kamikaze'den haberi yok. Mahmut'un bir bug'ı var evin içine giriyor oraya girsek bitti. Alanı da atmış zaten. Gitti yanıcılar. Veysel Gören 22 lira bir dahaki maça kesin bin tam desteklemiş. Eyvallah reis. Ben inanıyorum bugün bin almadan kapatmayacağız ya. 3 maç var önümüzde. Bir de TDM var. Hiçbir yerde win alamazsak TDM'de alalım bari. Yani çok fazla yapacak bir şey yoktu. Alan kapandıktan sonra. 3000 dolar değil mi abi? Yani, 3000 dolar ödülü var TDM'de evet. Bir kere değdiği zaman. Ama ilk 3'e girmen lazım 3000 dolar ödül alman için. İlk 3 dışa ödül alamıyor. Biraz daha evlere doğru geçtiler. Melisa da şu anda tamamıyla 5 katlı binanın içerisine durdu. Allah'tan Sanok da yoktu. Sanok hemen bitiyor ya. Doğru. Şimdi birebir. 15 dakikada bitiyor şu Sanok. Of. Yere de çekti. Skor garantisi de alındı hemen.
Abi Melisa burada çok iyi bak. Melisa Miramar'da çok iyi. Niye bilmiyorum. Bu çocuklar Melisa'da güzel oynuyor. Şey Miramar'da güzel oynuyor yani. Şimdi o dışarıya çıkabilir. Gerçi IV de iyi burada ya. Belli olmaz. Çünkü orada Ozorox'u sıkıştırmaya devam etmesi lazım o açıdan ama. Bugün galiba Livik de var. Hayır bugün yok. Haftaya o. Rahatsız etti. O da rahatsız edilmemek adına Poser bu arada Sephiroth'u yere indirmeyi başarmış. Ellerinde tabii bomba olmadığı için o skor garantisi güzel bomba bu arada. Lewis bomba güzel bomba. Gitti orada. Bomba patladı dibinde Falconist'in ama ne skor garantisi gelebildi ne de yeni bir oyuncuyu düşürebildi. Ozarok kendini kurtardı ya bu maçta. Falconist canını doldurmaya çalışıyor. Ne diyorsun CCO Mahmut? Bence kurtardılar. Bence oldu çıkar. Şu an içerisi bu maç sonunda yani iyi bir puana ulaşıyor. Kesin içeriye tamam. Baskısı artık bence. Ufak ufak Ozorox'u yerde görüyoruz diyecektim ama şu anda iki oyuncu ayakta Ozorox'ta. Melisa'da sadece bir oyuncu kaldı. Poser'a da gelen mermiler. Çok iyi. Yani iki tarafta buradan çok ciddi zararlı çıktı. Büyük Falconist ihtimalle güzel oynadı ya. Yani Denizbank, Valkes, Galacticos ve gerçekten temiz oynadı. Karlı hale geldi. Bizim tahmin yaptığımız iki takım birbirini burada epey hırpaladı. Storm şu anda Lewis'in üzerine doğru gitmeye çok devam ediyor. Çok tehlikeli yer ya. Evin içinde fight. Çıkışına doğru atışlar. Birilerini rezil de edebilir, Vedir de edebilir. Sağ tarafa doğru yanıcı. Vallahi yaktılar lan. Güzel oynadı. O da çıktı ya süper hafta sonuna. Elendiğini görüyoruz. Şimdi de Falconis Galactico tertemiz oynadı. Devam ediyor. Şimdi put kaldı orada bir. Ciddi sürpriz burada. Galatasaray da sanki yırttı gibi maç. Hüseyin Mahmut. Galatasaray da yırttı. Şu anda da yağmaya o da ilk şey girer işte. Devam ediyor. Lovazin aynen girdi ya. Kili önemli değil. Girer. Onun puanı zaten iyiydi. Diğer Galacticos oyuncularına mermi aldı. Yalnız bu hafta sınır 45-46 falan olacak gibi geliyor bana ya. Evet Galatasaray 37 puanda şu anda. 38 puan bir de sıralamadan gelecek. O da yırttı. Yani Ozorox tarafında şöyle bir avantaj var. Yalnız Black Chaos, Getso ve Howl için çok sıkıntılı bir lobi. Getso çıkamazsa finali kaçırıyor bu arada. Getso çıkamazsa final gider. Mermiler geldi Boran'dan. Scarlet yerde. Kaldırılabilecek mi bakalım? Storm bombaları pişirip atıyor. Lovazin defoyu yere çekti. Aşkım şarj aletini hala bekliyorum ha. Ve o patlak çipin olduğu yere doğru ilerlemeye çalıştı. Galatasaray oyuncuları Denizbank. İstanbul Wildcats geçen hafta çıkamamanın acısını çıkartıyor. Büyük bir darbe vurdu. Galatasaray'ı elemeyi başardı. Şu anda son 3 takıma girdik. Denizbank Wildcast, Ozorox ve Galacticos oyuncuları ayakta. Lux bu arada yerde kaldı. İki takım kaldı. Artık. Oğlum Ozorox win alacak lan. Adamlara dedik ki çıkarlar mı win alacak adamlar. Mermiler yağmaya devam ediyor. Alan da kapanmaya devam ediyor. Öfkan Koç 22 lira 60. Takım iyi abi. Sadece biraz alan şansı var takım için. Anlayamadım yazdın ama katılıyorum. Takım iyi. Biraz şans lazım. Birazcık daha artık şu Miramar'da çalışmamız lazım. Wildcats bırakmadı beni son gün yine. Güzel maçtı. Güzel temiz maçtı. Eğlenceli. Evet sıkıntı yok ya. Bizim için sıkıntı yok. Zaten çıktığımız için süper hafta sonra. Bir win almak istiyoruz ama bugün beni heyecanlandıran şey TDM hocam. Bram ile birlikte piknik. Abi yemek şirketlerinin suçu bu. Bir tane tavuk pilav yiyeceğim. Bir buçuk saatte gelmez şu ya. Ya zaten bunu hazır yapıyorsun değil mi yani? Orada duruyor hazır. Taze mi yaptın? Ne yaptın? Tadı da güzel değil. Aşkım bunu nereden söyledik? Buradan söylemeyek bir daha. Selam buradan Fenerbahçe alır mı maçı kupon yapacağım. Ben Fenerbahçeliyim biliyorsun ama Alanya Spor'da da biricik moderatörümüz Sude'nin eşi Furkan Bayır oynuyor defansta. O yüzden böyle çok tereddütteyim. Hep Alanya Spor maçını izlerken böyle Furkan da kazansın istiyorum bir yandan yani. Öyle bir tarzdayız. Body yapıyorum diyorsun. Oğlum tavuk pilav yiyen herkes body'cim olmak zorunda ya. Siz de var ya cıvıttınız ha. Ama body'ciyim hocam. Ahmet Okur Silifke'den selam. Aleyküm selam kardeşim. Abi siz de yemek yapmıyor musunuz? Oğlum iki tane çocukla nasıl yemek yapacağız evde? Ne ara yapacağız yani? Tuğçe geldiği zamanlar haftada 3 gün o yemek yapıyor. Haftada 6 gün geliyor ama 3 gün yemek yapabiliyor da. O bile kargaşadan 3 gün yapamıyor. Ya pazartesi, salı, çarşamba yapamıyor yemek. Perşembe, cuma, cumartesi yapabiliyor. Bu cumartesi yapmadı gerçi. Acaba salı, perşembe, cuma mıydı? Onu tam bilemiyorum. Çok
karışık yani ev abi. Senin küçük çocuğun olmadığı için tabi bilemiyorsun bu durumları. Abi DC'ye bakar mısın? Bakarım birazdan. İlk hocam bakayım abi. Sen bir bak abi. Arkadaşlar bizi izlerken fotoğraflarını da Discord'dan gönderebilirsiniz. Yemeği erkek yapmalı demiş Mental. Oğlum ben de çalışıyorum ya işte yayındayım. Video, Instagram'a, TikTok'a, Reels, YouTube'a, Shorts, oyun deniyoruz. Ben bunlar şey sanıyor beni ya. Ben ev adamı mıyım? Toplantı vardı bugün iki tane. Fena toplantılar, çok hoşunuza gidecek toplantılar. Yakında açıklanır. Abi sen ev yaptırıyordun, ne oldu iş? Devam abi, yaptırıyoruz. Ya biz köy ev yaptırmıyoruz ki abi, büyük ev yani. Biraz zor biter. Ah. Abi sen emlakçı mısın? Yok abi, pedevengim ben abi. Tunağan. Gerçekten tuhaf insanlar var ya. Yenge sana sedanter diyor. Evet öyleyim. Bitmeyen ev. Kardeşim evin arazisi 5000 metrekare. Evin oturumu kapalı alanı 1300 metrekare. Herhalde istediğimiz gibi olması için hem para lazım hem zaman lazım yani. Gerçi para olsa 6 aya bitiririm de para yok. Zane Gamer 2.5 euro atmış. Buram sana zahmet. Buralar kurta basar der misin? Buralar kurta basar. Ama R'yi söyleyemedim. İstediğin gibi olmadıysa Zane 2.5 euro'nu geri alabilirsin. 2.5 euro. Ulan iyi para yapıyor şimdi ya. Şaka maka 2.5 euro. Ya. 30 olsa 75 lira yapıyor ya. Bende hala algı yok. Mesela 10 lira diyoruz ya bir abonelik. 50 cent yapmıyor. Yapmıyor yani. Şaka gibi hani. Abi evi bitirene kadar ev çürüdü mü? Zaten öyle hayatın ev gördün mü? Temelinde 85 ton demir var onun. Nasıl çürüyecek? Full izolasyonları, sıvaları, alçıları, her şeyi tamam canım. Normal ev ya. Ama incesine çok para lazım. O camlar falan özel gelecek, ne bileyim. Bir sürü şey var abi işte. Camı da bir geçtim. İşte o mobilyalara çok para gidecek. Mobilya dediğim işte oturma takımı falan değil yani. Mutfak. Banyolara çok para gidecek. Gidecek de gidecek. Abi sen neden şehirden uzak yaşıyorsun bu kadar? Şehirle işim yok ki, evden çalışıyorum. Hayvanları, doğayı seviyoruz. Instagram'dan takip etsen görürsün. Her sabah Bitel'le köpek videosu. Kedi, ördekleri kovaladık. Kedileri kovaladık. Kaplumbağalara su verdik. Doğayı seviyorum yani. Beni dinlendiriyor, rahatlatıyor. İnsanlar tanıdıkça sevmemeye başladım insanları ya. Barış Akıncı 45 lira atmış. Bu bir videonda Trabzonspor forması vardı. Üzdün abi demiş. O hala duruyor bende. Trabzonspor forması. O bir takipçim hediye olarak göndermişti ben. Forma değil ama atletti galiba. Duruyor hala o bende. Hacı Avşar 22 lira atmış. Yeni gelebildim, bol şans buram demiş. Hoş geldin Hacı. Yeni başladık zaten ya. Sıkıntı yok, daha yeniyiz. Seramikleri ben yapayım, malzemeyi de benden alırsın, olmaz mı? Ulan Erdem bir 10 lira katıl da öyle ciddiye alalım yazdığını. Walcherin 3 euro atmış. Sterlin mi o? Sterlin o. Walcherin 3 sterlin. Hoş geldin, ilk bağışı bize. İsmini lütfen doğru telaffuz etmem için Türkçesini yazar mısın kanka? Nesibe 5 lira göndermiş. Hoş geldin Nesibe. Ben de Trabzonsporlusun sanmıştım. Ya Trabzonluların yanında çok çalıştım. Ofluların yanında çok çalıştım. Severim Trabzonluları. Gitme fırsatım da oldu Trabzonlu'ya ama yani Trabzonsporlu değilim. Ama sempati duyduğum takımlardan bir tanesi. Sefer Tayyip Harputlu 45 lira atmış. Abi evin müteahhiti ben olurdum, ucuza kapatırdık. Oğlum mevzu ucuza kapatmak değil, kendim oturacağım amına koyayım. Güzel bir şey olsun istiyorum. Ucuza kapatacak olsam niye bu kadar büyük ev yapayım yani? En güzel, en iyisi olsun istiyorum. Tidyan bugün evet. Tahminen ne zaman biter? Yani 2 sene daha burada oturacağım diye düşünüyorum. O yüzden de
Yani iki seneye böyle her şeyi bitmiş bir halde oraya geçmek istiyorum. Yani bir buçuk seneye falan biter ama işte ne bileyim peyzajını falan, havuzlar var, göller var, daha dışarıda stüdyolar var. İki seneyi bulur. Ya bizim acelemiz yok ya. Zaten bebekler küçük olduğu için şu an bir yere gidemiyoruz. Hani Bihter 2,5 yaşında. Daha kardeşi 2 aylık. Yani şu an bir yere gitme, taşınma şansımız yok. Orada farklı bir sistem olacak. Yani çalışanlar orada yaşayacak. Ne bileyim. Ben orada biraz farklı şeyler yapmayı da düşünüyorum. İşte bir kameraman, bir editör. Yani bir bahçıvan olması lazım. Güvenliğe 2 kişi olması lazım. Evin temizliğine 2 kişi lazım. Oraya gidebilmek için böyle bir tam bir her şeyi iyi çalışmamız lazım 2 tane. Süleyman Pehlivan 5 lira göndermiş. Hoş geldin. Üçüncü çocuğu orada yaparsın bir artık. İnşallah ya. Karım isterse ben hazırım. Ben okuyayım. Son durum ne? 5. sıradayız şu an. Süper hafta sonu garantiledik. Önümüzde 3 maçımız var. Kafamız rahat. TDM'e daha çok hazırlanıyoruz. TDM yenersek yarı finale çıkacağız. FF ile karşılaşacağız bugün. Ama bugün bir win alabileceğimizi de düşünüyoruz. Ozan Ogeday 45 lira. Loca olmasa da biletimizi aldık. Kale arkası candır demiş. Ozancım iyi seyirler. Kale arkasını ben de severim. Doğu Bey 5 lira göndermiş. Şu yemeği yiyeyim de çok soru soruyorsunuz. Cevaplayacağım diye yemeği yemiyorum. Onun için de nargileyi de yapamıyorum. Arada kaldım. Şu an paradokstayım. PUBG takımın için Game Out planı var. Tabii ki var ya. Seneye kesinlikle Game Out'umuz olacak. Seneye kesinlikle doğru yerde duracak yani takımımız. O konuda sıkıntılarınız olmasın arkadaşlar. Yani seneye belki takımda değişiklik olabilir, gelenler gidenler olabilir ama kesinlikle daha profesyonel bir takım olacağız. Bu sene deniyor gibiydi biraz. Çok büyük bir yatırım yapmadık. Büyük bir yatırım yaptık çoğunuza göre. Ama çok büyük bir yatırım yapmadık. Bu sene deniyoruz. İnşallah hedef Avrupa'ya gitmek. Türkiye finallerinde ilk 8'de kalmak. Öncelikli hedef bu. Sonra da dünya şampiyonatı için bir şansımız olur oraya gidersek. Atilla 3. ayını kutlamış. Abi askere gideceğim. Hakkını helal et. Çete selamlar. Atilla'cığım hayırlı tezkereler kardeşim. İnşallah kazasız belasız sağ salim gider geliksin. Sayılı gün çabuk geçer. Atilla sıkma canını. Onların yayını mı gitti Mahmut? Bende var. Emin misin? Bende mi yok? Galiba. Bir F5 attım. Bende akıyor şu. Okey bende gitmiş. Abi ev için kaç kişi çalışıyor? Şu an bekçi var, şantiye şefi var, bir de babam var. Onun dışında hep dışarıdan taşeronlara veriyoruz işi ya. Kimse çalışmıyor. Flux oynamıyor burada. S2G, GMT ve Bra oynamıyor. Tekrar söyleyeyim. S2G, GMT, Bra ve Fireflux. S2G ve Fireflux'ın olmadığı bu sanokta. Şimdi Kaos için çok kritik. Geçen maçta da konuşmuştuk. Kaos'un buradan kesinlikle 10 artı bir puan çıkartması lazım. Alt taraf çok fena oldu. Diğer Samet demiş ki birinci ayını kutlamış. Savaş Cebeci'ye kan kavgası hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim abi? Saçmalık ya. Bakalım. Kırarım kolunu bak ha. Performansı İlyas! Olacak. Ben merak ediyorum. İlyas. Puan durumu çok karışık bir vaziyet aldı. Artık Holon Espor'da şu anda abi yiyebiliksin. Kadından da bir dayak yiyebiliksin ki yani. Puandalar. Hani böyle şeyler konuşmak saçma geliyor bana ya. Erkeklerin böyle hormondan geberip de kafayı yemesi gibi geliyor yani. Herkes herkesten dayak yiyebilir abi yani. Bir tane çocuğun 6 yaşında çocuğun eline silah vereyim vurur seni mesela. İnsansın abi bir onları tane... Onları demesen mi abi? Abi bir tane iğne vuruyorsun. Elin ayağın gidiyor bir sakinleştirici vuruyorsun. Altına sıçıyorsun abi. Adam sana bir tane anestezi veriyor. Ölüyorsun. İnsan vücudu basit bir şey yani. Bu kadar böbürlenilecek bir şey değil ya. Saçmalıyorlar yani. Sporcunun yanındayım ama bu tarz olaylara yokum.
Arkasız yerine gitti. Bu arada alan çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani alanın %50'sinden fazlası muhtemelen suda. Suda yani çemberin bir kısmını göremiyoruz. Aynen. Çemberi göremiyoruz artık. Aynen. Yani bir de şöyle bir durum var. Hatine mi atacak? Anakarada mı çekecek? Bir de böyle bir durum işte daha söz konusu. İşte şimdi çember biraz daha görebildiğimiz bir noktada. Senin de söylediğin gibi minimum %50'si suda. Yani çok sıkıntılı bir yere attı. Yani burada tahmin yapmak da birazcık zor. İşte Kaos'un bulunduğu konumun avantajı bu. Loot'ta zayıf kalıyorlar. Ama durdukları nokta... Yalnız Kaos'un burada yani şey, adam kaybetmesi bile çok büyük tedirginlik çok yaratır takımda şu anda. Ama hatini atan veya hatinin ne tam karşısında bulunan o... Allah delirmiş sen ya. Niye? Çok zor yemek yedim Bihter yüzünden. Bihter'im rahat bırakmıyorum seni. Tayfu Doğan Bombay'la aramıza katılmış. Hoş geldin. Ne dedin sen diyebilir... Ne dedim? Ne dedin yemek hakkında? Ne dedim? Ya çok yedim. İyi değil dedim. Ha, bu kadar yani, beklemeye değecek bir yemek değil yani. 1,5 saat bekledim. Evet, 1,5 saat yemek mi gelir abi? Yayından önce yiyip geleyim diyorum, şu yaşadığımıza bak. Ya Mersin işte. Abi de yani tavuk pilav yani ya. Yapıyorsun önceden, satıyorsun sonuna yani. Bye bye. I love bitch. Aşkım bulamadım gözlüğünü. Sağlık olsun gözlük, bu gözlükle takalım. Şimdi şans aleti getirdin değil mi ben? Evet. Durumu, skor alma ihtimalleri de artıyor çünkü anakaraya geçmesi gereken takımlar olacak. Şimdi bir de Hatin'i tercih eden takımlar da olacak sonradan. Mesela bunlar kim? Futi Spor şu anda Hatin Adası'na geçiş yapabilir. Daha belli değil. Şu an Ruins'teler. Ama karşıya Sevyen'i ufak ufak köprünün başına doğru getirmişler. Yani orada Howl var. Denizbank Wildcats var. Galacticos Körfez'den Hatin abi, Adası'na şu anda geçiş. Şu anda ihtiyacımız olan şey ne biliyor musun? Yani Hatin'den çok bir anda çok çok iyi bir win. Üzerine TDM'de bir daha win. Üzerine bir daha win. Abav Mahmut. Evet, şu anda olsa var ya görüyoruz. Rakşi'yi görüyoruz, hemen düzeltiyorum. Black takımının rotasyonunu. Yani o kadar abi dar bir yere sıkıştık takımlar. Hala like atmamış. İlk alan olmasına rağmen. Hüseyin like'a bas lan. Normalde böyle bir 5. alan etkisi Selahattin var. Selahattin yani, Şair ilk maaşını atmış bir de. Hoş geldin Selahattin. Dolayı... Akıllılık yaptı. Şöyle bir akıllılık yaptı. Sırtını suya dayadı. Kuzeye doğru çıktı. Tam Kaos'un bulunduğu ev gruplarının kuzey kısmına sırtını suya doğru verdi. Şimdi, diğer taraflarda yoğun bir sıkışma olacak. Evet, burada Galatasaray ile Black birbirine çok yakın bir noktaya geldi ve mermiler başladı orada. Raum Nox'u yere çekti. Raum Nox'u yere çekti. Black için çok sıkıntı. Black son sırada şu an. Sirian'ı yere indirmeyi başarıyor. Black süper hafta sonuna gidemezdi, finalleri kaçırabilir. Rebellion ve Raxi ikilisi ayakta kalmaya çalışıyor. Nox ve Ceylon kurtarılmayacak gibi. Rebellion da çekildi. Galatasaray çıktığını anlayınca Black'e mi oynadı, ne yaptı? Bir anda tek oyuncuya düştü Black Espor. Şu anda da son sıradalardı 20 puanla. Yani işler bayağı bir sıkıntılı noktaya geldi artık. Bomba bu bölgede bir kılaç atması lazım. İşi gerçekten çok zor. Bir yanıcı bıraktı merdivenlere doğru. Sinfoni bombasını pişirdi, yukarıya doğru gönderebilir. Aha. Ama Loazin orada Bilek gitti abi. Tentelerin üstüne çıkarak Bilek orada gitti. Raxi'yi yakaladı ve süper hafta sonu için win lazım artık çok onlara. Çok hızlı elendi Bilek Spor. Bunları göreceğiz. Demin de söylediğimiz Ramazan gibi. Ramazan baba ne zaman gelecek ya? Babam biraz hasta ya arkadaşlar ya. Birkaç takım haricinde hasta olduğu için takım, gelemeyebilirim dedi ama yakın, yine gelebilir de olursa arayacak beni. Çocukları bırakırken belki gelir. Rotasyon yapıyor şu anda alanın dışında. Kız kardeşlerimi şu anda ikinci annesine bırakıyor. Yani i̇kinci evliliğinden olan annesine bırakıyor çocuklar hafta yani sonu. Girecekleri noktada belki oradan sonra gelirim dedi ama biraz haftaydı. Puansal olarak ciddi tehlike içerisinde değiller. Galatasaray birazcık tehlike içerisindeydi. Bu alınan 4 skorla beraber puanını 46... Regnum niye 3 kişi başladı bilen var mı? Regnum niye 3 kişi başladı? Galibiyet puanı falan bunlar önemli. Sudaki... problemli. Sudaki Beast'e. Keşke 7'ye toksalardı. Gerçi Regnum'un 7'ye var mı bilmiyorum. Yalçın Çetinkaya bombeyle aramda katılmış. Yalçın hoş geldin. Ama Oscar'ın yanına kadar yüzebilir mi? Abi baban kaç sefer oradan çıkamazmış. Evet, çünkü Rip 7 ve Arvin'in olduğu pozisyonlar gerçekten yükselti avantajını gösteren bir yer.
Bu arada Zuwolf'un ve Dokunma'nın atışlarıyla beraber Digital Athletics'ten Crespo'nun bitirildiğini görüyoruz. Evet, Coldex'te gitti. Coldex'te gitti. Black ilk elenen takım olmuştu. Digital Athletics'te iki oyuncu kaybetmek üzere. Evet, şu anda ikinci oyuncuyu da kaybettiler. Regnum Karya ve Digital Athletics iki oyuncu kaybetti. Hold'da bir oyuncu yerde. Black zaten erken elendi. Hızlı, ya her zaman zaten Sanok'ta elemeler, çatışmalar hızlı başlar. Ama bu alanla beraber daha da hızlı elenmeleri, daha da hızlı erimeleri göreceğimiz kuşkusuz. Şu anda Beast'in de Kairos tarafından skor garantisinin çekildiğini görüyoruz sevgili Yargıç, ki X-Ray'i de Sevyen aldı. Şu anda Oscar tek başına kaldı ama yani Soul'la Foot'un kapışması çok fena. Redman son dörde kalmama mücadelesi. Burada Holy Spor Kairos'un yanına uçtu. Şu anda Arvin takım arkadaşım tutmaya çalışacak. Soul alırsa Foot'u çekebilir aşağıya. İsmail çok bir abonelik hediye etmiş. Hoş geldin İsmail. Tam olarak nerelerde diyecektim. Sevyen'in skor garantisinde Zesi çekti. Artık iki oyuncuya düştü Howl. Tabi burada aldıkları skorlarda önemli bir hale gelecek. Oscar'ın atışları devam ediyor. Arvin'le Kairos orada çok bayağı sıkışmış ya. Bir noktada kaldılar. Rip 7 onlara birazcık koruma atışı yapıyor. Bir yandan da sis bombalarıyla etrafını kapatmaya çalışıyor ama sis bombalarını bir türlü düzgün atamadı. X-Ray'in de skor garantisi alındı Rip 7 tarafından. Şu anda durum 3'e 2'lik bir durum söz konusu. Kairos tekrardan yere çekilmiş kayanın ardında. Yani Zesi'nin birazcık farklı açılara geçmesi lazım. Yeni alanda geldi bu arada. Hatin Köprüsü merkezi bir alan var. Evet. Yani hala ana karayı mı atacak, Hatin Adası'na mı atacak? Birazcık belirsiz bir alan geldi. İşler takımlar için işler gerçekten zor. Oscar bu arada pencerenin oradan en sonunda düşürüldü ve Footy Spor'un bir nefes almasına sebebiyet verdi. Zesi orada abi şu anda Foot'un da Hovel'ın da bu yaptığı fight kendi bacaklarına sıkmaktır. Başladı bile oradan. Çok buradaki tehlikeli yani, bu da 1 kill 2 kill için bu fight'a girmemeleri lazım. Karşılıklı kayıplar var. Çok önemli yani Sanok'ta 4 kişi olmak. Çekti ama hala da direkt yakın fight yapacaksın yani. Biraz açıkta yakalandı orada Melisa'ya. Yani işleri çok çok zor. Artık yani bir arabanın arkasında yaşamaya çalışıyorlar ama arabanın altından ayaklar gözüküyor. Symphony kendisini suya atmış. Suda görünmeyeceğini düşünüyor. Lovazin kendisini yemlemek açısından birazcık daha açığa doğru çıktı. Bu sebebiyetten dolayı da Grex'in kendisini suya atacak kadar vakti oldu. Görmediğimiz tarafta Digital Athletics'e Nexuya'nın savaşı sürüyor. Oradan da bir oyuncunun yere çekildiğini gördük ama takım arkadaşlarını kurtardı Nexuya tarafı. Şu anda Levis Galatasaray oyuncularının üzerine baskıya devam ediyor Melisa tarafı. Şu anda Galatasaray'da sadece iki oyuncu kaldı ve iki oyuncu da şu anda Suda ve Melisa tarafı onların olduğunu biliyor. O bölgeye doğru sıkıştırmaya devam ediyorlar. Bootcamp içerisinde de bir ufak çaplı bir savaş var. Hangarlar tarafında Ozorox ekibi var. Bootcamp'in ana kısmında da YT Spor oyuncuları şu anda duruyor. YT Spor'un da puanı kritik seviyede. 38 puanla 16. sıradalar. Bakalım onlar için de bu maç çok çok önemli. Lewis'i de yerde gördük. Bence bugün kaçla biter sınır Mahmut? Bence 47 yani falan. Üstündeki bulunan o şehirden Kao'dan atışlarla beraber 50'yi görür mü diyorsun? 50 zor ya. Yakalamayı başardılar. Getson'un da durumu çok kritik. Oğlum bak 17. olan takımın bir üstünü söyleyeceksin. 17 olan takımın bir üstünü. Bu maçta onlar için o puan çıkıyor. Bence 47 puan çıkar bugün. Grexi yakalanmış. Siolet'in tarafından Melisa tarafı Galatasaray'dan bir skor daha almayı başardı. Pozer orada yerde baygın bir vaziyette yatıyor. Şu anda Siolet oraya... Ya ben bu lobiyi tanıyorsam bugün herkes canlı dışına takmış oynuyor. Geçmeye çalışacak. Bakalım takım arkadaşı TDM oynanmadı daha. Bir maç sonra 3 kişi yollarına devam etmeye çalışacaklar. Onlar da alanın en kuzey doğu kısmında şu anda Getso oyuncularıyla beraber birbirlerine çok yakınlaştılar artık. Getso yükselti avantajını aldı. Melisa'nın durumu burada ciddi anlamda çok zora girdi. Kisyu'nun canı hiç gözükmüyor. Losso bölgeye doğru bombayı aldırmaya devam ediyor. Melisa için sıkıntı yok değil mi? Getso için sıkıntı var. Şu anda Kisyu'nun ayaklarını da gördü. Losso'nun attığı bomba bir anlamda yağdırdığı mermi hemen skor garantisi alındı. Melisa tarafı ise burada Simulator Poser'ı kaldırdıktan sonra hemen o bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Akıllıca bir hareket yaptılar. Buradaki savaş yani sürdürülmemeli. Çok tehlikeli abi. Çok tehlikeli şu an lobi. Kisyu'yu kaybettiler ama
Veya Çavun iyi yayınlar Miram, ilk maçımı nasıl geçti demiş. Kötü ya, Miramar'dı kanka. Tahmin ediyorsundun Miramar'ı. 8. olduk. Çok felaket geldi. Ben kötü bir geçti. Yandan da Kaos takımını takip etmeye devam ediyorum. İyi Sanoklar oynuyorlar. Burada şu FF'i yeneriz umarım. Umarım ya. Bu alanda hala iyi bir yerdeler ve yani tabii ki Kaos için bu iki Sanok maçının... Mesih Bey'cim çok teşekkür ederim güzel dileklerin için. Çok sağ ol, hoş geldin. Hiç fena bir yerde değiller. Yani bakalım burada, Kaos buradan neler çıkartabilecek? Burada şu anda galibiyete oynayabilecekleri bir yerdeler. Neden bunu söylüyorum? Köprüye bir adam bırakılmış. O bu maç oynasak var ya, hayatta bizim burada yaşama şansımız yani yok ha. Ya 15-20 kill alırdık ya hiç adam vuramadan ölürdük rotasyonda. Başarılı bir savunma yaptı. Çok Arvin yere çekmeyi başardı. Hiç oynamıyoruz bu maç yani. Çok kötü alan abi. Bu alan... Yani tehdit de yok bir şu de anda. Bir de suda kaldığı sürede risk yani. Tehdit de gelmiyor. Yani Melisa Espor'un oynadığı yerde çok fazla rahatsız etmeyecektir Kaos oyuncularını. Diğer tarafta Hatin Adası şu an yangın yeri. Like'ımız 2100 olmuş. TikTok'ta da 45.000 like olmuşuz. Çok teşekkürler. Görüyoruz. Ozorox tarafı da Nihat'ı yere düşürmeyi başarmış ve skor garantisini de hemen aldılar. Mavi Dans tarafı 3 oyuncu şu anda Bootcamp'in hemen çaprazında bulunan dağın orada. Hangarlarda Ozorox tarafı var ve Bootcamp içerisinden ufak ufak yaklaşmaya çalışan YT Spor var. Şu anda bu köprü tarafı... Bunu karıştırmanın yöntemi bu herhalde. Digital kahveyi nasıl karıştırırsın? Problem var diyecektim de Yekta'yı da yerde gördük. Şaşırmadık. İlk oyuncu kaybıyla karşılaşır mı yoksa arkadaşları Yekta'yı aldırabilecekler mi? Çünkü orada ev grubu içinde muhtemelen. Ev grubu var orada tam Hatin'in karşısında evet. Arkadaşlar bu maçtan sonra 3 maç işte var. 3'ünde de oynuyoruz. TDM'de de oynuyoruz. Bugün bizim günümüz. Kontrolü şu anda ikiye bölünmüş durumda. Hem Kaos oyuncularından Slay orada. FUT'tan da Kairos ve Ripseven şu anda köprüyü tutmaya çalışıyorlar. Buranın ekmeği abi senin verdiğin kupon tutmadı. Umut'cum yapacak bir şey yok abi. Denediler. Ama Faysal Loto tuttursam zaten alan Kaos oyuncularından bir kişiyi oraya geçirmeleri Arvin hep ön cepheye geçiyordu o tam Slay'in olduğu kısma. Ona müsaade etmeyince Slay şu anda Footyspor'un da hani çok fazla kafasını kaldırıp etrafı ateş etme şansı kalmayacak. Bir yandan da yükseltiden de takım arkadaşlarını kontrol amaçlı bakıyor Kaos oyuncuları o bölgeye. Abi şu anda Kaos'un Sanok'ta iyi olduğunu biliyoruz ama 2 kill'le başlamaları yani beni de şaşırttı. Gayet iyi bir başlangıç. Kaos'un en az 10 artı bir puana ihtiyacı var. En az 10 artı. Gelecek. Yani şu an 40'ı falan bulması lazım yoksa çok kötü duruma düşecekler. Bizim de yavaş yavaş. Çünkü başka Sanok olsa bile yani son maç Sanok olsa bile o maçta oynamıyor büyük ihtimalle Kaos. Merkezi gelirse tabii bir alanı görelim ondan sonra vereceğim karar ama ortaya çekerse bu arada abi zaman, alana bak Mahmut. Kaos ciddi. Bu ne oğlum? Ben o tarafa da verebilir mi? Tutmak istemezdim kesinlikle. Yalnız Kaos'a şanstan yani lazım. Akıyor neden yani. Müthiş geldi lazım. Alan. Mavi Dans ekibi Ozorox, Regnum Caria, White. Şimdi hani Ozorox, White ve Regnum Caria ekibi yüzmeye çalışıyor. Hadi onlar ciddi tehdit yaratmayabilir ama Mavi Dans Getso gelecek. Getso bir de o yani Regnum'un olduğu ada da güzel. İyi ki yani çekilir oradan. Oyun bir Kaos oyuncuyu orada bırakmamak ki lazım. Kaos orayı görse de bakmaz ki. Aracı yoktur diye düşünüyorum. Kaos şu an yani win alması lazım abi. Hiçbir şey ettiği tuttuğu karışmadan win alması lazım. Eğer ev grubunun orada. Yani başka türlü birazcık orada 3 kişi oynayacaklar gibi duruyor. Tahmin yapmamız lazım bu arada. Tahmin aynen ben de. Abi Kaos'a vermeyen vurduruyordu tahmin. Yine de Kaos diyeceğim. Ben zaten dakikalar önce bu açıklamayı yaptığımda tüm Türkiye ile paylaşmıştım. Kaos bu arada win alırsa ya da iyi bir puan alırsa kim düşecek oğlum buradan? İkinci takım olarak. Yani kim düşecek? Getsonuz çünkü ciddi bir yükseklik avantajı olacak. Bakalım takımlar neler yapacak? Zeptimus yere çekildi ama takım arkadaşı Boran Zeptimus. Senin görüntü kaliteli ama maçın görüntüsü 1080p değil gibi. 1080 kanka ya. Şu anda yani mobil oyun abicim bu. Mobil oyun bu kadar kaliteli gözüküyor. Dağlık kısmı PlayStation oyunu değil ki böyle 4K görüntü verelim. Şu an alanın içerisinde değil. Mobil oyun bu kadar olur. Önemli olan oradaki rekabet abi. Görselliği ne yapacaksın? Ben 4K olsam ne yapacağım beni? Çalışacaklar ama önlerinde bir Zesi var. Bakalım Zesi'ye takılacaklar mı veya Zesi suya daha mı önce girmeyi deneyecek göreceğiz.
Zes'inin suya atladığını görüyorum şu anda. Melisa oyuncularından See You Later'da şu anda Zes'inin yüzmeye çalıştığı noktada ev grubunun içerisinde. TikTok'ta 50 bin beğeni oluyor. Kuzey'den zorluyor. Natix'in bu arada Lux'i yakaladığını görüyoruz. Onlar da Galactus'un valla oradan girerlerse tehlike de Slay'in vurması lazım onları. Ev grubuna doğru bir kafa attı. Natix'in elinde bomba var. Bombasını pişirdi ama bomba isabet sağlamayacak. Ooo matkap gördü White'ı. Zeptimus da şu anda bombasını çekti. Natix'in ayak seslerini duydu. Şu anda onun olduğu pencereye doğru bombasını atmaya çalışacak ve çok oha, iyi bir bomba geldi. Natix Belat Çavuğ'un 22 lira 60 kardeş takım kaosa win yazarım demiş. İnşallah ya. Ama win alta bile yani çok zor alttan çıkmadı şu an. Çok fena sıkıştı puanlar. Onlar da iyi puan alarak kendilerini birazcık tehlikeli potadan yukarı atmayı başardılar. Evet, çok çok sıkıntıya girdi abi. Puan almışlardı. Sonrasında bir puan daha eklediler. Aha Gesto'yu attı. İşte şimdi işler değişti. Gesto da sonuncu. Gesto da potada. Gesto şu an var ya hayatının en büyük şansını almış olabilir önüne. Ve sanki kaos arada kalacak gibi geliyor bana. Ciddi bir avantaj sağlattırdı. Gesto'nun şu anda ciddi bir yükseklik avantajı olacak. O bataklığın hemen güneyinde bulunan yükseklikleri ele geçirdiler. Herhangi buradan oynarsa bu arada burada direkt Denizbank 18. sıradan çıkar yani direkt yukarılara 10. sıraya kadar gider. Yeri çok güzel. Bu arada bu alanın bir benzerini süper hafta sonunda gördük diye hatırlıyorum Mahmut. Doğru mu? Hemen hemen böyle bir alan vardı. Aynısıydı. Bizim bin aldığımız gibi miydi? Yok. Orada da herkes tek kalmıştı böyle kulübeye falan puşlamışlardı. Bomba molotof falan. Hatırlamıyorum neresi oldu. Oldun ama çok fena bir maçtı. Beraber oyuncuları yere çekebilir. Oo. Ciddi hasar vermeye başladı. Kaos düşüyor abi. Başardı orada Johnson'un atışlarına devam ediyor ama orada mermiyi reloadlamaya çalışırken Zeptimus yakaladı. Aha. Şu anda Scarlet çıktı. Boran'ı yere indirmeyi başardı. Skor garantisini de almak üzere. Aldı ama gitti. Ama mermi silahını değiştirmeye çalışırken Zeptimus kaos mecbur başardı. Bıraktı da min almak istiyorsa bırakması lazım da. Oyuncu yerde kaldı artık Lux'ı. Sanırım o oyuncuyu yerden kurtaramayacaklar. Zeptimus İsmail bir abonelik hediye etmiş. İsmail hoş geldin. Karya tarafı oraya atak yaptı. Kanka şu an çok fena oyun ya. Spor oyuncularının da şu anda güneydeki o ev grubunu bırakıp yolun kenarındaki küçük kulübeye doğru geçti. Abi inanılmaz. Hem Zeptimus bitti hem Defo bitti derken Wildcats'in elendiğini görüyoruz. Az önce de Yekta'yı oyun alanının dışında kaybetti. Oyun alanının dışına bitti Yekta ve Nexuya 2 oyuncuya düştü. Burada da Wildcats elendi. 9 takım var ama Melisse ve Howl'un sadece birer oyuncuya sahip olduğunu hatırlatalım. Yani kaos Gesto buradan bırakmadı ya. Neden erken geçildi diye çeşitli sorular aklıma geliyor. Analiz masasında değerlendirmesi üzere sevgili Scott'a buradan bir pas yollamak istiyorum. Scott şu anda notlar tutuyor zaten önümüzde. Yani ya bence kaos adam kaybetmeden 4 kişi kalsa daha iyiydi ya. Da bitirilirdi. Buradaki köprünün altındaki balık avları da toplanılabilirdi. Bu arada tahminlerimizde mavi dans gelmiş sevgili Deniz Satar'dan Scott Erman Yaşar. Yanlış bunlar. Ben Howl demedim ki. Bende niye Howl var? Sencer'de niye Howl var? Ben kaos dedim. Lütfen. Adam yayında söyledi zaten bunu. Yayında bunun söylemini yaptı. Şu anda sevgili Scott... Kavga var canlı yayında kavga. Diyor. Ya, neyse çok da önemli değil. Düzeltiriz. İlkan Balkaya'nın bir hatası olabilir diyor. Düzeltiriz onları önemli değil. Şu anda takımlar alan içerisine doğru hareket etmeye çalışıyor. Footy Spor oyuncuları da o bulunduğu kamyon kasasından dışarı çıktı. Frozen'ın atışları var. Swain'in üzerine ciddi atışlar gelmeye devam ediyor. Frozen oraya bir de bombasını pişirdi attı. Çok güzel kill çekiyor şu an ya. Çok güzel tertemiz kill çekiyor. Storm şu anda tertemiz suyun içerisinde baygın vaziyette. Swain'e de gelen bombalarla beraber Frozen hem skor garantisini aldı orada. Swain'in de skor garantisini aldı. Falconis de kendisini suya atarak yaşam mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. Alan içerisinde şu anda Slay değil. Diğer 3 kaos oyuncusu şu anda alan içerisindeki tek kulübeye doğru girdiler. Lost'un atışları var. Onlar da kuzeyleri tamamen ele geçirmişlerdi. Çok kill kaçırdı Kaos ya. Çok kill kaçırdı. Onlar da 4 skorla 6. sırada elendiler. Rip 7'ın şu anda yüze yüze kenara çıktığını görüyoruz. Dokunma orayı gördü ama orayı savunmayı başardı dokunma. Hala alan içerisinde değiller. Yaklaşık bir koşmaları gereken 10-15 metre var ama o 10-15 metre çok açık. Abi Gesto da Kaos da hiç risk alamıyor şu anda hiç. Yeni alanda geldi. Yeni alan hala evleri çıkartmadı. Oo.
Slay bu arada orada iyi bir savunma yaptı. Dokunmayı yere çekmeye başardı. Sunuz'un da atışları var o bölgeye doğru. Abi Kaos yerini bırakmasa var ya. Kaos yerini bırakmasa 10 kill alırdı şuradan ve çok rahat win alırdı ya. Mavi dansa bıraktı yerini ya. Bir de onlar alan dışı geldi abi. Evet evet ya. Tarafından yakalandı ve Next Rüya'nın da elendiğini görüyoruz. Son 3 takım kaldı, 7 oyuncu. Yani Getso yani ciddi avantaja sahip. Ama o da sanırım o tepenin yükseklik kısmı alanda değil. Yani o bayıra doğru birazcık çıkmaları gerekiyor. Bence şu anda avantaj biraz daha Mavi Dans tarafında gibi. Sen Mavi Dans diyorsun. Ama Mavi Dans'ta da şöyle bir durum var. Kaos daha bir avantaj ya. Ah, et diye süt diye karışmadan şimdi, Kaos aldı beni idle. Artık açığa çıktı evet. Getso tarafı. Mavi oğlum dönün vurunsana, nereye bakıyorsunuz? Kaos vurması lazım abi. Spron dışarıya çıktı, atışlarına güzel devam ediyor. Los bu arada alan içerisine girdi. Lotsedir'in üstüne doğru sonunda yürürken Matkap bu da kadar çıktı oradan. Ve skorlar alındı. Getso yere çekildi. Spron bu kadar şu anda açıkta. Bravo. Bravo çocuklar. Bu kadar abi. Ne dedim sana, ne dedim sana? Mavi Dans'la Getso orada birbirine girerse Kaos oradan ayıklamayı çekebilir dedim. İşte Kaos. Winner winner chicken dinner Kaos Espor. Yani çok güzel bir galibiyet aldılar. Tam ihtiyacı olduğu zamanda aldılar o galibiyeti. Valla Getso da iyi puan aldı. Yani şu an alt taraf çok fena karıştı. Kendilerini hafta sonuna kalabilmesi için yani önemli bir alt tarafın puan durumunu ben de çok merak ediyorum. Yargıç, ilk maçta da konuşmuştuk. Bugün iki Sanok var. İki Sanok'ta da oynayacaklar. Zaten Sanok'ta kazanmayı beceren, Sanok stratejisi iyi olan bir takım. Sanok'ta bir maç kazanıp kendilerini süper hafta sonuna yaklaştırabilir demiştik. Kazandılar ki daha bir Sanok daha oynayacaklar. Acaba alamadıkları o skorlar zarar ettirecek mi onlara? Melat Çavuk sırada Brabin gelecek inşallah demiş Melat. İnşallah da aşağıdaki takımlar şu anda gerçekten hiç sessiz bir şekilde win'e koşuyorlar. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ne oldu Deniz ablam? Hoş bulduk. Yine pembeleri çekmiş. İkinci maçta Kaos'u severim. İkinci maçın win'ini alan Kaos oldu. Çok sıkıntılı bir konumda. Oğlum İstanbul zaten soğuk herhalde. Herkes kalın giyiniyor. Rommet'in 45 lira atmış. Apple'dan nasıl abonelik hediye ederim Bram? Abonelik nasıl hediye edersin bilmiyorum da. Şu tayfa şuraya bir tıklasana kanka bak. Şu açıklamalar kısmında aramıza katıl diyor. Şuna bir tıkla. Buradan abonelik alabiliyorsun. Şu yoksa sende. Şu yoksa. Ona bir tıkla oradan bak bakayım seçeneklerde var mı. Ama Apple'da biraz zor abonelik hediye etmek ya. Vallahi ben şeyden yapıyorum, bilgisayardan yapıyorum. Hüseyin'e falan atacağım zaman. Biraz sıkıntı. Az bir çık. Evet, Kaos 18 puan aldı ki 22-23 evet, yani puan çok rahat alabilirdi ama yine de win alması güzel. Yukarıya doğru çıktılar, o kulübeye doğru gittiler diye anlam veremedim. Getso da 11 puan, fena değil. Takımlarla ilgili geçmeden önce puan tablosu geçmeden önce Getson'un da 11 puanı çok kritik. Onlar da aslında önemliydi. Oğlum Galatasaray'a puan lazım, Getso'ya lazım, Futa lazım. Mavi Dans'a lazım, Kaos'a lazım. Hepsi puan aldı. Çünkü Kaos şu an bilek bayağı dibe gömüldü. Sıralama daha çok karıştı. Çok karıştı. Aşağısı çok karıştı. Onlar da potada vardı Futi Sports'la beraber. Biraz abi yaramaz, yani yaramaz. Saçma sapan bir takım gidebilir yaramaz. Ben İki sana söyleyeyim. Bir tane yani ben az önce bu maça geçmeden önce Getso Kaos Bilek çok sıkıntılı demiştim. Hem Getso hem Kaos biri puan 18 aldı. Biri 11 puan aldı. Bilek Espor puan alamadı. Sıkıntı. Bence Bilek Espor için 3. süper hafta sonu artık %99 ihtimalle yok. Boş, mu? Yok. Katılacağım ben bu noktada ya. Yani abi belli olmaz ya, daha maçları var. Bir bine biter iş. O problem değil. Şimdi Kaos yani Bilek şu anda bir bine alsa çıkar ya. O kadar karamsarlığa gerek yok. Sanok haritalarını oynayacak mı diye. Gerçekten Sanok haritalarını güzel oynuyorlar. Tercihte ufak bir problem olabilirdi ama çözülür yani bu. Bilek'in de hala şansı var. İki maç oynayacak en az. Bilmiyorum ilk maç var mı vardı yok mu vardı ama en az iki maç oynayacak. Bilek çıkabilir oradan. Yalnız Bilek çok iyi başladı. İlk haftaya bizimle liderlik yarışında başladılar. Şu an süper hafta sonu kaçırıyorlar. O 3 takımda sıkıntı var ha. White, Hovel, Bilek satın alındı demiştik ya Mahmut. Evet. O 3 takımda şu an biraz sıkıntı düşüş var yani. İlk başladıkları gibi değiller yani. Bilek çok iyi başladı. Onu fark ediyorum. Sistemlerde de iyiydi.
Evet, scrimlerde de iyilerdi. Bilemiyorum, tuhaf bir şekilde düşüş var. Devam edelim. En çok hasar verenler Melise. Melise 4 güzel... kille 1500 vurmuş lan. Sanok çok tuhaf yer ya. Sanok da vurmak boşa. Vallahi boşa vurmak. Kill çekmek önemli abi. Hüso nerede ya? Hüso'yu soran bir çocuk var sabahtan beri. Hüso nerede? Hüso nerede diyor. Ne FIFA oynuyorduk, yemek yiyorduk çakal. Biraz sizlerden gelen fotoğraflara bakalım. Bir yandan oyun, bir yandan bra fotoğrafı gelmiş. Şu en aşağıdan başlayalım da yukarıya doğru gidelim. Oğlum kendi fotoğrafını niye atar bir insan? Aha bak, fotoğrafı bir kardeşimiz serum yerken biriydi diyor, görüyor musun? Sarıymış ismi de. Sarıcığım geçmiş olsun kardeşim. Serumlu biriydi diyor. Foxy de böyle anamıza söver gibi bir fotoğraf atmış. Foxy biraz daha yumuşak bakar insana buna. Evet, Emin böyle bir fotoğraf atmış. Abi izliyorum demiş. Bakalım kendini çeken, bu da kastlı bir arkadaş var. Baran, buralar sözünü tutar atlet boys demiş. Güzel fotoğraf. Getson bra keyfi demiş. Zaten onun profil fotoğrafı bile fake olduğu için böyle bir fotoğraf çok beklenilesi. The Mama, bu dünkü fotoğraflara geçtik. Dün oğluyla fotoğraf gönderen, ismini Barış koymuş oğlunun. Çok tatlı maşallah. Evet, fotoğraflarınızı Discord'dan gönderebilirsiniz. Açıklamalar kısmında var. Siz de bolca fotoğraf gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şunu hemen onu banlayalım. Ben banlıyordum. Banlasan onu. Anladım. Bunu banla. Ne konuşuyorlar lan? Dinlemeden de böyle susmak içerisindeyken Nexia oyuncularını dinleyelim. Ekstra motive edecektir. Yani o Başkası. Alınan skorlarla, o özgüvenlerle önümüzdeki hafta süper hafta sonunda da farklı bir Nexia izleyebiliriz. Bugün Scott ne kadar şık olmuş böyle, lacivert. Teşekkür ederim. Lacivert mi o? Alam renk körü de mi oldu? Evet. Şundan dolayı ceketim lacivert. Bu kez karşımda 5 saniye fazla bakınca Dukes'te renkleri göremiyorum. Sen gördün mü hesabı? Evet, görüyorum. Evet, genel sıralama geldi. Abi sıralama geldi. Bir bakalım. Deniz Bank Wildcats'in 32 puanı var. Zirvede yer alıyor. 92, 32 nerede açıktı ya. 9'u da 30 görmezsin ama Deniz, yani miyopsun da öldür demedik. 80 puanlı Regdum Kariye görüyoruz ikinci sırada. Abi geç bunu, aşağıya gel aşağıya. Puanı. Sonrasında ise çok büyük değişiklik yok sanırım. Bu sayfa gün boyu bana göre şöyledir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun sayfası bu. Evet. Bu. Evet, evet. Ya bu sayfa hayırlı rahat ya. Sen son sayfaya gel aga. Arka sayfada ben neler oldu merak ediyorum. Çünkü Getson'un puan topladığı, Kaos'un puan topladığı bir haritada Kaos 16'ya kadar çıkabildi. Bak burası çok dikkat edilmesi gereken nokta. Oo, FF potaya girdi. Düştü. Bak Fireflux 15'e düştü. Kaos galibiyet almasına rağmen şu FF potada, Galatasaray potada, Foot potada, Kaos potada. Sevgili yönetmenimiz. BBR potada. Anladı o da seni. Birazcık daha down. Oğlum BBR bile gidebilir, ben size söyleyeyim. Puan almaları lazım. Evet, burası çok kritik. Abi. 38 puanlı bir White var. Getso 37, Hole 34, Black 20. Yani Black'in burada bir galibiyet çıkardığı zaman bile neredeyse... Şimdi White'la Hole'un maç eksiği var bir de. Şu anda 16.'lığa bile yükselemeyeceğini görüyoruz. White'la Hole'un maç eksiği çok önemli abi. Günün son karşılaşmalarında Black Espor'un işi en zor olan ekip. Ama Fireflux da bir anda buraya düştü. Karışır işler. Yani bu karşılaşmadan bir daha 16-20 arasındaki takım puan toplarsa bu şu demek olur. Fireflux da yavaş yavaş 16'nın altına düşebilir. Onların da ciddi şekilde puan toplaması lazım. Yaklaşık 40 saniye sonra değerli izleyenler, Erengel'e gideceğiz. Abi Erengel'da hadi bir estirelim ya, özledik. En iyileri kimler? Oy, Erengel'in en iyilerine bak. Az önceki haritalarda da aslında hep gördüğümüz en üzere çok hasar vuran ikinci takımız Espor, Fireflux, Melisa Espor'u görüyoruz. Tabii ki Erengel haritasında ortalama olarak topladıkları puanlarla önde olduğunu görüyoruz. Ama şu anda lig aşamasının son karşılaşmalarına doğru geçtiğimiz için çok farklı taktikler, stratejiler denenebilir. Erengel'de iyiyiz hocam. Çok takımın süper hafta sonunda kalma konusunda bizim problem yok. Evet. O yüzden alt sıralardaki takımların agresif hamleleri olabilir veya sakin hamleleri, rahat olan takımların agresif hamleleriyle ben farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum gün sonuna kadar. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sol olsun takımları. Değerli başlıyoruz. Erengel için sunum masasına gidiyoruz. Let's go. Çok seviyorum Erengel'i ya. Of. Analiz masasına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kritik bir Erengel oynanacak. Miramar oynadık, Sanok oynadık. Erengel oynanmamıştı. Günün
Tekeren gelini de oynayalım o zaman. Tabii burada ilginç bir durum var. Demin ekrana yansıdı. Next Rüya Eren Gelin en başarılı takımı. Zirvede yer alıyor ve Melisa de yine ilk 5 takım içerisinde. Ama bu iki takım da burada Eren Gel haritasını oynamayacaklar. Tüm Eren Gel'lerin en başarılı takımı Next Rüya ve yine ilk 5'te yer alan Melisa burada oynamayacak. Deniz Hadi bakalım. Market şu anda lider konumda. Abi bir de, bir de şöyle güzel bir puan lazım burada. Şu üst sıralara oynayabilir. Bir de bir win lazım aga. Bu maçtan sonra TDM'miz var. Like'ını at, arkana yaslan. Bra dolu saatler başlıyor. Query'den Stalber'e doğru giden bir... Kesin canım. Bismillahirrahmanirrahim. Uzaklarda kalınabilir. Aleykümselam Hüseyin. Yani şu anda kritik seviyede yani nasıl kritik abi? Puanları İyiyim, olan sen nasılsın? Takımlar Allah var. Ve onların da mainlerini ben uzak şey geçiyor. Bunlardan bir tanesi Hall. Hall şu anda aldım. 34 puanlı 19. Niye? Sırada. Ve yengeni şikayet ediyorsun diye. Bakalım onlar nereye gitmeyi tercih Eder. Edecekler. Ne yapacaklar? Eder. 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 Ne var? Yani... Bazı takımlar yani. İçin ciddi bak anlamda Hüseyin gelir gelmez ortalığı karıştırıyorsun. Tabii plan sana gerçekten söverim. Bak, gerçekten söverim. Bir şey, şu anda haklı şey değil mi? Ben sadece sordum. Modum vardı benim. Şu an yok. Neden dedim. Şu anda. Ben de sana söylüyorum sebebini. Yengene şikayet ettin diye. Bu da Kaos Poçinki'ye mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Galaktikos pardon. Galaktikos o. Ne hatam var lan? Sen önce modumu aldın sonra ben şikayet ettim. Yani, diğer Pala 22 lira atmış. Selamünaleyküm buralar önceki mesajı görmedin demiş. Kanka görmedim ya. Bakıyorum hemen. Pala geldi takım gusül aldım abi demiş. Takım gusüllü. Da şu anda bir fırsatı olabilir. Bizim Kane zaten 5 vakit namaz kılıyor arkadaşlar. Ve şu anda 17 yaşında bir pırlanta. Bulunduğu alana değil de birazcık daha kuzey kısma doğru atacak. Abi alan yine kuzey ya. Alan yine kuzey çok ilginç ya. Bir hareket etme kapasitesi olacak. Hızlı oynamamız lazım. Hızlı oynamamız lazım. Ya hep kuzey atıyor. Hep kuzey atıyor. Hep çekme durumu olurlarsa. Rozok alan abi. Şu anda puan durumu 37 puanlı 18. sırada. Dün de böyle olmuştu. Herkes Bomben Squad oynuyordu ya abi. Evet, evet çok ilginç ya. Bayağı bir kurtarırlar. Eğer bu hafta sonu da kaçırılırsa Gesson ihtimalle finalleri de kaçırır gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Çok uzak kaldı alana. Mavi Black. Dans keza yani o Black kadar uzak değiller ama onlar da yakında orada diyemeyiz. GMT Kaos'u gene bulmuş. Ve Kuzey Georgia Pool'da. Ya sanırım GMT birazcık hani Kaos'la alakalı. Abi GMT Kaos'u çıkartmak istemiyor. Çünkü GMT bir süper GMT hafta sonunu kaçırdıktan sonra Kaos o süper hafta sonunu oynama şansı yakaladıktan sonra o puan yani durumunda Kankazı birazcık kafa kafaya hale geldi büyük finaller için. O yüzden doğal olarak GMT haritada Kaos'u arıyor. Aynı çok geçen ayıp hafta bir şey Next ayıp mayıp yok kanka. Paylaş, ayıp yok. Ayıbın yolu ayıp. Abi sizin yüzünden yayını geriye sardım. Mert KYNC 5 euro atmış. Euro değil mi o? Çok teşekkür ederiz Mert'cim. Hoş geldin yayınımıza. Sterlin ha. Sterlin mi o? 5 Sterlin. Evet. Oo, Sterlin de 32 lira. Bak görmüyor musun? 600 onun. Allah Allah. Çok oo teşekkürler kanka. Hoş geldin Mert'cim. Profil fotoğrafın çok tatlıymış. Denemeleri gayet mantıklı. Kaos'un da bu işine geldi açıkçası. Miramar'da çok işine gelmedi ama şimdi burada işine gelerek başladı. Bakalım GMT ne yapacak burada Kaos Espor'la. GMT'nin her maç Kaos'un üstüne oynaması, Melisa'da hep GMT'nin üstüne oynaması çok var. İlginç. Orada sessiz bir vaziyette bekliyor. Böyle çok üst fena fightlar var hakikaten ya. Biz yukarıda olunca bu fightlardan uzak kaldık. Onu çıkartayım, onu çıkartmayayım fightlarından. Hadi bize de atlayın. Hadi bize de gelin. Bizimle kimse uğraşmıyor artık. Bunlar iyi diyor ya. Tabii evet. Bu oyunun ciddi anlamda ileriki seviyesini de çok etkileyecek. Herkes like'a bastı mı, beğeniye bastı mı? Başlıyoruz. Buralar sözünü tutar, kırcalı kapatını kopar, kör kılaç atar, tosbik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar, kek bombayı atar, kokakan kutuya yatar. Buralar sözünü tutar, basa basa. Yere çekildi erken kılıcı yere çekmeyi başardı. Şu anda bir oyuncu kaldı. O da Owner. Owner'ın üzerine baskı kurmaya devam ediyor Kaos. Owner da eski Kaos lan. Elinde bombayla yukarı böyle evet, bir şey yapması çok ilginç yani. Kamikaze de eski. Şu anda üst merdivenlere doğru çekilmeye çalışıyor Owner ve kılıcın yanına kadar geldi. Ama kılıcı tutturmayacaklardır diye düşünüyorum. Birazcık acele etmeleri lazım Kaos oyuncularının. Çünkü bir yandan da Kamikaze de o bölgeye doğru koşmaya devam ediyor. Demon önce de şu anda içeriye doğru baskı kur
vuruldu. Matkapor'da Demon Orda şu an diğer iki oyuncu da gelmeye başladı. Kamikaze de dışarıdan bomba atıyor. Eğer o koridorda bomba tutturabilirse diyecektim ama Matkapor'da bir oyuncuyu daha yapacağım. Hocam Matkap, bıçaklar çekildi. Skor garantisini de çekmeyi başardı Owner'ın. Clutch da yerde Slay tarafından sevgili yargıç. Kaos'un eski oyuncuları ona karşı. Abav. Slay'e doğru bir bomba attı. Slay'i yere çekmeyi başardı. Kamikaze şu anda yani Clutch denemesi için binaya diye baskısını başlayacak. Dışarıdan atlayan ya gerek var mı atlamaya? Gerek var mı atlamaya? Kalabalıksınız. İki oyuncu yerde şu anda. Çeviri düştü. Evet evet. Karşılama yapmaya çalışıyor. Ama sen şey iş yapmıyorsun şu an. Boş ver. Takılma. Bir şey, sorun yok. Ve devam. Anlamadılar. Burada 4 skor almayı başardı. Kaos Espor ve yaralarını da saracaklar. Oha. Takım arkadaşları kurtarıldı. Yani Matkap'a bir mermi daha atabilseydi Matkap'ın orada skorunu almak üzereydi. Matkap da orada esasında birazcık. Abi senin yayın bayağı şey oldu. Bak bir tane fotoğraf atıyorum. Riske girdi biraz ama. Ne fotoğrafı at bakayım. Bu arada görmediğimiz Star After. Şu gelen evdekiler var ya, senin yayında dolaşıyor. Futi Spor'dan iki oyuncu yakalamış. Onların da puanları 34'tü. 36'ya çıkardılar bu alanı. Köprü altında şeyler dolaşıyor. Yani Allah seni kahretmesin. 19. Nereden aldın fotoğrafı? Taraf yanıyor şu anda. Çok karışık hale geldi. Ekle falan yazıyorlar chat'e. Oğlum TikTok videom 7 milyon izlenince kafayı yedi millet. 60'tı. Acaba bir süper hafta sonu kaçırma işte durumuyla karşı karşıya kalır mı Fireflux takımı düşünceleri? Durduk yerine laf attı şimdi. Ama ikinci gün onu tamir ettiler. Senin modun da yok, anlarım şimdi. Rahat pozisyonda başladılar bugüne. Yani matematiksel olarak kesin süper hafta sonunu görür noktasında değillerdi. Ama her şeyin çok kötü. TikTok'ta kısıtlandı yayınımız. Mutlu musun? Şimdi işler esasında FUT oyuncularını gördükten sonra yani, FUT için mutlu çalıyor. Hayır, ben 13. sıradalar 48 puanlar ve şu anda 3 maçını tamamlamış hale gelecekler. Yani sadece oynayabilecekleri bir maç var. Bu maçtan da çok puan çıkacağı benzemiyor. Çünkü Arvin de yakalanmış prizonun içerisinde. Yani şu anda sadece tek bir abi, oyuncu var. Abi şeyi göstermesen sorun yok diye biliyorum. Zaten oradan çoktan çekip gitmiş. Bir şeyi gösterdim yok da ya veriyorlar diye daha. Bana seviyorlar diye daha vermeyi. Yani Futi Spor'un da bu maçı boş geçmesi. Bir de bir maç eksik oynayacak şimdi. Hani abi, bir maç bir kere vermiyorlar bir de öyle. Yani bu rakiplerine biraz avantaj sağlattırabilir. Neyse abi boşver ya. Takılma oraya. Evet tek oyuncu kaldı. Arvin bitirildi. Bu arada istatistiklerimiz ortalama Kur'an'ın skor 9.67 mi? Yani bu ne oğlum? Skor 9.67. Ortalama hasar 1855 ile. Çok bu ne oğlum? 1900 civarı da hasar. Şeyimiz daha çok özellikle almış. Özellikle de ortalama skoruyla çok dikkat çekiyorlar. Şey evet bura gerçekten yani kenar oyununu iyi oynuyorlar. Lakin bazen böyle alan ortasına hurra giderken birazcık sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Rotasyonlarda yakalandıkları durumlar oluyor. Ama rotasyonda yakalanmayıp kendilerini istedikleri yere attığı zaman da galibiyeti almayı başarabiliyorlar. Yani iyi bir takım. Kane'in ben bayağı bir buraya güç kattığını düşünüyorum. Katılıyorum. Bu sezon gerçekten Kane kendini iyi gösterdi. Tospik de keza takıma uyduğunu düşünüyorum. Yani, ne gelecek? Oğlum bakalım, alanda yerimiz iyi ha. Güzel bekliyorum. Güzel bir alan. Yani, bu ne? Ooo Yasna'ya doğru çekti. Bu ne hocam? Gözünü tutar. Kırcalı kapakını kopar. Kör kılaç atar. Tospik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokakar kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Hızlıca oynadı Kore'ye ama orası karıştı aga. Lazım. Yasna'ya bölgesine iniyorlardı onlar da. O bölgeye şu anda artık diğer takımlar daha hızlı bir şekilde giriş yaptı. Oo, bizim o artık fightlar yanacak. Aslında ve ciddi mesafede olan takımlar. Bu maçtan sonra FF ile TDM maçımız var arkadaşlar. Unutmayın. Yarı finale çıkma mücadelesi vereceğiz. Her like, her beğeni. Bra Espor kazanır. Uzun bir yol gitmeye çalışıyorlar. Bu arada Fireflux ekibi, Regnum Kari ekibi şu anda benzer rotasyonu kullanıyorlar. Hatta Galacticos Store'da Scarlet'in canı çok çok az kalmış. Bu bölgede bir de şu anda gittikleri noktada da esasında Ozorox var. Bakalım Ozorox'a da denk gelme ihtimali var Regnum Kari tarafının. Ozorox bu bakacağız. Güzel, hızlı bir şekilde Pollyanna'da yerimizi aldık. Attılar. Regnum da tepeden geldi. İçerisine yöneldi.
Şu anda Yasnaya'nın kuzeybatı kısmını ele geçirdiler. Abi şehre girmek kolay da çıkmak sıkıntı. Düşünüyorum. O yüzden yerimi güzel çıkabileceğimiz de bir konu. BBR biraz açıkta kalmış ama onların da puana ihtiyacı var artık bence. Bundan bahsetmiştim. O savaşın olması, loot'un eksik kalması vesaire vesaire artık yani muhtemelen alan kenarı oynamak zorunda kalacaklar. İşte abi şu an FF 46 puanda yani son 16 limiti White 39 puanda nasıl olacak bilmiyorum valla. Oyunun birazcık zayıf kalıyor. Şu an Kaos 4 kill aldığı için FF'i itti potaya. Snows, Crow, ama FF çıkar. Ve diğer Getsu oyuncuları yavaş yavaş Severny'den... Oğlum FF dün Solkai MVP çıkartıp en güney bugün böyle kalamadılarsa süper hafta sonunda çok sıkıntı olur. Alana dahil bayağı olmaya sıkıntı çalışıyor. Şu anda Kane'i görüyoruz. Sadece FUT Esports ve GMT'nin elendiğini hatırlatalım. FF geçen sene geçen sezon da bunu yapmıştı. Son hafta böyle son anda çıktı süper hafta sonunda ama iyiydi yani. Rebellion şu anda öyle bir tehlikeli bir rotasyonda ki şu anda direkt Mavi Dance ve YT Spor'un bulunduğu ev grubunun oraya doğru gidiyordu. Aynen. Sanırım onu gördü. Yani o iki takımın birbirine yakın olması onlara mermi gelmemesine sebebiyet verdi. Rebellion oradan belki sağa dönemeyebilirdi. Şimdi farklı bir noktaya doğru, doğuya doğru kendilerini atmaya başladılar. Ooo, Regnum'dan birileri düştü. Şu an, oğlum kuzeye atmadı inşallah. Görüyoruz ama o ev gruplarının içerisinde bir daha kuzeye atarsa kurtarılır diye tahmin ediyorum. Eğer sefer ortalığı gereği. Salver atıyormuş şimdi. Yani Yasna'yı içine verirse çok büyük sıkıntı çıkacak takımlar. Regnum'u ortalar herhalde. Merkezler yani. Bizi ortala, bizi. Yani bakalım. Ortala bizi. Da yerinin iyi. E güzel. Bu yalan gözünü tutar. Kırcalık kapatını kopar. Kör kılaç atar. Tosbik pompalı çakar. Bu yalan gözünü tutar. Kane bombayı atar. Coca-Cola kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Görüyoruz. Kırmızı takım arkadaşına gidebilmek için arabasını kullanıyor ama abi şehre attı vallahi. Çalışırken farklı noktalardan mermi de gelebilir. Black Esports'da şu anda o karakolun olduğu kısma bakıyor. Onlar da hemen şu an tam tehlike. Geçtiler. Onlar da split halinde Fireflux içerisine kapatmayı başarmış ve sağa gelmeyi başardı. Yani buraya girerken helalleşeceksin diyordun ya hani sen Rozok'ta. Yasnaya'da da benzer bir durum var. Bu arada Afor yere çekilmiş. Galacticos otokilerin olduğu yere doğru bir kafa attı. Scarlet skor garantisini aldı. Refire'lar var Coldex tarafından şu anda. Scarlet'in elinde bombası var. Dışarıdan bomba geldi Scarface'ten. Scarlet yere indirildi. İkinci bombayla beraber sanırım skor garantisi de alındı. Galacticos bir şeyler deniyor ama. Yerde. İki oyuncu ayakta. Crespo bölgeye doğru desteğe gitmeye çalışıyor. Coldex içeride yakaladı. Savunma yapmaya çalışıyor tek başına. Natix birazcık o Crespo'nun koşuşuna engel oldu. Natix de dışarıdan Crespo'nun yaklaşmasına izin vermemeye çalışıyor. Regnum Karya ekibinin de o bölgedeki abi çok sıkıntı bölge ya. Yaklaştığını görüyoruz. Burada artık 3 takımın savaşı olacak. İyi bir bomba geldi içeriye doğru Coldex'ten. Jon Snow yere düştü. Scarlet'in canı çok az. Bir bomba daha denemesi oldu. Orada Scarlet'in canı çok az kaldı. Basın abi artık. Canını yenilemişti ama tekrardan düşün orada bir bomba gelince canı artık bayağı bir aşağıya çekildi. İçeriye yanıcı da atıldı. Yanıcı atıldı demin. Bir bomba bir yanıcı. Abi bakar mısın ya? Coldex orada, Crespo orada şu anda Galacticos oyuncuları birazcık zor pozisyonda kaldı. Scarlet bir bombasını pişirdi içeriye doğru attı. Coldex'in canı biraz azaltıldı ama düşürmeye yetmeyecek. Kaos'tan bir oyuncu düştü yine. Tehlike çanları. Bomba daha. Bomba Coldex'i yere düşürmeyi başarmış. Bu arada Scarface Natix'i yakaladı dışarıda ve Scarlet tek başına kaldı. Coldex yerde. Crespo orada şu anda Scarlet'e karşı bir savunma yapmaya çalışıyor. Scarface'den çok iyi bir bomba geldi. Scarlet'in canı gözükmüyor bile. Aynen ama kaçtığının içine şimdi orada. Scarface'i indirmeyi başardı. Scarlet şu anda Jon Snow'u tutmak için bir hamle yapacak orada. Crespo la oyna oyna. Kurtarmaya çalışıyor yerden. Oyna. Bu arada alanın kuzey batı kısmında da S2G ile Kaos oyuncularının birbirine bir savaş verdiğini görüyoruz. Kaos oyuncularından bir kişinin yere çekildiğini görebildim. Şeriye bir bomba daha Crespo'dan. Jon Snow bir kez daha yerimiz güzel abi. Jon Snow yani
yerden kalkamadı. Ölüp ölüp dirildi. En sonunda yani çıktı o can. Yani şu an Scarlett orada bir savunma yapmaya çalışıyor. Bakalım F2G'yi vurdu. Matkap. Skor garantisini aldığını görüyoruz Killfeed'den. Abi çok güzel alanlar geliyor. Ne diyorsun? Kırtalı tutar. Kırtalı kapatını kopar. Kör kılaç atar. Hadi be. Topik pompalı çakar. Buran buralar sözünü tutar. Key bombayı atar. Kokaklar kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Hadi abi sevdiğimi dalanlar bunlar be. Kane VR'dan Lyko'yu düşürüyor. Bravo oğlum. Kane eli alışmaya başladı. İlk killini çekiyor ama bu çocuk fena çekiyor killeri. Fena. Tutar. Kırcalı kapatını kopar. Kör kılaç atar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Topik pompalı çakar. Buran buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokaklar kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Storm orada şu anda kulenin içerisinde bir savunma yapmaya çalışıyor. Çok iyi bir kill. Kane başladı hocam. Erangel'ı severiz. Etkilenmedi Storm. Kendisini kulübenin alt tarafına atmayı başardı. Dışarıda yanıcı var. Bombasını pişirdi ama atmaktan vazgeçti. O yanıcının geçmesini bekliyor. Dışarıdan bu arada Holy Spore'un baskısıyla beraber Gesso'nun ciddi kayıplar yaşadığını görüyoruz. Beastix oradan bir oyuncuyu düşürdü. Storm'un üzerine mermiler var. Onu da yere çekmeyi başardı. Şu an fena karıştı alan. Bizimkiler BBR'a sıkıyor. Geçti. Yani skorları toplamaya devam ediyor Beastix orada. Güzel. Oy! Topik solusu düşürdü. İlk de solusu indirdi. Bravo. İlk de solusu indirdi. Bu arada X-Ray Crawl'u aşağı çekmeyi başardı. Velechav'ın 22 lira brand forma satışı var mı? Varsa nasıl alabiliriz? Kanka bitti maalesef. Şu an satış yok. Kırcalı da key çaldı. Ne yapıyorsunuz oğlum yine? FF çıkamayacak galiba. Hocam FF'i bitirirlerse FF'in yeri çok kötü potada. Ah Solus'un killini çaldırdık ya. Solkay'ı da Regmon düşürdü. Yani o bölge şehir içi bir yandan yanıyor, şehir dışı bir yandan yanıyor. Bu arada Lost'un attığı bomba X-Ray'i yere çekmeyi başardı. O skor garantisini almak adına o bölgeden açıldı ama Beastix'in koruma atışları var. Çok sıkıntı çok. Storm hala yerden kaldırılamamış Ozorox tarafında. Sephir o bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor. Lost birazcık yükseltiye çıktığı anda dışarıdan Holy Spore oyuncularının mermisine maruz kalıyor. O yüzden çok fazla hareket kabiliyeti de kalmadı bu bölgede. Sefir o bölgeyi fena karıştı ya. Killleri alamamamız çok üzücü ya. Karya, Ezel, keçi yere indirmeyi başardı. Arkadaşlar bir like'a batıp beğeniye batıp hep birlikte en sevdiğim sayıyı spamlar mıyız? Sanırım Fireflux bitmiş olabilir. Getso ölmemeliydi. Abi Getso ve FF için çok kötü durum. 15. sırada. Onlar da ateşe düştü. Yani ateşe düştüler evet. Yani bir maçı oynamadılar. Bu iki maçı oynayacaklarını söyleyebiliriz ama yine de ateşe düştü. Birazcık evet sıkıntılı pozisyonda şu anda 15. sırada 46 puan. Puan da alamadı. Kaos'un 16'ya düştü abi. Yani 16'ya düştü. Için, 16. sıraya düşecekler. Eğer bu maçı YT Spor güzel geçirirse Getso elendi. Hadi Getso'yu saymıyorum. Howl güzel başladı. İyi skorlar aldı. FF için yani büyük sıkıntı var. Birazcık ilk 16 dışına doğru bir gözlerini attılar gibi gözüküyor. Bu maçtan sonra FF ve TDM mücadelemiz var. Elleri ısıtıyoruz. Şu an yerimiz güzel. Ver alanı yapıştırayım müziği. Ver alanı yapıştırıyorum müziği. Ver alanı yapıştırayım müziği. Nereye gideceğiz yeni? Ver alanı. Alanda. Güzel. Sözünü tutar. Kırcalı kapatını kopar. Kör çok iyi çok. Topik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokaklar kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Black Heath Spor'un olduğu kısım esasında avantajlı nokta. Lakin şöyle bir durum oldu. Az önce tam alan kapanırken Black Heath Spor'dan bir oyuncu çekildi. Yere abi bitirildi. Hadi abi. Yani Karya'nın burada sayı avantajı var ama bulunduğu evler birazcık lazım. Black Heath Spor'dan Ceylon'un olduğu eve göre alçakta kalıyor ve aralarda koşulurken yakalanma ihtimallerini arttırıyor. Yani burada galibiyeti tutturması gerçekten çok zor. Yani keyfi yerinde olan Bra içeriye girip belki oradaki savaşlardan fayda bile sağlayabilir. Yani bir şey atacağız artık diyeyim. Yani birazcık durum çok o hale var. Geldi. Çok takım var. Bir de şehir içi olduğu için tahmin edilmez. Bizimkiler orada BBR'ı çekmeye çalışıyorlar ama bir türlü açığa girmediler ya. Yani S2G de kenardan bir şeyler deniyor. Yani fayda var gibi.
fayda var. Kör'ün artık geçmesi lazım bizimkilerin yanına ama bekliyor son ana kadar. Oyun sonu görürler diye tahmin ediyorum bir şekilde. O yüzden Regnum Kare'ye yazdım. Bakalım hayırlısı. Şu anda çok alanın tuhaf alan. Kısmında Bray Spor var. Onlar hala sayı bütünlüğünü koruyorlar. Çok fazla da ciddi savaşlara girmediler. Teçhizatlar da korunuyor o yüzden. YT Spor şu anda Yasnaya'nın birazcık güneylerini kontrol altına almış ama çok da kontrol altında değil çünkü hemen o güneylerdeki Tokiler'de Çoroldan kil almadan girmeyecek alana belli oldu. Aa hep alana bıraktı kendini. Ozorox'un da kuzeylerden BBR kil vermemek için alana ölüyor. Çok ilginç abi. Deneselerdi ya. Çok riske atmak istemediler. Yani binaya kafa atmak istemediler. Onlar da şu anda oyuncu bütünlüğünü koruyorlar. S2C oyuncularından Raze'i görüyor şu anda orada Sefir. Güzel mesafe bu anları. İsabet verdi. S2C de şu anda alan sınırında içeride bir boşluk bulup oraya doğru oynamaları lazım ki o boşluk var. Orada sıralı evlerin S2C olduğu kısma doğru oynayabilirler diye düşünüyorum. Bir önlerine kimse çıkmayacak. Ama BBR alana bırakacak onlar kendini. Onlar birazdan o bölgeye doğru kafa atacaklar. Kane gözü orada ama göstermiyor kimse. Sonrası birazcık sıkıntılı. Yani bu alanda bir problem yaşamaz S2C ama Seksi de alana ölecek abi. Çarpışa girmeleri lazım. Aslında bunu iyi yapan bilemiyorum bakacağız. Adalı bir katıl aboneliği atmış. Adalı hoş geldin. Burayı temizlemeye çalışacaklar. Hovlun olduğu yeri. Hadi yapıştır like'ları. Yani geliyor 6. circle geliyor. Hani sayı avantajı da var çünkü. Yok sıralı evlere geçmeyi tercih ettiler. Benim ilk dediğim oyun oynadılar. İşte buradan sonrası sıkıntı. O aradaki boşluk fazla. İşte zaten burası. Zaten evet göründüler ama bir yerden seksi de alana bıraktı kendini. Yani hiçbir şey fark etmeyecek. Regnum Kare kazansa adamlar hiçbir şey yapmadı ya. Ya Bra diyesim vardı. Çok alan kenarında kaldılar. O yolu geçmesi zor olur diye. Çünkü kuzeyli bekliyorum yeni gelen alanı. Yani yolun kuzeyine bekliyorum. Geçmeleri problem olacak diye Bra demek istemedim ama bir Bra hissiyatı gelmişti. Bir ayıklamaya kalkabilirdim. Yani mantıksız alanı vermedi hocam. Anda. Kuzeye attı. Bunu bekliyordum alan olarak. Yani şu anda Regnum Karya'nın avantajı var. Aslında Kane'in oradan oynayıp devam edebiliriz ya. Mermilerin olmadığı için hani teçhizat kaybetmeyecekler. Onlar da alan ortasında iki tane sıralı ev var. Tam Turun'un sağında kalan ev. Az önce bir ucundan gözüktü. Evet gözüküyor şu anda. O ev tam alan merkezi ve şu an orası boş. Ozorox'un arabaları hala bakacağız, sağlam duruyor. Bakacağız. Alan çizgisinde kalmaya devam ederler mi bilmiyorum. Orayı zorlarlarsa ciddi kontrol sağlarlar etrafa. Bir şekilde oynayacağız abi, yapacak bir şey yok. Ufak ufak artık vura vura basa basa gireceğiz. Başladı. Önünde YT Spor'dan Enjoy var. Bakalım takım aslında girdi gibi ama yeterli değil. Bir sonraki alan için de yeterli değil. Mavi'den oyuncuları ufak ufak ilerlemeye çalışıyor. Spor'un içeriye doğru bir yanıcı attı. Herhangi bir ses gelmedi o evden. O evinde güvenli bir yapma nokta olduğunu be. Şu anda yapma tespit Kane ettiler. Bir yanıcı ile beraber Kane'i yakaladılar. Geçecekler. S2G tarafı şu anda Yasnaya'nın batısında kalan o sıralı evlerin orada sessiz bir vaziyette bekliyorlar. Alan içerisindeler. İşte buradan sonrası biraz şu arayı geçiş evet. Noktası problem. Abi çok sıkıntı. Biraz açıkta bravo Tospik. Sonrasını kurtardılar. Çok bakalım. Güzel vurdu ve çekti kili. Müthişsin Tospik be. Tospik ezeli indirdi. Çok güzelsin be. Yanlış görmediysem evet. Yo bitirememiş. Bitirememiş. Şu anda Loxi takım arkadaşını kurtarmaya çalışıyor ama Bra Spor oyuncuları buradan bir fırsat bulmak için baskılarına devam ediyor. Bir de bir bomba atar düşüncesiyle oy Kırcalı aldı. Aldı. Bravo Kırcalı. Evet. Ezeli bitirdi. Loxi'nin çok iyisin be Kırcalı. Bir yanıcı daha geldi. Bu sıkıntı. Regnum Kari'ye teker teker gitmeye devam ediyor. Neyse Loxi'yi aldı. Çok yani iyisiniz. Puan alamayacak. Ya bir şey fark etmeyecek. Aynen, bir şey yani fark Regnum Kari'ye kazansa da bir şey fark etmeyecekti. Burada elense de bir şey fark etmeyecek. 5 kişinin aynısını söylediği S2G bir noktada. Şu anda fırsat buldu buradan ve fırsattan istifade karşıya geçmeyi başardı Saylas. Şimdi araların sislenmesi lazım. O sis bombası patlamayınca şu anda Raze'e mermi gelebilirdi Kırcalı'dan ama mermiler gelemedi. Kırcalı bombamız çok abi. Pişirdi, bombamız çok. Fırlatacak. Evin içerisine denedi ama evin içerisine Kane'i kaybetmesek çok güzel aslında. Oyun kurardı da buradan. S2G şu anda o mavi evin olduğu kısmı birazcık bıraktı. Çünkü bombalanma ihtimalini düşünerek daha geride savunma yapmayı düşündü. Yani muhtemelen o kımız çok tehlikeli yerde ya bizim için. Yapmaya çalışacak Bra. Aralar sislendiği zaman muhtemelen ondan sonra o mavinin orada bir savunmaya kalkacak diye düşünüyorum S2G tarafının. Yeri çok fena Tokyo'nun da. Bu arada evet, çatıya mavi çıkmış. Çatıda. Bra'ya ciddi bir çelme gelebilir burada. Abi dedim çok tehlikeli yer ya.
çatıdan keklik gibi avlandı. Oğlum yani kör net hareket ki, etmiyor. Körün... Bomba. Kör cerrah. AFK şey kaldı galiba. Tam kıpırdamıyor gibiydi. Abi oyununa bir şey oldu çocuğun ya. Durum bu. Çok kıpırdamıyor gibiydi. Yani mermi yediğinde de çok tepki olmadı. Şu anda buraya spor oyuncuları... Abi çocuğun oyunu gitti yaşadı. Büyük ihtimalle ya. İki kişi ayakta kalmaya çalışıyorlar. Kırcalı ile Tospik o bölgede. Maviden sekip o bölgeyi zorlamaya devam ediyor. Bakalım oradaki sonuç nasıl abi, olacak. Abi bravo Tospik. Doğru girdi. Bir oyuncu düşürüldü Tospik tarafından. Şu anda iki tarafta ciddi yara aldı. Tospik orada tek başına hayatta kalmaya çalışıyor. İçeriye bir yanıcı fırlatıldı ama o yanıcı kulübenin... Bravo Tospik be! Çok iyi ettin be oğlum be! Çekildi Tospik tarafından. Çok iyi ettin be! Bu arada alın içerisine sürünmeye çalışıyor. Supron da o bölgeye doğru geldi. Tospik tek başına hayatta kalmaya çalışıyor. Körcere'yi tutamayacak. İçeriye doğru baskısına başladı. Dışarıdan gelen diğer bir oyuncuyu görerek orada kırmızının üzerine doğru oynamaya çalışıyor. İşte Supron çok güzel oynadı ama ya. Çok güzel oynadı ama ya. Buranın da 10. sırada. Abi ben formayı çıkartıp geliyorum. Görüyoruz. Şanssız geldi abi. Hala yangın yeri var. Formayı çıkartıp geliyorum. Formayı ne zaman giysem benim takım çöp abi. İkili evlerin oraya geçmeyi başarmış Regnum Karya tarafı ama geçerken bir oyuncu yakalandı. Ozorox'un da şu anda ciddi anlamda avantajının olduğunu düşünüyorum. Yeni alan sayesinde kuzeylere doğru geldi. Scarlet'in üzerine doğru gidiyorlar. Yani 4 kişiye yani ordu gibi bastılar içeriği. Çok fena bastılar ve Galacticos'u da lobiye yolladılar. Böylelikle 8 takım var ama şunu söylemek lazım. Sadece 18 oyuncu var. Yani 8 takım var deyince biraz kalabalık fazla gibi gözükebilir ama takımların 5 tanesi ya 2 ya 1 oyuncuya sahip tık 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 gelenecekler. İşte şehrin içi olmasından o evlerin küçük yerleri, küçük köşeleri hepsi bir yerde bir şekilde hayatta abi kalmaya devam ediyor. Ne zaman şu formayı giysem GG. Ne zaman formayı giysem GG. Sisinince içeriye, sis içerisine bombalar atılmaya başlandı Kalse tarafından. Yok bir abi. Bir bomba daha var. Bu bomba tehlike yaratabilir diyecektim. Bu arada Oscar... TDM'den önce o formayla giremezdim TDM'e. ...zararlar vermeye devam ediyor. Sadece Kalse kaldı ayakta. Diğer iki oyuncu yere çekildi. Enjoy şu anda sessiz sedasız kırmızı görüyor. Kırmızı hiç haberi yok. Ya yani muhtemelen bir korkudan titremiştir. Spron şu anda bombasını pişirdi. Merdivenlere doğru bir bomba bırakacak. Bombayı hızlıca attı o bölgeye doğru ve Enjoy'u bitirdi. Kırmızı bitirdi. White için çok kötü oldu ya. Burada puan alsalar FF'i geçebilirlerdi. Aynen çıkamadı bile. Yani oradan direkt Black oyuncuları o bölgeye doğru bakıyordu. Direkt orayı yok ettiler. Yani evden kafasını çıkartmasına bir fırsat bile vermediler. Yani bir abi, temiz hava çekemedi. Rahat olun. Formayı çıkarttım rahat bundan sonra. Şey yaptı. Teşebbüs ettiği anda kafadan yedi mermiyi. O da gitti. 6 takım 13 oyuncu. Sadece Ozarox burada 4 oyuncuya sahip. Beastix 900 hasara yaklaştı. Müthiş bir maç oynamaya devam ediyor Hall'da. Ozarox'un 4 oyuncuya sahip olan tek takım olduğunu tekrar söyleyeyim. Black'te de 3 oyuncu var. Diğer takımlar Hall ve Regnum Kare 2 oyuncu. S2G ve Kaos ise sadece 1 oyuncuyla devam ediyor. Bu anda sanırım Kalsa haricinde TDM'de kalan kimse FF, yok gibi. Alan FF'i yenersek rakip yani ya Nexu ya S2G. Ayakları dışarıda kafası içeride bakacağız. Kaldı. Yani öyle iki arada bir derede. Birazcık sıkıntılı bir pozisyon. Yani bu alanda yaşar ama öbür alan ortaya kapatacak. Regnum Karya'nın bulunduğu ev grubuna doğru kapatacak. Beastix bu arada açıktan koşar koşmaz. Hovel'ın da çok White puana ihtiyacı var abi. Ozorox'un bulunduğu Hovel'ın da puana yani ihtiyacı var ve şu an tek kişi kaldılar. Alt taraf çok fena kızıştı. Galiba 48'i de geçecek lan Mahmut. Bu arada Oscar'ı yakaladı ve 50 olur abi. Elendiğini görüyoruz ama şöyle bir durum oldu. 6 skoru çekmeyi başardılar. Sıralama puanı da gelecek. Onlar da kendilerini biraz daha ilk 16'ya doğru yaklaştırdılar. Kaos oyuncuları çok fena karıştırmışlar ya. Yaşamaya devam ediyor. Yani Kaos tehlikeden şu an gitgide uzaklaşmaya devam ediyor. Ozorox tarafıyla Black Esports şu an artık birbirlerini bombalarla beraber yoklamaya başladılar. Regnum bari ilk 3'e kalsa diyeceğim ya sonradan tekrar kalır, hatırladım. Kalır. Tekrar hatırladım zaten bir şey fark etmiyor. Evet ama kalır onu da söyleyeyim. Çünkü hani dışarıdan açık koşu yapacaklar vesaire o koşuyu yaparken komşular olacak falan. Hı-hı. Yani bir şekilde ilk 3'ü görürler diye düşünüyorum o evde.
Wild, Wild şu anda etrafa bakıyor. Evet. Yani şu an Lord Cedric'ten haberi var. Zaten oğlum Bilek de geliyor lan. Bilek son sırada, onlar da oynuyor ha şu anda. Fena yani. Son sıradaki takımlar son gün açmışlar turboyu. Problem ne? Yani şu anda haritayı sis aldı her yere. Biraz kalse koşmaya arkalarda. Yani toz duman attı şu anda haritada. Yani ama bütün zor takımlar orada, sayılar da fazla olunca her yere sis yağmur oldu. Bir bomba pişirdi attı. Yani burası şu anda yangın yeri. Swain bir bomba attı oraya doğru. Rebellion'ın yangın canı daha azaldı. Ozorox ekibi şu anda artık o binaya doğru oynayacaklar. Yanıcılar çekildi. Sisler atılmaya devam ediyor. Tron'un üzerine bir baskı kurulacak Ozorox tarafından. Black Esport da kendisini o sislerin içerisinde bir şekilde hayatta tutmaya devam ediyor. Tron'un canı çok azaltıldı. Yukarıya doğru çıktı Swain. Swain çıkar çıkmaz yakalandı. Yakalandı ve skor garantisi. Oy, Bilek de geldi. Oy. Şu anda. Lord Cedric. Ne oluyor hocam? Kalse yaptı orada yılanlığını. Lord Cedric'in garantisini de çekti. Aha. Kaos elendi. Orada elendi şu anda ama onların da aldığı bu puanlarla beraber kendilerini biraz daha iyi yere atmayı başardılar. Aha, Kalsi çekiyor killeri. Kalsi belki Bilek'i çıkartmamış olabilir şu anda. Acayip şeyler yapıyor tek başına. Kalsi Bilek'i çıkmasını engellemiş olabilir. Ozorox'tan iki oyuncu ayakta, bakalım Sefir'i kurtarabilecekler mi? Orada baskı devam ediyor Kalse'den. Kalse'nin üzerine de Vault'ın mermileri var. Kalse artık yapabileceği de çok fazla bir şey yok. 9. alan geldi. Alan onu ittirmeye devam ediyor. İçeriye doğru Wild'e bir yanıcı attı. O fırsattan istifade geçmeye çalıştı. Wild'i yakmayı başardı. Ve Kalse binanın altına kadar girmeyi başardı ve canını dolduruyor. Tronya'ya indirildi diğer taraftan. Storm tarafından. Skor garantisi de hemen Ozorox tarafından alınacak. Kalse neredeyse tek başına maçı kazanacak. Şu anda 3-1 birlik bir durum söz konusu. Ozorox'ta ciddi bir avantaj var. Kalse binanın dibine kadar girdi. Bir kör edici bombası var. Dışarıya doğru onu fırlattı. İçeriye doğru baskısını abi, sürdürmeye çalışacak. Abi Kalse'nin yeri çok iyi yalnız. Dışarıya doğru çıkarttığı için Falconis geldi. Çok iyi indirdi Kalse. Storm ama geldi orada ama sonuna kadar Ozorox koymaya başardı. Fena bir maçtı. Fena. Çok fena bir maçtı. TDM! Hocam FF'e karşı başlıyoruz TDM'e. Severiz. Fena maç oldu gerçekten ya. Ben çok bir iyiydi. Şanssızlığı attım üstümden. Bundan sonra rahat izleyin bir de. Andır bu arada şehir içine kapatması çok zor bir alandı. Yani bütün takımlarımızı kutluyoruz. Ozorox mücadele seyrettirdi. Rahatladı. Evet, o da 16. sırada başlamıştı. Kaos gibi Ozorox da rahatladı. Bakalım. Bakalım. Dostumuz Sayın Tintin Hanım neler diyecek? İzleyelim. Ve üçüncü maçı da geride bıraktık değerli izleyenler. Ozorox'un win aldığı bu karşılaşmayı nasıl yorumlayacağız? Güzel yorumlayacağız. Güzel yorumlayacağız. Gün başından beri uğraşıyorlar. İlk karşılaşmada zaten Valkes kazanırken güzel puanlar çıkartıp kendini potadan kurtardı. Hayırlı olsun demiştik. Bu galibiyetle beraber pastanın üzerindeki çilek oldu diyebiliriz. FF yanlıdı. İki maçı var ama hata yapma lüksleri yok FF'in şu anda. Yani FF'in 7-8 puana ihtiyacı var. Ama yani şeyde çok kritik bir nokta oluştu. Bilek puan alamıyor evet ama Howl alıyor, White alıyor falan. Şu an çok heyecanlı yani süper hafta sonu. Bir de son hafta arkadaşlar, çıkamayan süper hafta sonuna Türkiye finalini kaçırıyor yani. Türkiye finalini de kaçırdın mı Avrupa kaçıyor, Dünya Şampiyonası kaçıyor. O yüzden bakacağız. 13 olarak 3. sırada tamamladı 3. gün 3. maçı. Burada şöyle de bir durum ortaya çıkmış oluyor. Aslında sene başından beri çıktı bu sıralama puanları değiştiğinde ama burada kanıtını bence görüyoruz. Her ne kadar oyun sonunda Black Esport kalmış olsa da sıralamadan dördüncü oldular diye hatırlıyorum. Dört puan aldılar. Bir skor puanları olduğu için bu karşılaşmayı yalnızca 5 puanla geçmiş oldular. Düşünün, White 3 puan aldı. Toplamda 5 puan alıyorsunuz. Şu an çok onlara fena. Zaten 10 çok fena. Galibiyet bile çok yetmiyordu. Şey mi derler, çok kısır bir maç mı derler? TDM zamanı TDM. En çok hasar verene bakar mısın? 3 kill yani almışız, hasara bak. Sencer'in dediği çok doğru bu noktada. En çok hasar verenlerde Regnum Kari'yi görüyoruz. Zaten Regnum nerede bizim 13 kill'i? Abi bizim 13 kill'ler de ya. En orta olan konumu aldıktan sonra yarısı gelseydi bari amına. Oyuncularını Brayspor'un atmış olduğu bombalarla kaybettiler.
Wild'ın uğraşları, çabası takım arkadaşıyla beraber vardı ama işte daha fazla yapabilecek bir şeyleri kalmadı. Biz hepimiz Regnum Kare demiştik takım bu arada. Takım çok güzel oynadı da abi. Puan aldık. Kaybetsek de kazansak da bir şey çok değişmeyecek. Çok güzel oynadı da yani yetmedi abi. Buralara gelmesini Köre ne oldu ya orada? Ben mi öğreneyim? Köre ne oldu abi orada ya? Kör AFK kaldı. Teknik bir şey dediler abi ona. Teknik bir şey oldu da. Oğlum telefonu da yeni aldık ona, 14 Pro Max. Aa doğru. Yani telefonuna bir şey olamaz. Şarjı bitti desem şarjı da bitemez. Devam eden ekipler var. Şöyle bir genel sıralamaya bakmak lazım. Günü yarıladık. Bir soralım bakalım geçtik. İnterneti kalan gitmiş olabilir. Kalan iki karşılaşmada neler olacak onu konuşmak genel lazım. Sıralamayı ben de çok merak ediyorum. Birazdan tabii ekranlara gelecek o da. Onun dışında Ozarox'un bu karşılaşmadan da çok iyi puanlar topladığını zaten belirtmiştik. Kalsiye ayrı bir parantez açalım. Kalsiye'den tek başına yani orada DBS'de ilk gelen oyuncu da yakalayınca Kalsiye gerçekten güzel oynadı ya. Çok zorluydu. Oho. Yani S2C'nin skorlarında Kalsiye'nin imzası var. Kalsiye coşmuş. Kalsiye 6 skor 9 hasar. Seni tebrik edelim bu arada. Yani en fazla el bombası skor ona ait. O da zaten onlar. Evet, TDM maçımız var abi. TDM söyleyelim, o Kalsiye'nin gelişi. Şimdi TDM zamanı. Arkadaşlarını kaybettikten Allah. Sonra yani Black Esports'un tekrar söyleyeceğim. Bu arada haftaya yani bunu yenersek büyük ihtimalle pazar günde yarı final maçımızı atacağız. Sonra Türkiye finalinin ilk günde mi atacağız yarı finali? Dur hesaplayayım bir. Bugün biz oynadık. Yarın S2G Nexus'a oynuyor. Ondan sonra iki maç. Aynen, Türkiye finalinin ilk günü yarı final kapışması. İkinci günü ya üçüncülük maçı, üçüncü günü de final maçı. Allah Allah. Evet, S2G Espor şu anda. Sen heyecanlanmıyor musun? Yavaş Spar? Yavaş gidiyor. Ya buradaki ya sıralamanın bir önemi yok da bir win lazım bir de. Maçlarında ya. Lider ol. Ha evet ama güzel böyle. Burada lig aşamasında arka sayfa. Burada işte evet. İşte ben burada heyecanlanıyorum. Abi burası çok fena ya. Bak BBR Food Galatasaray FF. Onu söyleyecektim. Fireflux bu maçtan puan çıkartamadı. Potada bulunmaya devam ediyor. Yakınındaki rakibi Galatasaray. Yalnız BBR'la Foot'un bir maç fazlası var. Onu da söyleyelim yani. Onlar daha tehlikeli bence şu an durumda. Çok kötü durumda. 10 tane karşılaşma oynadı. White 10 tane oynadı. Tabii ki Fireflux da 10 oynadığı çubuk için. Çubuk yorumla gidiyor. Kalan... Lan BBR'a dedik süper hafta sonuna çıktı diye gidebilir ha. Birer maç oynamayacak. Evde oturacak. Kaos büyük ihtimalle çıkar ya. Ama onların da bir maç fazlası var. Bakacağız. Abi bugün modunda değilsin gibi ya. Bir sorun mu var demiş Mekşi. Yok be kardeşim. Modumuzdayız. Maçları izliyoruz. Heyecanlıyız. İşte maçımız geldi. Allah. Cük. Allah. Bra. Evet. Bra ile tamam, yapabilir miyim? Fireflux. Tabii güzel ki. Bir... Bra e-spor 35.5 üst. Bir. Hocam kazanan yarı finale çıkar. Bra burayı alır. Of, bura burayı alır geldi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Bu kez mikrofonda ne yapıyor? Bir türlü yerleştiremedi o mikrofonu kulağına. Yargıç sen yargıç mıymış? Allah. Şimdi değerli izleyenler bir TDM'imiz var. TDM'den sonra da dördüncü maça gideceğiz ama... Hadi lan! Gideceğim. Sen de mi gidiyorsun? Ben de yapma be. Arkadaşlar. Nereye? Teşekkür ederim. Yapma ya. Ne? Tony geliyor. Yargıç geliyormuş. Diyor ki naneli ayran çorbası içeceksin. Hadi bakalım. Ne yedik naniye? Hadi bakalım. Gelsin ekranları sunulması. Hadi baba. Sana ne olmuş baba? Ne olmuş sana? Tintin her zaman olduğu gibi bugün de bir güneş gibi yani stüdyoda adeta ışık saçıyor. Dünya tatlısı Tintin. Kimi gün meyvesini hadi getirir, çocuklar. Kimi gün tatlısını getirir. Bizi hiç üzmez. Ah elde bu maçı almamız lazım. Bu maçı almamız lazım. Çok iyi geldik. Futu yendik. Bileki yendik. Sıra FF'de. Hadi çocuklar. Tospik sana güveniyorum. Tospik. İki takım. Tospik. Like'a bastın. Beğeniye bastın herkes. Basmayan bizden değildir. Hadi çocuklar. Çok güzel Kör. Çok güzelsin Ken. Çok güzel başladı. Çok güzel başladı. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Kör başladı hocam. Kör fenadır ha. Kör DDM'cidir ha. Oy ne oluyor?
Aman topa batalım. Aman verme aldığın sayıyı geri be. Yapma be oğlum. Çok güzel bomba kırcalı. 4-3'e geldi. Abi aldığımız killleri vermeyelim ya. Oy bomba cana bak ya. Kör cerrah rakibinin üzerine doğru ilerliyor. Oyna abi defans bir de yakışmadı abi, oyna. Bomba gelebilir. Hadi Kane. Abi veriyoruz elimizdeki maçı, yapmayın ya. İndirmeye başardı. Şu anda 5-4 5. Yapma! Bravo Kane. Tospik başla hadi Tospik. Gerçekleştirdi ve skor 5-5 oldu. Ya Tospik hadi oğlum. Baskısına devam ediyor. Yani bu skorla Allah. Dakikadan 7-9-5 oldu. 7-5 bile değil. Çeviriksiniz siz be. Lan yapmayın be. Bir anda anormal fren yapması lazım. Abi yapmayın. Tospik neredesin? Tospik. 5'e geldi şu anda skor. Kör Cerrah'ın üzerine atış. Bravo Kırcalı. Bravo oğlum. Bravo Kane. Arkadaşını kurtarmaya çalışıyordu ama kurtaramadı. Devamında abi çok boşa sıkıyoruz. Biraz sakin. Baskısı devam ediyor Fireflux ekibinin. Abi Kane çoktan kaç tane kill aldı ya? Hadi çocuklar çeviririz hadi. Bir toparlanın ya. Abi yapma ya. Spor oyuncuların üzerine baskı kurmaya devam ediyor. 15'e 8. Bu maç bayağı bir hızlı bitecek. Aynen. Bu arada Fireflux gerçekten 4-0 geriye düştüğü maçta bir anda inanılmaz bir gaza bastı. Yalnız Solkaya müthiş bir bomba attı. Hadi beyler comeback. Solkaya müthiş bir bomba attı. Üstüne gitti Lotsa. Abi kör arkanıza dikkat abi. Her yerde. Kör Cerrah 11-17 ya. Döner mi be? Aldı takas olarak 17. Döner be. Sadece 2.5. Tospik'sin sen Tospik. Döndürürsün oğlum sen maçı. Hadi. Çok hızlı skorlar çekiliyor. Hadi çocuklar döndürürüz bu maçı. Yapma abi yapma ya. Çok boş kill veriyoruz ya. TDM maçları çok izledik, çok baktık. Yani bu herhalde en zevklisi benim için. Abi biz çok zevkli oynarız. Çok atak oynarız hadi be. Parçalayın be. Bravo kör. Yani beklemekten ziyade hani oynayın abi. Baskı kurun. Istemesi. Önde basın. Defans yapamayız biz. Basa. Üzerine gitti ve skoru alındı. Abi 10 fark ya. 14 oldu şu anda. Bravo. Ayakta kalmaya çalışıyor Fireflux. Bravo. Güzel bir cevap ver. Abi döndürürüz buradan. Bravo çocuklar. Çok iyisiniz çocuklar. Sakin bırakma. Sonuna kadar bırakma. Bravo kör. Bravo Ken. Yere indirmeyi başardı. Hadi çocuklar yaparsınız. Siz neler yaptınız yaparsın. Çok iyi geldin. Baskıyı kur. Bırakma. Önde basmayı bırakma. Abi bizim geride durmamamız lazım. Full atak full fokus oynamamız lazım. Çok iyi geliyoruz. 5 fark. 4 fark. Geliyor. Hadi yaparız. İnanıyorum yaparız. Kör dikkat. Yapma verme şu killeri. Kimciyi de denedi orada olmadı. Abi verme şu killeri ya. Çok kritik killer bunlar. Bizim ayak oyunlarımız daha iyi. Biz daha hızlıyız, daha genciyiz, daha çok istiyoruz hadi. İçeriye doğru oynamaya çalışan. Çevirirsiniz be. 10 sayıdan geldin. Tospik. Yapma Tospik. Tospik'i yere indirmeyi başardı. Abi yapmayın ya. Şu anda birebir oynamaya. Bravo Kırcalı. Bravo Kane. Bravo Kör. Orada. Çok iyisiniz lan, yakaladık. 28-26'ya kadar geldi skor. Yakaladık. Yakaladık abi, canları sıkıldı, yakaladık. Çözdük abi. Çözdük onları. Bravo yakaladık. Bravo lan sana. Şu anda beraber. Çok iyi comeback, bravo. Bırakma. Aman bırakma, buraya kadar getirdin, bırakma. Bravo Tospik, bırak. Yapma. Yere düşürüldü 30. Abi nereye gidiyor, nereye geliyor maç? Bravo Kör. Ne yapıyor bugün Kör, bravo. Düşürdü, Braun'a geçti. Bravo! Geliyor lan! İndirmişti şu anda Kırcalı. Bravo çocuklar! Yapma! Lan tam geçtik diyorum, yapma! Kalbime inecek, vur! Vur! Skoru Solkay'ın 10, Kırcalı'nın 13. Abi maça bak, verme buradan! 35-35'e geldi artık skorları edecek. 11 sayıdan aldın, verme buradan! Kim kazanacak? Aman o bombaya dikkat Tospik. Bravo Tospik, çok güzel bomba Tospik. Oyna Tospik. Sağlayamadı, düşürmeye yetmedi. Oyna lan! Kane çok iyi yerde. Yapma Tospik. Solkay'dan çok iyi atış geldi. Abi hadi. Fireflux tarafı önde.
Bravo Kane! Kane çok iyi, Kör çok iyi. Hadi oğlum bitireceğiz bu maçı. Bitireceğiz bu maçı. Kırcalı yapma, dikkat et arkana. Bravo! Bravo! 38 37 aldın! Aldın! Acayip bir sona gidiyor. Bravo! Bir dayı lan! Bir dayı! Bir dayı! Yes! 37 galibiyet almayı başardı. Yes! Tospik vurdu. Winner winner chicken dinner Bra Espor. Firefly. İşte bu be. Önde götürdü ama Bra geri geldi. İşte bu be. Durduk. Ve böylelikle bir an girecek diye o kadar korktum ki. Yukarıda Getso Espor Digital Athletics eşleşmesi var. Aşağıda ise Bra Espor S2G Next Rüya maçından gelecek. Galibi bekleyecek Fireflux'ı. İşte bu be. Üstü bir maçta iki takımı da tebrik etmek lazım. 5 dakika. Yani comeback nedir? Yani nasıl yapılır? Nasıl atılır? Süper bir TD. Her like, her beğeni takıma gelsin. Mükemmel oynadılar be. Harika oynadılar be. Tutar, kırcalı kafasını kopar. Kör kılaç atar. Tospik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Coca-Cola kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Oğlum ne yaptılar lan o sayıdan geri? Abi işte bu yetenek ya. Bu yetenek maça göre takım şekil değiştirip o kadar sayıdan gelmek, 11 sayı 12 sayı fark geriden, bir de 26'larda falan da adamlar yani. CDM de çok zor böyle şey. Abi çok zor böyle bir şey yani, o baskıdan kurtulmak, geri dönüp almak. Yalnız Kör parçaladı. Ben ne kadar kazandım? Kör parçaladı abi. Kör var ya. Of. Tospik sattı gibi ama. Tospik biraz ili ayağı çocuğa nazar değdi. Ama Kör. Ahmet Kan 22 lira atmış. Kör cerrah kalitesi demiş. Hemen istatistiklere bakalım. Bir bakalım kaç kill almışlar. KD'leri ne? Abi Kör 13 leş almış. 13 leş. Kane 11 leş, 1-4 KD. Tospik hakikaten iyi oynamamış bu maç. Belki de kendini yarı finale saklıyordur. Abi Tospik buraya kadar getirdi. Bundan sonra dediler ki takım sizde. Hakikaten Tospik ödümü kopardı benim de. Çok ödümü kopardı. Ama bu agresiflikle, bu kadar açıktan oynayarak almaları inanılmaz iyi ya. Elim ayağım titredi 10 sayı farkı görünce. Lan setim metim kısıldı. 11 sayı fark yedik ya bir ara. Oğlum dedim gitti yani. Redil olduk lan. O kadar da dedik yarı finalde S2G istiyoruz falan. Abi şu maç gitseydi var ya, yemin ediyorum bugün 0 çekiseydik şu maç gitmeseydi. O kadar istiyordum bu maçı ama müthişsiniz ya. Çok teşekkür ederim. Baran Özbek 10 katıl aboneliği atmış. Serdar Angelo kalp krizi geçiriyorum bura demiş. 5 BG'ni atmış. Kanka sen bir de beni düşün ya. Şu anda yarı finale kaldığımız için ilk 3 3000 doları paylaşacak. Birinci 1500 dolar, ikinci 1000 dolar, üçüncü 500 dolar. Yani en kötü 3. oluruz yarı finalde elenirsek. Finale çıkarsak zaten en az 1000 dolarımız var. Müthiş oynadı takım ya. Alperen Özkura 25-14'ten bu comeback tarihi geçer. S2G bura gelsin. Ulan inşallah S2G gelir be karşımıza. Vallahi istiyorum ha. Karşımıza S2G istiyorum abi. Bu kadar basit. Atlattılar ki son maç yine Sanok oynayacak Kaos. TDM'i kazanacaksak yarın S2G için haftaya cuma günü S2G'yi tutacağım. Kazantın istiyorum abi. Next Rüya gelecek. Bakacağız. Abi ben S2G istiyorum ya. Bak. Bak abi. Black Air Spor'u yendin. FUT'u yendin. Türkiye şampiyonu. Geçen sezonun. Avrupa şampiyonu FF'i yendin. Bir de son dünya şampiyonuyla kapışmak yaraşır bu saatten sonra. Çok iyi geldik. Bir de dünya ya şampiyonunu yenerken. Efendim. Deplasmanda Black'i yendin. Yendin. Döndün içeride bu sefer. Türkiye şampiyonunu yendin. Evet. Türkiye şampiyonunu yendin. Evet. Kafadan sana 6 puan yazdı mı? Su gittin yendin. Bir de deplasmana. Avrupa şampiyonunu yendin. İki Avrupa yendin. Şampiyonunu. Tamam. Döndün. Dünya şampiyonuyla beraber kalsan bile çıkarsın. Beraber kalsan mı?
Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şu maç kadar eğlenceli bir maç yoktu. Kendi takım mı oynadı diye demiyorum ama gerçekten inanılmaz bir comeback, inanılmaz bir oynayış da aldık yani. Abi bir de Miramar Vini, Miramar Vini'ne 20 tane Royal Pass vereceğim chat'e. Hadi. Miramar Vini'ne 20 tane Royal Pass vereceğim chat'e. Takımlar için hem uçak hem alan anlamında inanılmaz. Her like atana Miramar Vini'nde, her beğeni atana 20 kişiye Royal Pass. Buralar sözünü tutar, kırcalı kafasını kopar, kör kılaç atar, tosbik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar, key bombayı atar, kokakan kutuya yatar. Buralar sözünü tutar, basa basa. İlk Miramar haritası. Kader ayar 110 lira atmış. Ver maaşımızı abi. Ver ver. Buralar sözünü tutar demiş. Vallahi tuttular ya. CDM'i kazanmamız kadar tatlı bir şey olamaz. Şu anda yarı finaldeyiz CDM'de. Rakip S2G ya da Nexria. İkisi de olur. Ama S2G istiyoruz. Alan ortasına çok yakın bir konumda kaldığını görüyoruz. Keza aynı şekilde Regnum, Karya, S2G, Digital Athletics, Galatasaray gibi ekipler de. Hadi çocuklar. İyi bir noktada oyuna başlayacağız. Hadi çocuklar. Hole Espor Puerto taraflarında yine biraz... Hadi buradan akıp gidelim be. Onlar oyuna başlayacak. Ama tabii ki sakin bir oyun başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Ali 110 lira atmış. Senin de söylediğin gibi. Yenmiş de yenmiş. Bu nasıl comeback? Miramar win inşallah demiş Muhammed Ali. İlk bağışı olarak 110 lira atmış bir de. Çok teşekkür ederim Muhammedciğim. Çok sağ ol. Fethi Yılmaz 22 lira atmış. Tişört değiştirmenin faydaları buram demiş. Hakikaten o tişört olsa belki yenilmiştik. Hasan Acar 5 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim. Selamı Sezgin Bombay ile aramıza katılmış. Sadece 10 TL'ye siz de katıl ile katılabilirsiniz arkadaşlar. Bulunan iki ekip son karşılaşmalarını oynuyorlar. O yüzden yine buradan mesaj okumadın değil mi? Hepsini okudum ya. Bir mücadele olacak. Kaçırdığım yok. Fireflux onlar da... Ama yani tişörtü değiştirmesen bu maç giderdi hocam. Furkan Alıcı 22 lira kalpten gidiyordum Bram TDM'de ama mükemmeldi demiş. Vallahi mükemmeldi ya. Fazla oldu. Bu iki karşılaşmada belirliyor olacağız ve genellikle potada bir iki takım olurdu ama şu anda puan farklarının birbirine gerçekten çok yakın müthiş, olduğunu müthiş oldu bizim için. Sıralarda. Hasan Acar 5 lira. Çok sağ ol Hasan. İki takım. Onlar son karşılaşmalarını oynuyor. Black Espor için işler çok daha zor. 25 puanları var. Ama Getso bu karşılaşmadan böyle bir 15-20 puan çıkardığı takdirde onlar da adlarını süper hafta sonuna yazdırabilir. Takım sahibisin, kendi takımının formasını giymek bu kadar mı mutluluk getirir? Abi getiriyor. Ben artık gerçekten giymek istemiyorum formayı. Hep diyorum giymeyeceğim diye. Bugün dedim ki giyeyim ya, yine de oynarız. İki maç baktım çok kötü abi, hemen çıkarttım yani. Olacak şey değil ya. Zaten niye forma giyiyorsun ki? Abi hata. Çok denedik, olmuyor abi. Formayı giydiğim gün yerlerdeyiz. Yücel Algül 10 lira atmış. Yücel çok teşekkürler. Değerli izleyenler. TikTok'ta 67.000 beğeni olmuşuz. Burada 3.300 like. Caner Karaoğlan Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin Caner. Abi kör bir şey demedi ya konuyla ilgili. Yani koça sordum, bir şey dememiş o konuyla ilgili. Kör yani görmemiş. Büyük ihtimalle internetle ilgili bir problemdir. Diğer haritalara göre biraz daha problem. Geçtiğimiz PMPL'lerde harita olarak 6 maç mı oynanıyordu? Yoksa sadece PMI'de falan mı 6 maç? Yerde 6 maç oynanıyordu sanki. Bir, evet, geçen sene PMI'ydi galiba. Ya da dünya şampiyonası elemeleri de olabilir. Denizbank Wildcats'in 3 gündü ya. 3 gün diye 6'şar maç oynuyorlardı. 4 günde 5 maç oynuyorlardı. Öyle bir şey vardı. 25 dakika civarı oldu. İnşallah Miramar'da win alırız. Win alırsak 20 Royal Pass sözü verdim chat'e. Şöyle Memdu bir katıl aboneliği hediye etmiş. Memdu çok teşekkür ederim. Olduğunu gösterdi. Şu ana kadar Denizbank Wildcats ilk günü çok iyi geçirmişler. Dün biraz sessiz kalmışlardı. Bugün yine maç kazanmayı Avrupa şampiyonasındaydı abi. Avrupa şampiyonası 5 maçtı ya. 48 ortalama hasar, 4 ortalama. 6 da olabilir. Regnum Karya'da ne mükemmel ne kötü. Yalnız şunu görmüş olduk abi. Mesela Tospik evet CDM'de çok iyi olduğunu biliyorduk. İki maç taşıdı ama hani Tospik'in kötü olduğu günlerde de hani Kör'ün çıkıp oynadığını, Kane'in çıkıp oynadığını gördük. Kırcalı zaten takımı her zaman çok iyi yönetiyor. Yani takımda herkes her gün çok iyi oynayamadı ama birbirimizin açığını çok iyi kapatıyoruz bence. Alana bakacak olursak da sevgili Sencer. Bu TDM çok konuşulur. Bence de çok iyi TDM'di çok ya. Çok takım var. Takımların %70, %80'i. Sen bir de yarı finalde S2G ile fightlarsak onu konuşulacağını düşün. Aba ortalık yıkılacak.
Evet yani şu anda istatistikler ekranlara geliyor takımların. Az önce Fireflux tarafı için söyleyecektim. Ben bir an gitti dedim ama ya. Vallahi ben bile şey dedim gitti amına koyayım. İçimden şey diyorum oho 11 fark var. 3 kere öldürecekler hiç ölmeden falan. Puan sıralama puanı çıkardı. İnanılmaz oynadılar yani. Ben olsam inancımı kaybederdim o kadar skordan. Takım kaybetmedi. Bunda sizin de çok büyük desteğiniz var taraftar olarak. Sizin onları izlediklerini bildikleri için, desteklediklerini bildikleri için sonuna kadar pes etmiyorlar. Zaten izliyoruz 2 gündür de. 3. gün bugün. En kötü alanda bile elinden geleni yapıyor. Takım kendini hiç alana bırakmıyor yani. Olmak gerekiyor. Onun dışında skor puanlarından çok daha önemli olduğu. Evet. Bir takım sahibi olabiliriz. Takım sahibi olarak ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Ortalama olarak 4.67 skor alarak. Şöyle abi yani fazla yine realistik düşündüm orada. Dedim ki yani abi bu buraya kadar FF çok büyük bir takım. Buraya kadarmış dedim. FF'e de yenilirsen kimse FF'e yenildin demez yani. İyi bir takım. O sebeple o kadar fark açtıktan sonra o tecrübeyle vermezler diye düşündüm ama tecrübe yeteneğe yenik düştü hocam. Yetenek. Ya çok yetenekli oyuncular var tabii. Solkay gibi, Keish gibi ama gerçekten inanılmaz bir zafer bu yani. Yani 100 tane maç atsalar böyle bir maç film senaryosu olsa inanmazdın. Yani tık tık 11 farktan maç mı döner dersin. İşte gerçek hayat abi. Split haldeler. Çok doğru söylen abi de benim birini de banlamam lazım. Bak abi bak adamlar 26 iken biz 15'tik. Biz 25 kill aldık adamlar 11 kill aldı. Yani comeback'i düşünebiliyor musun bu comeback'i? Çok bayağı zor bir olay yani. İstatistikler ekranlarda işte etkileyici bir istatistik çünkü ortalama olarak 4 skor. Ay bunun şerefine Hüseyin'e mutluluk gelir mi? Ya hadi gelir yaz. Bu da sıralama olarak birazcık daha az önce gelen takımlara göre daha iyi puan topladı. Ağzındakini bitiriyor ki önce. Ağzındaki nimeti bitir. Abi çıkart. Alana bakacağız. Bakalım ikinci bak şimdi hoşuma gidecek bir şey söylediğine. Nasıl yani gelecek? Doğuya doğru. Like'ımız 3400 olmuş. TikTok'ta da 70.000 beğendeyiz. Çok teşekkür olacak ederim. Mükemmel destekliyorsunuz ve alan da bize veriyor abi. Bugün bizim günümüz. Tutar. Kırcalı kapaklı kopar. Kör kılaç atar. Tosbik pompalı çakar. Buran buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokaklar pusuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Oraya doğru. Örneğin Getso, Next Rüya yavaş yavaş... Forma Bihter'e kalsın sen giyme. Derya Bihter'in de forması var zaten ya. Sesini de duyuyoruz bir yandan ve... Bir de win alırsak üst sıralar için son maça çok güzel gireriz. Zaten her türlü süper hafta sonundaydı ama... Bir win'e şöyle 80 puana falan liderlik yarışı başlar. Bilal Kuş, Bombay ile aramıza katılmış. Bilal hoş geldin. Takım oradan comeback attı, şimdi buradan da comeback yok mu Miram Arvin? Ekranlardaki isim Tron kaybettikten sonra bakalım Reklum Kar ya. Nasıl bir oyunu oynayacak? Şu anda mermiler gönderilmeye devam ediyor. Race, Ripsevan skorun garantisini almayı başardı S2G tarafı. Şu anda... Undera.com, Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin. TikTok'ta hiç maaş olmadı değil mi lan Mahmut? Sıfır. Rotasyonlarına başladılar. Yazıklar doğru. Bir dakika. YouTube olmasa acımızdan öleceğiz lan. Tamamen kapanmasına. Elektrik parası çıkmadı yayının. Kadar kendi pozisyonlarını şu anda iyileştirmek için noktaları ödeyecektim Raze'den. Güzel mermiler izledik. Tabii ki orada herhangi bir oyuncuyu düşürmek için yetmedi. Ya şöyle söyleyeyim abi. Reklum Kara ekibinden bir oyuncuya ciddi bizim için yani Kairos bu arada. Gerçekten çok büyük, çok güzel bir galibiyetti TDM. Ama yarı final için 49 puanla çok çok daha heyecanlıyım. Sanki hepimizde bir hissiyat vardı değil mi? Yani ya FF'i geçeriz, yarı finalde S2G gelir mi? Yani o sanki abi bir şey diyeyim mi? O hissiyat vardı ama S2G maçı tam bir bilinmezdik yani. Gelirse bu arada Next Rüya'yı yenerlerdi. Cuma günü haftaya onları destekleyeceğim. Ne iyisini yapması gerekecek? Bir saniye Hüseyin'cim konuşturacağım seni. Grego 22-60 win'in şerefine bu gece ya bu gece gel gitarla gelsin Bram demiş. GMT lan biz ne derdindeyiz? Nizamettin 55 lira atmış. İlk bağış hoş geldin Nizamettin. Tuna Ankırca Bombay ile 10 TL vererek katılmış. Hoş geldin. Şu anda söyle Hüseyin'cim. Birazcık daha çizgi şeklinde pozisyonlarını aldılar. Çabuk çok oğlum. Da bir net bir savaş izlememiz için. Tam o zaman geldi işte söyleyecektim. Sonra durunca unuttum. Canın sağ olsun.
Yani henüz çok ciddi sıkışmalar yok. Alanın içerisinde de oynanabilir pozisyonlar var. Ha şey diyecektim. Bir daha gelsinler. Tek maçlar mı bir turda oynanacak? FF'le mi? Kalmışlardı. Ama bayağı oğlum riskli lan bir daha oynarız böyle takımla oğlum. Şu anda yani bir daha oynatak bir daha oynatak kazanırız diyebileceğim bir takım değil. Öyle bir maç değil yani. Görebiliyorsunuz. Oyunun güney tarafında sahibi Necati Tencent geldi tamam mı? GMT'de o tarz bir hamle deneyebilir. Bir tur daha FF'le oynayacaksınız dedi. Kazanırsanız bunu da kazanırsanız dedi direkt $3000. Alan geldi. Doğu tarafına doğru bir kez daha gittik. Doğu tarafına doğru bir kez daha girerim. O zaman girerim. Ama şu an mesela FF'le bir daha maç yapmak istemem TDM'de yani. Daha zor. Çünkü kesinlikle mesela Bilek'i tamam yendik rahattı, Foot'u yendik rahattı ama yani FF rahat değil, 40'a 37 bitmiş yani. Bir de 36'ya 36 yani hani şey bir maç anladın mı? Bu arada alan güzel, alan çok güzel. Jagri 15 lira atmış, çok teşekkürler. Alan çok güzel attı be. Velat Çav'ın 22 lira, Arsenal 4-0 mağlupken 7-5 çevirdiği yani maç gibi oldu abi demiş. Vallahi öyle, taraftarlar sağdan çıkıyordu az kalsın ama. Abi ben bugün yeni bir bilgi öğrendim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Şahin AVM ile aramıza katılmış. Yayında farkındaysanız 5000-6000 kişi olduk. Onlar kim biliyor musun gelenler? Biz FF'e yenileceğimizi anlayıp hani FF öne geçince gelip bizle dalga geçmeye gelenlerdi. Hepsi. Biz yenince evet, geri çıktılar yayından. Fark ettin mi? Bra izleyicisi maç başladı çıkmadı. Onların hepsi bizimle dalga geçmeye, bizi kötü göstermeye çalışan insanlar. Onlara da çok şimdi güzel cevabını verdi. Mutsuz çocuk Bombay ile aramıza katılmış. Hoş geldin mutsuz çocuk. Müthiş bir bomba Solkay'ın üstüne. Solkay'ın üstüne müthiş bir bomba Digital Athletics'te. Herkes düşmemizi bekliyor ya. Düşmüyoruz kardeş, buradayız. Süper hafta sonunu da kaçırmıyoruz. Tospik kili dağılıyor. Takım alana da oynuyor. Her şey geliyor, her şey. Kapatını kopar. Kör clutch atar. Tospik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Coca-Cola kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Bilal Kuş'tan 10 katıl aboneliği. Bilal'cim çok teşekkür ederim. Chat'teki her abonelik alan teşekkür ettim Bilal'e. Berat Çav'ın 22 lira. Bizim kemik kadro yeter. Başkasına gerek yok Bram demiş. Aynen öyle abi. Ya bizim kemik kadro da kalabalık zaten. 6 kişi değildi abi. Ama o gelenlerin niye geldiğini iyi biliyorum yani. Abi kemik herhalde biraz şey bu. Bacak kemiği böyle. İlik ilik. Black'te Fireflux'ın İlik üzerine kemiği geliyor. Solas zaten kaybedilmiş de Solkay yerde. Aa bizimkiler sıkıyor. Oradan kick çeken FF'i bitirmeye çalışıyor herkes ha. Bombasını şimdi gönderdi. FF'i vallahi bitirmeye çalışıyorlar. Puan alamazsa çok sıkıntı. Bir hasar çıkmadığını belirtebiliriz. Şimdi Catch takım arkadaşlarının yanına geldi. 3 oyuncusuyla Fireflux bu bölgeden Talip yaş geçeli 55 lira atmış. Yakında yeni bir bra gelecek. Geriye az kaldı doğmasına demiş. Allah'ım sağlıkla kucağında almayı nasip ettin kardeşim. Bu ev grubuna geldi. İnşallah darısı tüm isteyenlerin başına Talip'ciğim. Bilal Kuş 10 katıl aboneliği daha atıyor. Bilal chat'teki herkese artık abonelik veriyor. Müthiştin Bilal. Peki o alanlar like atıyor mu? Beğeniyor mu Hüseyin? Like atmayanlara bir uyarır mısın? Los Leones'in yine içerisinde bir miktar alan şimdi olacak. Öncelikle buradan like atan herkesi ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Ama atmayanların götüne. Bu sefer batıya doğru verince sonra niye bayılmadı? Sonra TikTok'tan evet, neden? Pardon. Mabadına koyayım. Ömer Özdemir bombayla katılmış. Hoş geldin. Alan çok iyi ya. Abi yırtmamız lazım buradan oyunu. Mezarcı beni arıyor. Dur bakayım bir ne diyecek. Hepsini göreceğiz. Abi bizi Royal Pass vardı. Evet abi. Alo. Bıçak attılar bana. Onu söyler misin? Kanka güzel alan. Buradan alamazsak ayıp ya. Bak bir şey diyeyim mi? Win alamazsam buradan senin eve roket gönderiyorum birader, haberin olsun. Kardeşim inşallah siz süper hafta sonunda burada win alamazsak sizin üstünüze atlıyoruz. Ya aynen öyle. Biz de çıkıyoruz süper hafta sonu çıkarsak. Kanka çıktınız siz rahat güzelsiniz ya. İnşallah kanka öpüyorum. Eller. Aa, ne diyecektim lan? Eline sağlık diyecektim. Bay bay canım. Kapattım suratına. Çok konuşuyor amına.
Mehmet Caner'in bağışı gördüm, aklım gitti o sırada. Adam 450 lira atmış yine. Yani resmen bu 3 günlük yayında bir de 5000 liraya yakın bağış attı Mehmet Caner. Destekleri oluyor, devam ediyor. Mehmet Caner çok teşekkür ederiz. Daha 4. alandayız. Muhtemelen 8. 9. alana kadar çok ciddi arşivlerle de karşılaşabiliriz ama şu alanda bir bakınca haritaya... Abi Miramar'da sonunda win gelsin lütfen ya. Giderse gitsin muhtemelen alan dışarısında kalmayacak bir pozisyonu var. Burada iyi puanlar toplayabilirler ama zaten... 20 Royal Pet veriyorum Miramar'da win gelirse. 20! Çok fena yani çok da puan ihtiyaçları yok son iki karşılaşmada. Yine de hayır demeyeceklerdir fazla puana. Tabii ki. Bakalım nasıl... TDM ne oldu? Of of ne oldu tabii, ne oldu? Allah kırcalı düşme. Daha kritik. Aman kırcalı. Durumda olan takımlar... Alalım kırcalıyı. Yani Umut Dağlı 20 katıl aboneliği Umut. Çok teşekkür ederim. Çok kritik. Kralsın. Maç. Yani bu maçı son maçta da oynayacak. Umut Dağlı'dan 20 katıl aboneliği... Sucu oyuncuları bu arada herhalde bizim takım iyi oynayınca herkes destek oluyor bana ya. Mehmet Caner 450 lira attı. Umut 20 abonelik. Bombasını gönderecek. Ve inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Bilal'in de 20 aboneliği vardı. Hasan Keş 22 lira atmış. Hasan çok teşekkür ederim. Bravo. Güzel oynadılar. Güzel oynadılar. Pirafire gönderdi ve Simulator'ı yakalamayı başardı. Melisa Espor 15. olarak oyuna veda ederken S2'yi. Ya şu kırcalıyı niye alamadık hala ya? Puanlarıyla 4 kişi ona devam edecek. Fireflux oyuncularının da bu arada hemen tepesinde Crespo'nun olduğunu hatırlatabiliriz. Dişler kırcalıyı alalım artık ya. O bölgeye doğru muhtemelen bakmak isteyebilir. Arkalarından da şimdi Nexus'a ufak bir hadi baba pozisyona doğru yaklaşmak istiyor. Şimdi Regnum Kare tarafını görüyoruz yine. Alanın en batısındalar. Hangi noktaya doğru gidiyor? Aldık galiba kırcalıyı. Evet evet aldık. Ben süper. Ben bu sefer ortalı geleceğini düşünüyorum. Hadi bir ortalı. Bir kere batıya attı. Hadi bir ortalı. MVP Kane yapacağız bugün. Hadi bir ortalı. Buranın üstüne doğru kapatacak mı? Burayı merkezleyecek mi? Benim düşüncem bu ama tabii enteresan arşivlerde gördük. Ben yine de Bra merkezli düşünüyorum. Güzel baba! Sözünü tutar, kırcalı kapatını kopar, kör kılaç atar, kosmik pompalı çakar. Bralar sözünü tutar, Kane bombayı atar, kokakak kutuya yatar. Bralar sözünü tutar, basa basa! Umut Dal'dan 10 katıl aboneliği daha. Hakan İlkay'ını kutlamış. Hoş geldin aramıza. Umut 30 tane abonelik attı toplamda. Bilal'in 20 aboneliğin yani üstüne. Ve Mehmet Caner'in 450 liralık bağışının üstüne. Çok teşekkür ederiz. Bilal'den 10 abonelik daha geldi. Ben de 30 abonelik atacağım Bilal dedi. Chat'te abone olmayan kalmasın arkadaşlar. Karar herkes katıldı. Ama katıl ve katılmayan kalmadı. Herkes yani emotları yapıştırıyor. Abonelik atanlara o, teşekkür ediyor. Foru yakalamayı başardı. Göndermiş olduğu bombayla birlikte. Güzel alan, güzel alan. Hadi Miramar'da şantımı döntün. Vallahi Türkiye finallerinde var ya. Neler yaparız neler. Crespo'ya doğru açıldı. Bu arada Crespo hemen önünde. Bombasından çıkan Frozen'i yakaladı. Skor garantisi de takımına kazandıracak. Geri kalan Nexus oyuncuları da bu bölgeye doğru gelip bakalım Frozen'ın takasını alabilecekler mi? Şimdi dokunma geldi. Bak işte indi aracından Frozen arkasında. Onu yakalamayı başardı. Coldex'i yakalamayı başardı ve Digital Athletics ekibi oyuna veda ediyor. Bizimkiler biraz kill çekse iyi olurdu ya. Kamikaze geliyor o tarafa doğru. Doğru geldi şimdi. Zwolf karşısında Rebellion'ın birebir pozisyonu. Velat Çavun 22 lira 4500 kill bir like atalım. Like'ımı 3700 arkadaşlar demiş Velat. 22 lira atmış. Kesinlikle like'ımız az. Şimdi bu noktaya doğru gelen oyuncuları Fireflux arkasından yakalamayı başardı. Bir oyuncu bir skor puanı alabildiler. Onlar için ama her bir skor puanının çok değerli olduğunu tabii, hatırlatalım. Tabii yani iki skor bile çok kritik. Tam çok fena maç oluyor yine ya. FF'in burada ölmemesi lazım artık. Ama yere düşürmedi henüz. Bir de bomba çekti. Nox Fireflux'ın üzerine doğru Owner'ın dokunmayı düşürdüğünü görüyoruz. Çarşı pazar biraz karıştı. Çeşitli noktalarında haritanın birkaç yerde mücadele var. Owner dokunmayı yere çekti. Owner dokunmayı yere çekti. Bizimkilerin görüş açısı yok abi. O sıkıntı. Bilal Kuş 30 aboneliğin üstüne 110 TL daha gönderiyor. İlk süper chat bağışı Bilal'in. Bilal sen nerelerdeydin yeğenim? İhsan Özdemir 11 lira atmış. Hoş geldin İhsan'cım. Kendi atmış olduğu bombayla Seylon.
Çok fena maç, çok fena rekabet. TDM'den sonra gada geldik. Bir de win istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz be? Fireflux bir anda 2 puanla birlikte elenebilir. Çok mu şey istiyoruz be? Neler yapacak? Nax ayağa kalktı. Bilek gitti abi. Bileğin şansı gitti. Bilek Espor 13. olarak oyuna veda ediyor. Bilek için umutlar Bilek gitti ya. Eğer Catch 1-2 ekstra puan yazdıramazsa şu anda 3 puan oldu Fireflux. 1-2 ekstra puana çok ihtiyacı var Fireflux'ın son maç korkulu rüya görmemek için. Son maçı da oynayacaklar. Catch the Wolf'u aldı. Fireflux için çok önemli katkılar yapıyor Catch yılan pozisyonunda. Arka arkaya skorlar. Ooo Get the Wolf'u arkaladı hocam. Hem Nex rüyayı eredi. Bizimkiler foot'a sıkıyor ileriden. 4 puana çıktı. 1-2 takım da elenirse sıralama da koparabilir Fireflux. Race bu arada Arvin'i yakaladı. Hardtry bir abonelik hediye etmiş oldu. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bünyo NF ilk bağışını atmış 11 lira. Ve hayatta kalan takımlara şöyle baktığım zaman Getso var. Foot da sıkıntı daha şu an 49 puanda. Oğlu Espor var. Bakalım orada bir değişim izleyecek miyiz maç sonunda? Tahminlerde ekranlarda. 76 bin beğeniyiz TikTok'ta. Sevgili Tintin Next Rüya demiş. Senceres. Yapıştırın. Şimdi Circle kapandığı anda spamı başlatıyorum. Estoji demişsiniz. Arkadaşlar yapıştırın 31'leri, yapıştırın emotları. Kane'den Regnum Edel kar yakili. Bravo Kane, bravo Kane. Aferin sana çocuk. Umut Dal 110 lira atıyor. Umut'cum çok teşekkür ederim. 110 liralık bağışın için Umut. Takım inanılmaz işler yapıyor. Kopartalım buradan gelsin. Galatasaray bu arada White Espor'un üzerine doğru geldiler bombalarla. Çok iyisin be Kane. Takıma yine ilk kili getiriyor az önceki maçta olduğu gibi. Allah Allah. Kıyım var, kıyım var, kıyım var her yerde, kıyım. Elendi 8. olarak bir skor. S2C'ye sıkıyor. Kane patlattı arabayı. Kadar çıkarken yeniden 4 kişi. Alalım o killeri. Wildcat'e kaptırdık. Killeri çok kötü oldu bizim için. Owner peşimizde üstten bir de bakıyor. Kadar gelmeyi başardı iki oyuncusuyla birlikte Reis ve MCG ikilisi. Cyrus birazcık daha gerilerde kalmayı tercih etti. Güzel bir rotasyon attık. Miramar'da da artık bir win istiyoruz. Hem yanıcılar hem bombalarla. Miramar'da PMPL'de bir win istiyoruz hocam. Dostu yakalamayı başardı. İleri tarafa doğru hala denemelerini sürdürüyor şu anda Kamikaze. Hadi çocuklar, spamı bırakma, spamı. Like'ını beğenini at. Yapıştır 31 spamını. Onların da çok ciddi şekilde puanlara ihtiyacı var. DBS ile birlikte bakalım Clutch ileri tarafa doğru gidecek mi? Skyron onun da yanıcıdan etkilendiğini gördük. Yarı cana kadar gitmişti. Crow skorunun garantisi. Şimdi Owner'da kalacak. Snows arkalarda. Ön taraftaki oyuncuyu yakalamak için DBS ile şimdi hamleleri yapmaya başladı. Snows'un da arka tarafta canına az kaldığını söyleyecektik. Kamikaze bir oyuncuyu daha yakalayınca artık Getso'da tek bir isim hayatta. O da Snows bu ağacın arkasında, bu tepenin arkasında. Bakalım dur diyebilecek mi? GMT oyuncularına Kamikaze. Atma kör, niye düştü kör? Farklı bir noktada ona doğru mermileri gönderdi. Körü kaldıralım abi. Körü kaldıralım. Geride kimseyi bırakmayalım. Snows'u bir hayli zorluyor. Bir de yanıcı gelecek. Bir de bomba gelecek. Özür dilerim. Owner'ın ellerinden çıktı. Snows'un canı hala çok az. Bir türlü Tospik geldi. Tospik geldi. Spor geldi buraya doğru şimdi. Tospik geldi. Bir anda GMT kadrosunun kafası karıştı artık. Kamikaze hemen karşısında. Bu arada Snows o da clutch'ı yere çekti. Bravo Tospik. Bravo. Düştü. Acayip. Bravo oğlum. Acayip. O da düştü. GMT. Bravo lan sana. Karşı tarafta özür dilerim bir oyuncusunun canı azdı. Kırcalı nereye gittin Kırcalı? Oyuna veda etti. Owner o da clutch'ı hızlı şekilde kaldırıp yeniden iki kişi olmaya çalışacaklar. Abi loot lazım diyor loot. Ve artık bir sonraki güvenli alanında göreceğiz. Yapıştır Tospik oraya da. Göreceğiz. Bir sonraki güvenli. Yapıştır oraya da. Eğer yukarıya doğru atarsa yani güneye yapıştır doğru oraya da bırakma. Dikkat edin buraya. Dikkat et buraya. Avantaj olabilir. Eğer doğuya doğru atarsa Galatasaray için önemli bir avantaj olabilir. Şimdi Galatasaray alanın dışında kaldı. Biraz ortada. Bırakmayın killeri kimseye. Alanın içinde ve ortada. S2G onların yukarısında. Aman dikkat. Aman. Bu iki takım birbiriyle. Bravo kör gördü, kör gördü. Ne zaman restleşecek. Bravo Tospik, verme o kili. Çok şey söyleyecek bu. Bu arada Clutch Tospik'i indirdi. Clutch Tospik'i yere indirdi. Şimdi Köcerra'a doğru bakıyor. Abi. Gönderdi sis bombası içerisine. Vermeseydik Tospik'i ne gerek vardı ya. Garantisini takımına kazandırdı. Oğlu Espor'da abi, da yalnızca bir oynamıyorlar işte adamlar. Pusup bekliyorlar. Niye biz oynuyoruz? 7. aşama yaklaşık 8 saniye sonra kapanmaya başlayacak.
Şu anda alanın dışarısında Brea Spor ve GMT dışında herhangi bir takım yok. Dön geri Kırcan'ın yanına. Geliyoruz. Son 6 takımdayız. Son 6 takımdayız. Galatasaray. Onlar giremez bile abi. Geç alana. Alanın son bölümüne oyuncu kaybetmeden gelen 2 takım. De şu anda Deniz Bank Valkes'in üzerine gitmek isteyebilir. Saylas takım arkadaşlarından birazcık daha uzak bir konumdaydı. İşte bu, onlar giremez bile alana. Niye uğraşıyoruz ki onlarla? Skorun garantisi Galatasaray ekibinde kaldı. Galatasaray'da 5 skor puanına kadar çıkmış durumda. 4 oyuncu yollarına devam ediyorlar. Alanın en doğusundalar. Şimdi ufak bir hamleyle birlikte yeniden güven alanın içerisinde oldular. İleri tarafa doğru, klaça doğru bakıyorlar. Hem GMT'de hem hadi çocuklar bırakmayın be. Yalnızca birer oyuncu hayatta. Bravo Kane be. Bir ama haritası biraz sıkıntılı olabilir diyecektim. Kane hamsiciyi yere çekmeyi başardı o da. S2G'de bravo Kane. 2 oyuncuya kadar düşebilir eğer hamsicinin skor garantisi de alınırsa. Hadi çocuklar bırakma spamı, bırakma. Like'ını beğenini at. 31'i yapıştır, bırakma. Takımın sinerjiye ihtiyacı var. TDM bininden Tuna Miramar bini. Çok yakışır çok. Ekibinin arada kaldığını birazcık söyleyelim. Hemen kuzeylerinde S2G, hemen güneylerinde Galatasaray ekibi var. O yüzden hadi be. Çok hadi be. Yapamıyorlar. Hadi be. Reis evin içerisine doğru Zeptimus'un bulunduğu bölgeye doğru bombayı gönderdi. 6 skor puanı var bu arada S2G'nin. İyi bir oyun geçiriyorlar. Şimdi Hamsici Lux'ı şöyle bir hedefledi fakat sıkmadı. Grex'i sürünerek geldi. Hamsici bombada karar kıldı. Pişirdi bombasını, pişirdi. Hiç fena bir bombada değil ama herhangi bir Wildcast oyuncu düşmedi. Biraz canlardan gitti. Hadi çocuklar. Sayımız iyi abi. Sayımız iyi. İki, tek kişi kalana kadar sorun yok. Win gelebilir. Tek kişi bile win aldığını gördüm ben bu çocukların. Oyun bu kadar sıkışmadan önce birazcık daha yakın konumlara geçebilirler diye düşünüyorum. Buradaki savunmayı çok iyi yapmaları gerekecek. Son alana da yaklaşıyoruz. 9. alanla beraber her yerden kapanmaya başlayacak alan. Tekrar hatırlatalım. Karşı tarafa doğru da bakıyor Hamsici. Saylas aracı atladı gidiyor. Ya aracı belki birazcık daha güvenilir bir pozisyon çekmek isteyebilir alanın içerisinde. Evet. Merhaba babam. Oyuncuları olduğu için şimdi Kane'e doğru ciddi hasar var. Kane'in canı çok az. Kendisini merhaba babacığım. Yeniden soktu Kane bu arada. Gel gel. Yenilemek isteyecek hızlı şekilde. Galatasaray'da ön tarafına doğru. Hadi kızım bir şans getir bir de be. Barış mı diye var. Barış mı hadi. Aferin. Çok yakışıyor bu sana. Ben aldım bunu sana. Hadi alırız. Alırız beni de. Alırız beni de. Alırız beni de. Win geliyor. Win geliyor de. Win de. Sol da 5. olarak elendi. 4 takım kaldı geride. Lan bu nereden çıktı şimdi? Herkes 4 oyuncuyla S2G ve Brea. Bravo Kırcalı. Bravo oğlum. S2G'ye bir bravo. Win de win de win de. Başardı Kırcalı henüz skor garantisi. Win de win. Reis şu anda kendisini gördü, telefonda ona bakıyor. Kırcalı yakaladın Kırcalı. Hala. Abi canınızı doldurun. Sakinleşin. Bilal Kuş 55 lira atmış. Çok teşekkür ederim. Umut 20 tane abonelik. Kaldıramadılar henüz. Estu şimdi kaldırıldı. Hadi şimdi çocuklar. Tekrar 3 oyuncuya devam edecek. Yapma. Kane'i al. Kane'i al. Kane'i al. Girme hiç. Al Kane'i. Al Kane'i, girsinler birbirlerine. Boş ver. Kızım dur. Kızım dur. Win geliyor. Dur. Aha S2G gitti. Babacım dur. Dur win alacak dur. Ve 9. Hadi kızım. Senin şansına Miramar'da bir win be. Dokuzuncu alan 2 dakika sonra sis yolu yapmamız lazım. Bravo Kırcalı. Saylas Kırcalı tarafından yere. Bravo Kırcalı. Takım arkadaşını tutmak istiyor. Bravo oğlum. Kırcalı da yere çekildi. Herkes yardım. Abi yapmayın. Kör yapma, al bizi oradan be. Şu anda Denizbank Valkes'te bir oyuncu. Yapma. Çekildi. Bravo'yu kaybetti. S2G zaten. Yapma be oğlum. Elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Abi apaçıktan koşmak zorunda kaldık. Bu nasıl alan ya? Kaldırılabilecek. Alabilirsin kızım, al. Brax'a 600 hasarı geçti. Evet, al sıçtın ağzımıza, al. 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 Siktir git. Devam edecekler. Sayın Sıktı Musu da yere çekti. Yürü git yat.
Şu anda Amsici açığa çıkmıştı. Defo Amsici. Abi canımız yok. Dışarı tarafa doğru bombasını gönderdi. Şunlar birbirine girmiyor. Hepsi bir de dönüp sıkıyor ya. Şimdi yukarı tarafta Zeptimus'un skor garantisi Rome'da kaldı. Bu arada Defo'yu Silas düşürdü. Tepeden gelen mermiler var. Rome Silas'ı yakalamaya çok yaklaşmıştı. Adam 10 kere düştü. Kaldırdılar. Biz bir kere düştük öldük abi. İsabet edemedi o bomba. Şimdi Amsici skor garantisi Galatasaray'da kalacak ve Silas da alan dışarısında kaldı. Son iki takımdayız artık. Galatasaray çok ciddi bir avantaja sahip. Aşağı tarafa doğru inecekler galibiyet için. Önlerindeki tek engel Lux. Bakalım Lux bu galibiyeti Galatasaray'ın elinden alabilecek mi? Hayır. Galatasaray güzel bir galibiyeti Miramar haritasında. Lan çok istemiştik Vini ya. Çok çok istemiştik Vini ama olmuyor. Son maça kaldı. Son maça kaldı şansımız. Bihter el gözünde ölüyoruz abi, kusura bakma. Evet Bihter şans, bir şey de bir de şanslı gelmedi. Yapacak bir şey yok. Umut son maça kaldı. Win umudu son maça. Biz son maçları severiz bu arada. Ve geriye bir Sanok kaldı. O Sanok'a giderken çok ilginç bir genel sıralama ortaya çıkmış olabilir. Kaos burada. Abi sıralama çok fena. Puan çekebildi. Arkadaki takımlar ne kadar puan alabildi? Hepsini Tintin'e bırakıyorum. Çok teşekkürler sevgili Dukes'cim. Sence Rez artık senin yanında. Güzel. Abla sesine ne oldu biraz ya? Kendinize dinlenin, kendinize gelin. Abla iyi misin? De bozma bir şey kaçtı gibi sanki. Yapacak bir şey yok ya. Son maç Sanok'ta. Win'i vuracağız inşallah. Like'ımız 4000 olmak üzere. Bugün mükemmel bir destek var. Gerçekten TikTok'ta da 85.000 beğeni olmuşuz. Vallahi abi takım çok istiyor, çok iyi oynuyor ama yani herhalde bu hafta win alamadan kapatacağız. Belki erken garantilemenin verdiği rehavetle o win'e gidemiyoruz. Takım biraz kilo oynuyor ama süper hafta sonunda ben inanıyorum ki takım bolca win alarak gidecek. En az 2 win istiyorum dedim artık takıma. Finallerden önce. Türkiye finallerinde de %100 olacağız arkadaşlar, onu da söyleyelim. Yani şu an süper hafta sonu oynamasak bile her türlü şeydeyiz yani. Türkiye finalindeyiz ama biz yine de süper hafta sonuna da gideceğiz tabii. Daha yukarı sıralarda bitirmek için. Yani çok tuhaf bir maç. Hasarımız yine çok fazladır. Yine killeri çekemediğimiz, hasarı çok yüksekte bırakıp istediğimizi alamadığımız bir maç. Ama bir de son noktayı deneyelim bakalım. Günün en yüksek skorlu maçını, winini Galatasaray'a aldı. Yanılıyor muyum? Ya Galatasaray gün başından beri yani süper hafta sonu istediğini yani bize kanıtlar nitelikte. Galatasaray süper hafta sonuna çıksa Galatasaray zaten kalacak. Çıkabiliyor mu acaba finalleri? Bakayım mı onun puanını bilmiyorum. 5'er 4'er çıkarttığı puanlarla. Şu anda perçinlemiş oldular, süper hafta sonu hayırlı olsun diyelim ama Getso 3 puanla, White 2 puanla, Black dur de bir 2 puanlara bakayım genel sıralamaya. Zaten son karşılaşmada hem Black hem Getso. Galatasaray çıkar ya. Hafta sonu çıkamayacaklar diye düşünüyorum. Türkiye genel finallerinde olur. Daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Kaos'un, EV'nin, Getso'nun, GMT'nin, Mavi Dans'ın hepsinin çıkması lazım. Black'in çıkması lazım finaller için. Raum'u gördük. Dijital atletik sıkıntıda biraz. Bizim yerimiz iyi. Evet ama yani Greksi'yi de buraya katmayı başardılar. Yüksek skorlu bir galibiyet Galatasaray üzerindeki ölü toprağına atmış oldu diyebiliriz. Estuji tarafı ise Valkes'in yanına yaklaşmaları çok çok kolay değilken yolda bir oyuncu kaybettiler. Evet oraya kadar gelmeyi başardılar. Valkes onları elese de 3. olsalardı Estuji'nin çıkarttığı bu puanlar çok çok değerliydi. Kendileri bakacağız ya. Estuji ve Bra PMGC'de olsun bana yeter. Bana da yeter kanka. Ya PMGC'ye gittiğimiz herhangi bir senaryo ben okeyim yani. Şu an puan sıralamasına bakıyorum. Süper hafta sonuna çıkamayacak bazı takımlar için artık iş bitti. Yani BBR çıkamazsa finalde yok %100. Onun dışında Yive çıktı zaten. Getso çıkamazsa elendi. Türkiye finallerinde yok. GMT çıktı ama onların da yine puan alması lazım süper hafta sonunda. Finallerde olmak için. Black çıkamazsa 108 puanda riskli bir bölgede. Kaos çıkamazsa 94 puanla riskli bir bölgede. Yani sıkıntı. Son maç win istiyoruz. Vallahi ben de istiyorum ya. Neden olmasın abi? Şu
şu TDM'in üstüne akmamız lazım. Abi hasara bakar mısın yine? Ya böyle bir hasar alıp da bu kadar az kill nasıl alınabilir 2 maçta ya? 2 maçta 4000 hasarımız var, aldığımız killere bak, delireceğim ya. Biz gerçekten abi çok şanssız bir takım olmaya başladık yani. Kötü günümüzde böyleyiz. 2 kile 1900 hasar. Bizim 16 kilimizi kim çaldı amına? Denizbank Wildcast'in bulunduğu ev konumu birazcık uzak kalıyor. Yani birini düşürüyorsun. Çalmak için ben lazım. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben takıma mini oynamayı öğreteceğim ya. Mini olsun, çalsınlar killeri. Son skorlarda toplanamayınca bu peki hasar abi sen ve skor öğreneceğim mini oynamayı. Birazcık tuhaf oldu. Annen ama özelden sürüyor bana her akşam. Çok zor yani, çıkar yani. Minamar'ın cilvesi ay diyelim. Evet, ah ihlal yedim. Bu Allah belanı vermesin senin be. Taciz ve zorbalık nedeniyle işaretlendi yayınım. Allah kahretsin be abi. Hemen anında mı? Vay be. Çalışıyor. Abi böyle bir şey evet, yok evet ya. Modlar uymuyor. E abi ben sanki sana zorla söylettim gibi. Ulan daha anında yalnız, yedik. Cümlem bitmeden nasıl yedin? Cümlem bitmeden yedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Helal ya olsun yalnız. Yine kendi kaleme gol attı. Operatörler çalışıyor. Abi şey dediğim anda gidiyor. Bilal Kuş Bombay ile aramıza katılmış. Herkese abonelik hediye etti. Kendi olmamış. Hoş geldin Bilal tekrar. Çok sağ ol bağışların için. Umut da öyle çok fazla abonelik hediye etti. Hoş geldiniz. 4000 like olmak üzereyiz. Son maçımız. Son maçta da kim çıkıyor kim çıkamıyor bakacağız. Artık ondan sonra da Türkiye finallerine kim kalıyor kim kalamıyor bakacağız. Hedefimiz tabii ki Türkiye finallerinde ilk 8'e girip Avrupa'ya gitmek. Abi vallahi direkt zorbalıktan yiyorum ya. Hüseyin'e bir şey deyince TikTok alınıyor. Evet şu an genel sıralama. Teşekkürler TikTok. Bir yengem iki hayırlı TikTok vallahi. Bizim hayırlı için hayırlı çok önemli bir sıralama değil zaten de. Galatasaray bu arada kendini ilk sayfaya atmayı başardı. Ozorox keza çok sıkıntılı bir konumdaydı. Buranın yükseldiğini gördük. Bra 8'deydi mi? Yok. Yani şöyle Bra zaten ilk sayfa takımıydı başlangıçta. Valla 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 bitmiyor. Ancak burada bizi tabii ki şaşırtan şu durum var. Galatasaray'ın arka sıralarda potadan ilk sayfaya çıkması. Ozorox'un yine potadaki 16. ya da 15. sıradaki takımda yanlış hatırlamıyorsam güne 32 puan ya da 33 puan açmış olmaları lazım. 8. sıraya kadar yükselmiş. Abi BBR gitti. BBR maç oynamıyor. Foot gitti. Oğlum maçı yok bunların. Bu maç oynamıyorlar. Ana. FF yırttı bu arada ben size söyleyeyim. Kaos FF 2 puan alırsa tamam bu iş. Kaos da puan alması lazım. Abi BBR Kaos gitti. Puan alamıyor ki. Lan BBR çıktı dedik kesin dedik. Gidiyor vallahi. Foot'ta sıkıntı. Foot Türkiye şampiyonu süper hafta sonu kaçıracak. Mehmet Akif Tepe AVM ile aramıza katılmış. 40 lira verip çok teşekkür ederim Mehmet Akif'cim. Hoş geldin. Bilal Kuş'tan 10 katıl aboneliği daha. Chat'te abone olmayan kalmasın dedi. Her hafta yayınlarımız devam ediyor. Haftaya dediğim gibi çarşamba, cuma, cumartesi, pazar yayındayız. Çarşamba özel bir yayınımız olacak 6'da. Yine süper hafta sonunda cuma, cumartesi, pazarda 7'de buluşacağız. Ondan sonraki cuma, cumartesi, pazarda Türkiye finali var. Çok heyecanlı geçecektir eminim. Evet son maç Sanok. Son Sanok'ta ilk başladığımız zaman PNPL'e ilk Sanok'ta win almıştık. Son lig aşamasında bir de Sanok'ta win'le bitirirsek süper olur. FF bence de çıkar. Kaos çıkar diye düşünüyorum. Ama yani çok tuhaf bir lobi gerçekten. Sonuçlara bakmamız lazım. Yarın süper hafta sonu maçım var. Hayır, cuma günü başlıyor süper hafta sonu. Numan Parlayan 11 lira atmış. Numan hoş geldin. 4000 like olmuşuz bu arada. Süpersiniz. Şimdi öncelikle analiz masasına çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Başka harita olsa var ya çok değişik şeyler konuşurdum ama Sanok'ta kötü uçak olmaz. Hadi Kamp Alfa'dan Kamçarlı'ya inen enteresan bir uçak var. Şunu söylemek istiyorum. Sevgili Senceres puan durumu çılgın atıyor. Çılgın atıyor. BBR 50 her puan. Her şey olabilir abi. Şuna baksana. Oynamıyor. Hovel çıkabilir. White çıkabilir. FF düşebilir. FF puan almazsa gidebilir. Çok büyük ihtimalle.
artık süper hafta sonu. White 10 puan alırsa Kaos da düşebilir. Foot da bu maçta oynamıyor. Yani 14. BBR 50 puan, 16. Foot 49 puan. Bu iki takım oynamıyor. 19 ve 20. sıradaki Getso ve Black de oynamıyor ki bu ilk iki takım oldukları anlamına geliyor süper hafta sonunu kaçıran. Çünkü son maçta oynayıp puan alamayacaklarına göre Getso ve Black... Yine atladık yerimizde. Allah aşkına bir tane güney alanı ver, şarkıyı vereyim. Bir tane güney alanı be. 17. sırada Howl'un 47 puanı var. Kaos garantilemedi arkadaşlar. Howl'un ve White'ın riski var. BBR ve Foot maç oynamayan bu iki takımı geçmesi için 7'şer 8'er puanlı maç çıkarması gerekiyor. Howl'un daha az puana ihtiyacı var. Efendim derin bilen AVM ile aramıza katılmış Efendim. Hoş geldin. 3-4 puana ihtiyacı var. Evet. Hani 7-8 biraz zor. Evet. Ama böyle 3-4 bence Howl'da espor alabilir. White'ın 7-8 puana ihtiyacı evet. var. Evet, White için işler o kadar kolay olmayacak. White 7-8 puan alabilecek mi? Mehmet Akif 5 katıl aboneliği atıyor. Mehmet'cim hoş geldin. Kendi adını süper hafta sonuna yazdıracak. Çok sağ ol 5 katıl aboneliği için. Abi Sanok'ta neler olacak? Oynuyorlar. Evet evet. Sanok'ta neler fena bir alan değil ha. Için, yani White da enteresan bir maç çıkarır mı? Ya White da çıkartabilir. Göreceğiz. Çünkü şu ya anda adadan çektiği için rahat biraz. Kaldılar. İlk alan hızlı rotasyonla iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Oynanabilecek bir alan. 8 puan da az bir puan değil. Sanokların yıldızı Kaos. Yalnız White çıkamazsa süper hafta sonuna bootcamp'e mi gitti çocuklar acaba? Öyle bir anlaşacak takımla. White'ın yokluğunda bootcamp'i alabiliriz ha. Altına almışlardı. White da bir eski Beşiktaş kadrosu. Şu an gerçekten kötüler ya. Son bölüme, son maça geldik. Bir kez daha hatırlatıyorum. White'ın 43 puanı, Howl'un 47 puanı var. Geçmek durumunda oldukları puan 49 ve 50. Yani 16. sıradaki Foot maç yapamıyor ve 49 puanda kalacak. 14. Foot büyük ihtimalle gitti ya. Funda Taşkıran hoş geldin. Bombay ile aramıza katıldı Funda da. Kesin olarak süper hafta sonunu kaçırdı. Burada soru Getso ve Black'le beraber yalnız Foot'u çıkarsa Howl'la Cortex'i görüyoruz evin içine. White gerçekten geldi. Çok fena evin olur. Evin içine bir bomba geldi. Şimdi Digital Athletics takımı kapı tarafında. Scarface içeriye doğru girecek mi diye bakıyoruz. Karşısında yine bir isim var. Şimdi iki oyuncuyla birlikte de buraya desteğe geldiler. Scarface'e destek geldikten sonra içeriye hamle gelecek. Cortex'in elinde yalnız DBS'i var. Tehlike yaratabilir. Crespo'yu yere çekmeyi başardı. Sonrasında Cortex bakalım hap burada yakalayabilecek mi dedik ama hayır. Cortex skorunun garantisi alındı. Dışarılarda Sefir de bitirilecek ve Ozarox 2 skor puanıyla bu haritaya veda eden ilk ekip konumunda. Şimdi Mender gelmeye devam ediyor. Digital Athletics ekibinden bu sefer hedef Mavi Dans kadrosu. Onlar tarafında da iki oyuncu kaybedilmişti. Kalan oyuncular hızlı şekilde buradan uzaklaşırken Digital Athletics 1 skor puan ile oyuna başlayıp 4 oyuncu yoluna devam edecek. Scarface'i gördük. Yani gözler ben bir en şey çok sormak istiyorum. Howl ve White'de olacak. Tabii. Söylediğim gibi. Diğer şimdi bu Ozarok nereden baksan her maç hemen ölüyor ya da ben bunların hiç birinci olduğunu görmedim uzun süredir. Yapıp evet. Ama süper hafta sonu sıralamasına baktığın zaman bir ya da ikinci sıradalar. Abi çıktıkları zaman salıyorlar ya, taraftar kitlesi çok büyük olmayan takımlar süper hafta çıkmayı garantileyince salıyorlar burayı. Cumartesi, pazar. Çok önemsemiyorlar ve yani. Ve ondan sonra da artık zaten son süper keyfine hafta oynuyorlar gibi düşün. Şampiyonluk para yok. İçin bir kez daha tarihleri atlıyorlar bir yere ölüyorlar, sıkıntı yok diyorlar. Zaten çıktık diyorlar. Ya bizim takımda da o rehavet biraz var. Eylül, zaten çıktık diyor, oynamıyor çok Ekim, fazla yani. Son süper hafta sonu 6-7-8 Ekim'de de şampiyonluk için takımlar final mücadelesi. Bu arada arkadaşlar Türkiye finallerinden 10 gün sonra Avrupa başlıyor. 10 gün var sadece yani. Türkiye finalleri oynanacak. 10 gün sonra direkt şampiyonunu belirlemek için tabii sadece şeye düşeceğiz yani, Avrupa'ya gideceğiz oynarsak. PMGC ne? İçinde çok önemli bir mücadele var. Dünya şampiyonasında hangi takımlar kendi evimizde, kendi ülkemizde yapılacak olan dünya şampiyonasında kimler boy gösterecek, kimler dışarıda dünya kalacak. Dünya şampiyonatına gidersek efsane olacak çok ya. Çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Galacticos kadrosuna doğru gelen mermiler vardı. YT Spor'dan Peace'in bu bölgeye çok yakın olduğunu görüyoruz. YT Spor'un da şu anda kritik bir potada olduğunu düşünürsek bakalım nasıl bir oyun planı izleyecekler. Owner Pozer açıklardaydı. Owner mermileri gönderdi. Pozer son saniye. Kendisini kulübenin içerisine yeniden atmayı başardı. See you later. O pozisyona doğru bakıyor.
tabii şu anda uzaklaştığı için Owner tam olarak o yükseltti. Mahmut Can Kaya abi Bombay'le aramıza katılmış. Hoş geldin Mahmut Can. Şu anda çevrede yine silah sesleri yükseliyorsa Mahmut Can mısın sen? İlk aşamanın kapanmasına 1 dakika 50 sonunda da 33 var mı? Hovley Spor yine kritik hattaki takımların pozisyonlarına şöyle bakmak gerekirse onlar kampanyanın var mı güneyinde. Peki? Şu anda var. Ruins köprüsüne çok yakın. Hüseyin peki yayından sonra tamam. Royal Pass ödüllü custom game var mı? Her zaman abi. Ne zaman olmadı ki? İyi para kırıyorsun ha o yayınlarda da. 200-300 değil mi ha? Valla iyi para kırıyorsun ha. Ya bir de reklamların açık olsa demek ki milyon. Of sorma sorma ya. Yemin ediyorum altıma çek dedim bir tane araba. Ozorox Digital Athletics üçlü bir savaşa girdi ama hangi sonrasında araba oyunun bir biraz daha sakin Tofaş söyleyebiliriz. Kisanok genelde çok da sakin başlamaz. Tofaş Miraman ve Erangel'e oranla. Ama yalnız abi puanlar çok sıkıntı ya. Senin de söylediğin gibi çok da büyük bir mevzu. Futeran gidebilir. FF ölmemesi lazım. Ölürse sıkıntı gidebilir. BBR arada başlamıyor. Gidebilir, Kisanok oynamıyor. Görüyoruz. Tabii Ozorox elendi. Bunu hatırlatalım. Ama Ozorox da abi TDM maçımız çok iyiydi yani. Süper çok iyiydi. Hafta sonu işini garantilemişti. Bugün başından halletti. Tam onu diyecektim. Bugün başlarken aslında sınırdalardı. Sıkıntılı bir pozisyondalardı ama hemen günün maçından, günün başından sevgili Senceres'in de söylediği gibi hallettiler. Yok, şey. Ondan sonra da çok da geriye nasıl? Bakma ihtiyacı mı? Duymadılar. Tarlada. İkinci güvenli alan içinde bir yarım dakikamız var. Bakalım nasıl bir, ben bir hard shift gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir... Bizimkiler FF'in arkasında önünde FF'i vururlarsa çıkartmazlar vallahi. Var. Süper ne tarafa sonunda. Doğru var? Doğuya. Tehlikeye gider bu işler. En iyi oyuncular en fazla skor Kane 23. Yani şu anda alan çizgisi üzerinde çok fazla takım var. Kuzeye doğru bir ahşif. Yine Paradise attı. Ay senin gibi sana o. Paradise'da alanın tam ortasında kaldı. Yine şöyle bir pozisyonlara baktığımızda, puana ihtiyacı olan ekiplere baktığımızda Hovley Spor biraz uzakta. Batı tarafında Fireflags kuzeye doğru şu anda rotasyonla başladı araçlarla birlikte. Hemen Melisa Espor'un ve Bray Espor'un Fireflags'in önünü kapatacak hamleler yaptığını görüyoruz bu arada. Bir oyuncu kaybı daha var. Galacticos bir oyuncusunu kaybetti. YT Espor abi bir TDM puan aldı. Maçında evi yıktım. Osman sakin Osman. Çok kritik bu karşılaşmada. Bizim bir iddiamız kalmadı ama olacak. Adlarını süper hafta sonuna yazdırmak istiyorlarsa yine de bakalım Bibin gelecek mi gider ayak. Hızlı şekilde Melisa Espor'un da bulunduğu bölgeyi atlatarak yukarıya doğru çıkıyorlar ama bu sefer de GMT kadrosu onların karşısına çıkabilir. Yani Hall ve White'ın puanlarını takip edeceğiz demiştik. White ilk puanını aldı, 44 puana çıktı. 6 puana da Aysel Bayar Bombay'le aramızda katılmış. Aysel hoş geldin. Hep kadınlar abone oluyor bugün değil mi? Eğer sıralama alabilirlerse, sonlara kalabilirlerse o zaman sıralamadan gelecek puanlarla skor baremi biraz daha düşebilir. Hovlun ise abi kızma beni sucit diyorum. Niye kızayım oğlum? Şimdi sen Beşiktaşlı yapmışsın ismini. Ben Fenerliyim diye bana kızıyor musun? Aynı şey yani. İlk hava yardım paketini herkes her takımı tutabilir. Gayet hür hakkı yer 5 saniye sonra ikinci güvenli alanda artık kapanmaya başlayacak. Ben şeyi sevmiyorum ya, toksikleri sevmiyorum. Kendi takımı tutmayıp kötü olan takımları, sadece kötü olan takımları eleştirmeye gelen tipleri sevmiyorum. Mavi Dans kadrosunda yani. Kalan iki adam hiçbir takım var. Tutmuyor. Kımız FF kötü mü? FF. S2G kötü mü? S2G. Bunu sevmiyorum. Enjoy dokunmayı yakaladı. YT Spor için çok kritik bir karşılaşma demiştik. Dokunma yere çekildi. Şimdi Enjoy o bölgeye doğru bomba göndermek isteyecek ama çevreden gelen mermiler var. Dokunma skorun garantisi piste kaldı. Bu arada yerimiz bayağı iyi. İkinci skor puanı bu. Alanın o dört yoldaki evleri Spor tutmuşuz. Oradan iş yapabiliriz. Bu sefer sonra HP'den Yekta'ya doğru bir bomba geldiğini gördük ama çok hasar vermedi o bomba. İsa Ceylan 5 katı aboneli hediye etmiş. İsa çok teşekkür ederiz. Aa White'i bitiriyorlar hocam. White gidiyor. White'ın süper hafta sonu hayalleri gidiyor. White Espor süper hafta sonunu kaçırabilir. Kaçırabilir çünkü bir oyuncu kaybettiler. İkinciyi de kaldırabilecekler mi emin değilim. Şu anda oraya bir yardım. Hala sıkıntıdalar. Enjoy'la son HP kaldı. 2 skor çekebildi White ama daha 5-6 skora ihtiyaçları var. Bir oyuncu kaybettiler, ikinciyi kaybedebilirler. Lox hala ateş hattında. Son HP'yi yakaladı. Şimdi bandaj denedi. Sonrasında hızlı şekilde
Sağlık paketiyle canını daha üst seviyeye çıkartacak. Son HP ileri tarafa doğru bakıyor. Loxi canını yeniledi. Scarface bu arada yerde. Hovulla. Espo'da alan dışarısında kaldı. Melisa Espo'da Hovulla şeyin puanları çok kritik ya. Dijital Atletis için de çok iyi sinyaller vermiyor bu karşılaşma. Alana giriş noktalarında hemen Melisa Espor onları karşılamak için şu anda hazırlıkları yapıyorlar. Dışarıdan gelen mermiler vardı Scarface'in de. Crespo'nun da canı çok az. Alan çok vurmuyor daha. Son anda yetiştirdiler. Ooo güzel alan ha. Bu alan kökünü tutar. Severim. Kapatını kopar. Kör kılaç atar. Kosmik pompalı çakar. Bu alan kökünü tutar. Key bombayı atar. Kokakan kusuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. Yine doğu tarafına doğru gelen bir alan gördük. Paradise alanının içerisinde, Galatasaray alanının içerisinde iyi bir konumda kaldı. Doğu bölümünde GMT ve Fireflux da alan içerisinde bu arada. Evet. Yani şöyle bir bakıyorum. Bizim de burada dördüncü alanda tahmin vermemiz gerektiği için bir yandan da düşünüyorum. Yani S2G aslında oldukça iyi gözüküyor. Şu anda sevgili Scott da sanki S2G tahmini verecekmiş gibi hareketler yapıyor. El kol hareketleriyle. Ya bura diyeceğim ya S2G diyeceğim diyor. Yapıştır buraya. Hareketler yapıyor. Şu anda lider aynı zamanda tahmin yarışmasında. Enjoy! Burada Natix'i son HP'de Jon Snow'u aldı. White'ın çok fazla skora ihtiyacı var. İki tane daha çektiler ama oyuncu kaybetmeden White bu fight'ı kaybederse gider. Şu anda 47 puana geldi White ama son HP gitti. Abi Galacticos çıkartmıyor White'ı. White'ın sonu gelirse bu puan yetmez. Bu puan yetmez. Bu puan yetmez. 47 puandalar. Galacticos vallahi bırakmadı lan. Aa İstanbul Basket'te geldi White'a. Herkes de buraya doğru geldi. DBS'le birlikte şimdi. Mesela meselesi bile diyebiliriz. Aa White yaşıyor. DBS atışlarıyla Scarlett. O da kulübenin dışarısına yakalandı. Boran'a doğru mermileri gönderiyor. 3 oyuncusuyla. Ah be. Güzel direnç. Ve skor garantisini aldılar. White Esport oyuna veda etti. Getson ve Black'ten sonra White Esport'ta Esports'ta olmayacak. Süper hafta sonunda 47 puana çıktılar. Şimdi Hobble tek kaldı. Bir soru var. Kaos çıktı bu arada. Geçebilecek tek Kaos bir çıktı. Takım kaldı. Tek bir ihtimal kaldı. O da Hobble Esport. Kaos çıktı abi. Puanları yok ama oyuncu da kaybetti. BBR da çıktı. Çok aman aman bir puana da ihtiyaçları yok. 3 puana ihtiyaçları var. Yani maçın sonunu görebilirlerse Hobble çıksa daha iyi bu arada. Bir tane skor çekse arada. Bir anda süper hafta sonu yaparlar mı? Şu anda alanın epey uzağından rotasyon atmakla meşgul Hobble takımı. Sanıyorum şunu diyorlar ya. Yani biz babalardan uzak takılalım. Böyle Oo yani bizimkiler Max Dünya'ya sıkıyor. Kadar falan babalardan uzak takılalım. Sonlara doğru kalırsa karışmış. Bir iki skor. Aradan bir sıralama bir şeyler olur. Aman Yektatron'u buldu. Yektatron'u buldu. Regnum Karya'yı da lobiye yolladılar. İşte bunların hepsi aslında Holy Sports için puan ihtimalini yükseltti. Aman dikkat arkadaşlar. Şimdi işte Hall için çok kötü haber. Allah. Alan'ın üst düzesi. Yani burada birazcık zaman kaybedecektir Hall kaldırsa. Allah. Alan bizde de değil yakalandık. Görüş açısı olan bir takım var mı? Fireflux o bölgeye doğru bakabilir demeye kalmadan sonra Smith'i yere çekti. Fireflux şimdi alan dışarısında kalan, direkt doğusunda kalan. Hall Bravo Kırcalı. Mermileri göndermeye başlayacak Kırcalı Zwolf'u yere çeken. Bravo Kırcalı. Donma be. Niye donuyorsun abi? Melisespor. Bravo Kırcalı. Aldı bu Wolf'ü. Bravo. Aa Hobble gitti. Hobble gitti. Foot çıktı. Aynı kaldı. Aynı. Puan alamadan elendi. EBR 50 puanda. Foot 49 puanda. İki takım da. Sana ne dedim? 48 puan çıkar demedim mi? 48 puan çıktı Mahmut. Kalmayı başardılar. Ne dedim gün, abi, gün başlarken 48 puan çıkar dedim. 48 puan çıktı. Geri dönüş 47 dedi. Ben 47 demedim. 47 mi dedim? Ben de dedim. Tamam pardon. Bu arada Kane birini düşürdü. Kırcalı Frodo'nu düşürdü. Hadi! Alan sözünü tutar. Hadi! Kapını kopar. Kör. Hadi! Atar. Kosmik pompalı. Yakala bombayı Kane, yakala bombayı. Kane bombayı atar. Yakala bombayı, yakala! Buralar sözünü tutar. Basa basa. Basa basa vura vura. Çok iyisin be.
Çok iyi ettin be takım. Yani GMT DS'i geliyor. Çok güzel orada kaldırdık ve aldık Nexura'yı. Çok iyi ettin be. SUG dedim. Lux aşağı tarafa doğru bombasını gönderdi. Slay'e doğru bakalım bir isabet bulacak mı? Slay yakalandı. Lux atmış oldu bombasını. Çok iyisiniz be. Kaos e-spor 9. olarak skor alamadan oyuna veda ediyor. 8 skor puanına kadar çıkan da bir Denizbank Wildcats olduğunu görüyoruz. Bu karşılaşma içerisinde en fazla puan toplayan, en fazla skor toplayan ekip şu anda. 8 takım 30 oyuncu. Chat'teki yorumlara koptum amına. Kırcalı 4. İlyas, İlyas'a koptum amına. Chat çok iyi ya. Chat çok iyi amına koyayım. En iyi, en çok hasar veren oyuncu. Çok iyi yorumlar var chat'te. Çok iyi ya. Crespo vardı tepede. Dijital her like İlyas. Her like, her beğeni İlyas. Spor'da bu bölgeye doğru yaklaşmak istiyor. Aha, önümüzde dijital atletik var. Alan içerisine doğru şimdi hamlelerini yapmaya çalışacaklar ama alanın içerisinden S2G oyuncuları şu anda Denizbank Wildcats'in çıkacağı pozisyona doğru bakıyor. Onlar da sistemlerini göndererek hareket etmek zorundalar artık. Kalse de orayı boran ama Kalse sistem ise sıkıyor. Sistem ise sıkıyor Kalse. Denemeleri sürdürüyor. Difon'un canı çok az. Şimdi canını yeniledi. Artık da bir alan için çok büyük bir mesafe yok. Önlerinde geçmeleri gereken. Ooo Tosbik yakaladı Zeptimus'u. Bravo oğlum. Zeptimus'u yakalamayı. Bravo oğlum. Alanın içerisi de güvenli değil artık Denizbank Wildcats kardosu için. Defo oraya koşuyor ama. Tosbik. Yani alan yine güneydoğu tarafına doğru gittiği için bu girdikleri noktada yetersiz. 30 saniye sonra alan kapanmaya devam ediyor. Kalse Boran'ı da aldı. Kalse Wildcats için. Abi hızlıca girelim. Hızlıca girelim alana. Bini alalım çıkalım. İki oyuncuyu birden yere düşürdü. Henüz skor garantisi çekilemedi Denizbank Wildcats'te oyuncular da. Bu arada Solus da Kamikaze'yi düşürdü. Lutz Poser'ı aldı. Fireflux orada iki ayrı takımla mücadele ediyor. Oyun alanının dışına bittiğini gördük Boran'ın. Denizbank Wildcats için buranın çok kolay olmayacağını söylemişti demin Sencares. Tam da öyle oldu. İlk oyuncuyu kaybettiler. Hadi güzel bir noktadan girelim abi, bitirelim. Aşağıdan oynamamız lazımdı ya. Dışarısında kaldı onlar da. Şu anda aslında alanın içerisinde çok fazla bir ekip yok. Yalnızca 3-4 ekip var ki Fireflux, Melisa Espor oyuncuları da birbirine çok yakın konumlar içerisindeler. Orada bir takımın elendiği haberi de bizlere gelebilir. Kayn hala kill peşinde. İlerisi için çok kritik olacak. Solus da yere çekildi. Pozor zaten yerdeydi. Abi en alttan bir handan girmemiz lazım. Espor yine kendisine alanın içerisine doğru girebilmek için bir fırsat arıyor. İşte Fireflux ve Melisa Espor arasındaki savaşa da dönmüş durumdayız. Lat soda yere çekildi ikisi tarafından. Simulator tarafından özür dilerim. Çok fena alan ya. Veda etti, 6 takıma kadar düştük. Hadi çocuklar bitirelim. Like'a bas. 31 yapıştır. Tam zamanı abi. Tam zamanı. İki oyuncu Amsici ve Kalse güvenli alanın içerisine girişini sağlamışken yapıştı. Skorunun garantisini takımına kazandırdı. Kayn bu arada geziyor hala araçta da. Britini düşürdük dijital atletikten. Catch ve solo skillisi bu bölgeye takım arkadaşı Solkaya yardımı getirdiler. Önce kesiyor sonra Poser skor garantileri. Bir Fireflux kadrosunda kaldı. Fireflux Solkaya'yı kaldırıp buradan 3 kişi oynamak için iyi bir şansa sahip artık. S2G gördü bir de S2G sıkıntı. Tahminler dedim ekrana yansıdı ama ben tahminden pek bir şey anlamadım. Kendimin S2G dediğini biliyorum. Fireflux dedim. Sanıyorum GMT demiş sevgili Tintin ve biri daha galiba Scott'tı. Tintin. Yargıç Melisa diyor, Scott GMT diyor. Tintin de GMT diyor. Sen ne dedim dedin? Hadi çocuklar. Ben de S2G dedim. Bakalım nereye gidecek. Bırak adanacak. Bırak. Kimsenin konuşmadığı bırak geliyor. Melisa'yı lobiye yolladı. Kimsenin konuşmadığı bırak geliyor. Tabii ki en avantajlı takım gibi gözüküyor. Ne yalan söyleyeyim çünkü alanın ortasına yakınlar. Alanın içindeler. Yapma Kayn. Yapma Kayn. Takım. Alanın içinde değil, GMT'yi dışarıda tutarsak Fireflux dışarıda, Digital Athletic dışarıda, Bra dışarıda, GMT, S2G orada bir savaş verirse ah be kürüm, bir kazanan çıkarsa çok avantajlı hale gelebilir ama şu an için bir savaş yok bu iki takım arasında. Scarface ah be kürüm, Bra Espor'da yerde oyuncular olduğu için burada iyi bir iş yapabilir. Birazcık daha takım arkadaşlarından önde olduğunu Kırcalı belirtebiliriz. Kal kal be. Honda elinde DBS var. Hemen Kayan'ın arkasında Kırcalı var. Apor ve Kırcalı ikilisi şu anda birebir bir düelloya girecekler. Apor o düelloyu kazanmayı başardı. Abi şu, yere çekildi. Şu pompalı var ya bir de bitirdi. Aşağı tarafta Kayn ve Tosbik ikilisi. Buraya Espor'da hayattaki ikili. Şu anda 4 kişi yaşayan herhangi bir ah ekip be kalmadı. Artık Kırcalı yakalandıktan sonra Kayn de düşündü. Alan bir de sikti amına. Yine alan bir de sikti. Yine araya kaldık. Yine gittik. Buraya
Spor bir anda alttan oynatsak var ya, boştu orası ya. Ah be, yine olmadı, yine olmadı. Demin de söylemiştim. Güzel, güzel, yapacak bir şey yok. Süper hafta sonunda aradığımız Vin'i kovalamaya devam edeceğiz. Çok iyiydi. Like atan, beğenen herkese çok teşekkürler. Sonuçlara bakacağız. Ve sonra dağılacağız. Hüseyin'in yayında Royal Pet ödüllü custom game atacağız. Çarşamba günü de saat 6'da yayında görüşürüz. Çarşamba gününü kaçırmayın diyorum. Abi inanılmazdı ya. Ciddi bir avantaj yakalayacak. Şu anda S2G daha avantajlı gözüküyor. Hamsici karşısından göremediği kaldı. Yani bir anda araya alındık ve gittik. Direkt öldük. Oyuncu kaldırıldı bu arada. Şimdi GMT'den kılaç kuruyor. Up4 kılaçı aldı. Aldı Owner, S2G oyuncularına doğru bomba. Sağlık olsun. Güzel, güzel bir gün, güzel. GDM maçı bile yeter bugünü güzel kırmaya. Birazcık daha soyutladı diyebiliriz. Silas'ın üzerine doğru gitti. Owner Silas'ı yakalamayı başardı. Hamsici şimdi karşısında. Ona da DB'ye satışlarını yöneltiyor. Kalse alt taraftan binanın fena altından GMT oyuncularına mermi göndermek istedi. Şimdi devam ediyor. Bir oyuncunun canı çok az. İki oyuncunun hatta canı çok az. Hamsici orada. Özür dilerim, Kalse orada. Şarjörü değiştirmek isteyecekti. Bir anda iki oyuncu var karşısında. Owner Hamsici geldi tepelerden. Owner da yakalamayı başardı ve S2G oyun sonunda iki kişi devam etmek için güzel bir fırsata sahip. Artık Solus yakalandı. FF alır ya. GMT elendi. Kalse keçi tarafından aşağı çekildi ama GMT'nin elenmesi Yargıç Tony ve Tintin'in puan alamaması, Scott'ın puan alamaması demek Tintin'le. Yargıç'ın diye düzeltiyorum. Kalse de yerde. Kalse yerde, Hamsici tek başına kaldı. Çok artık güzel oynadık ama bugün ya. Tersiyle oynadık. Solkay takım arkadaşı Solas'ı kaldırıyor. Güzel bir gündü yani. Oyun sonunda 3-3 bir oyun sonunda izleyebiliriz ama Hamsici'nin çok açığa çıkacağını düşünerek bunu söyledim. Burada bir çelmede gelebilir Hamsici'den. Şimdi yakaladı Firefox. Efsane oynamış ya bu maç. 3-3 bir oyun sonu bizi bekliyor artık. Bir tarafta Firefox, bir tarafta Digital Athletics. Aynen öyle. Fireflux da genel olarak sessiz bir gün geçirmişti ama süper hafta sonunda kalmayı garantilemişlerdi. Garantiledikten sonra bir de galibiyetle bunu taçlandırabilecekler mi? Solkay Scarface aldı. Solkay Scarface aldı. 3'e 2'ye doğru gidiyor derken Crespo da keçi çekti aşağı. Şu oyuncunun da canı çok azdı. Solas canını yenilemeyi başardı. Oy Solkay! Solkay da canını yeniledi. Solkay Crespo'yu yakalamayı başardı. 2'ye 1 pozisyon. Upward karşısında 2 tane Fireflux oyuncusu var. 1'e 1'e kadar geldi pozisyon ama Solkay takım arkadaşının takasını çok aldı. İyi. Fireflux galibiyeti almayı başardı. Çok iyi maç. Ulan yine olmadı be. Yine hasar çok yüksek. Yine kilaz. Yine büyük ihtimalle Vin'i en çok hak eden takımım olmadı. Galibiyetle gidiyorlar. Güzel FF'e güzel bir galibiyet. Fireflux Esports ve böylelikle 3. hafta içinde tamamlıyoruz. TDM maçı video olarak gelir mi? Belki gelir. Whole White, Getso ve Black süper hafta sonu. Gelecek haftayı kaçıracaklar. Bunu maçın çok daha erken safhalarında zaten gördük. Açıkçası maç sonrasında nedir yani bizim bu üstümüzdeki şanssızlık? Zaten vallahi bilemiyorum abi ya. Heyecan, evet. Süper hafta sonunda saklıyorlar herhalde. Johnson. Ben bir 3 puan rica edeceğim. Tabii. Para yok diye galiba süper hafta sonunda saklayacaklar kendileri. Bakacağız. Bu kadar. Haftaya süper hafta sonunda tekrardan burada olacağız. Hoşçakalın. İyi geceler. Ünlü düşünür Tarkan der ki, yaktın beni zalim. Yaktın sen Ceres, beni yaktın. Ama buna daha fazla müsaade edemeyeceğim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm odana yarim. Hissediyorum değerli izleyenler. Böyle miydi şarkı? Vallahi doğrusunu unuttum, ne yalan söyleyeyim. Nasıl doğrusunu unuttun oğlum? Bu işte şarkı. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Telif yiyeceksin. Ben söylersem yemem herhalde. Oh. Yani buna da evet atacaklar size. Şimdi. Joko'cum var mı? Bir chatten başka bir şey. O zaman Infix'e mi gidiyor? Ne yapacaksın yengeni? Yine korumaya şey çalışıp soracağım. Beceremeyeceksin mi ilk maçtan? İlk circle'dan. Yapalım gel mı? Gel yine girelim iddiaya. Tamam. Gel, arkadaşlar. Habibi'yi vurana Royal Pass veriyorum. Oynayacak mısın aşkı? Habibi'yi vurana Royal Pass veriyorum. Habibi'yi kimse vuramazsa, Hüseyin korursa 10 tane katıl aboneliği atıyorum Hüseyin'in kanalda. Habibi geldi. Tamam, istediğin map önce var mı? İstediğin map yok. Ne istediğin map?
Ya sen ne diyorsan onda oynayacağız işte. Yo, istediğin map yok, Miramar olur, Erangel olur. Fark etmiyor bana. İyi tamam. Yok yani şimdi Miramar... Herkes bilmiyordu Miramar, orada win aldım falan şey yaptık da. Yo, sıkıntı yok ya kardeş. Evet tamam. Tamam. Okey. Karşılam kaybetmek istiyor herhalde. Evet evet, bana da öyle geldi. Yani ben karım, bak kaybedersem karım win aldığı için sevinecek. Güzel haber. Karımı mutlu edeceğim. Öbür türlü de bir tane Royal Pass vermiş olacağım yani. Takipçimi sevindireceğim. Her türlü win benim için. Bu arada Instagram Barış Bırak'ı takip etmeyen varsa lütfen takip etsin. Realitlerimiz hem TikTok'ta hem Instagram'da izlenme rekorları kırıyor. Sen yoksan bir kişi eksiz. YouTube Shorts'ta da atıyoruz bu arada. Gerçi takip eden buradan takip ettiğini de olur ama. Her yerden takip edin. Like atıyorum lütfen abi. Aferin abi. Kaç like almış bakayım Instagram'a attığımız Reels? 52.500 like almış. TikTok'a attığımız kaç izlenmiş, kaç like almış hemen bakalım. Oğlum TikTok'ta çok izlendi ya. Bakayım bir. 7 milyon izlenmiş. Oo, 100 bine yakın like. Yine 1200 hasar, 4 kill. Bugün herhalde 7 hasar, milyon mu? Hasar bizde. 7 milyon izlenmiş. Oha abi, dünya nüfusu izlemiş. Dünya nüfusu 7 milyar salak. Matematiğini sikeyim. Onun 1000 katı abi olursa 7 dünya nüfusu izlemiş olur. Seni zorbalığı da gördün mü? Evet. TikTok. Ben, abi TikTok kapatır mısın beni? TikTok, ben bir kapanmak istiyorum hocam. Beni bir kapatın. Aile zoruyla mı çıktın abi? Takım gelsin abi. Takım süper hafta sonundan sonra ya da Türkiye finallerinde. Şimdi değil. Şimdi değil. Win alamadı. TDM'de başarılı olduk evet ama win de istiyordum. Win de gelse gelir. Acanıyorum burada. Nerede lan Mahmut duymadım. Sonuçlara bakalım. Sonuçlara bakalım. Hüseyin'in yayına geçelim. Rating kısmı da var. Onları da... Tabii. Şov yapmak durumundalar. Öyle bugünün başında söylemiştik galiba. İzleyenlerinizi, destekçilerinizi hafta sonuna ısındırmak lazım. Evet, tabii evet ki. Kesinlikle. Evet, hemen bir günün kazananlarını özetleyelim. Miramar'da Denizbank, Sanok.Kaos, Erengel'de Ozarox, Miramar'da Galatasaray ve kapanışta Sanok.Fireflux bugün. Ama bugün bizim günümüz değil ya. Var. İki tane Miramar, bir Sanok, bir Erengel oynadık. Bugün çok bizim günümüz değil yani. Yani yine öyle çok müthiş fazla skor. Bundan sonra bu arada lig aşaması diye bir şey kalmadı. Süper hafta sonunda full oynayacağız. Türkiye finalinde full oynayacağız arkadaşlar. Ayrıca TDM'de de varız. Annesine yazdırdı. Lig bitti. 11 süper hafta sonunda sonra da Türkiye şampiyonu. Ozarox'un, Kaos'un ve Wildcats'in galibiyetleri 7'şer ve 8'er skorlarla geldi. Ya bence kafi bir gün ama... Evet, sıfır çekmedik. Bu güzel ya. Hala yektan oldu diyorlar. Açıklanır kardeşim bir iki güne. Görürsün ne olduğunu. Çok büyük bir yere doğru çakılma yaşadı. Yani evet. İlk hafta iyi bir performans vardı. İkinci hafta çok iyi olmasa da ortalamaydı. İkinci hafta Roxy vardı. Yani evet. Roxy iyiydi. Üçüncü hafta artık devrilme oldu. Yani Getso da ilk hafta iyiydi. Getso bu arada finallere kalamadı ya. Getso iyi bir takımdı, genç bir takımdı. Kane'i verdikten sonra adamlar ne oldu görüyor musun? Kane'i verirsen... Yani şöyle söyleyeyim. Footy Spor yani bütün şans meleklerini kullandı. Evet. Yani bir şekilde peki, kaldı. Peki. O zaman size sorum şu. MVP'niz kim? O kadar soru bilmiyorum ki. Güzel yani, soru. Bir düşünelim. Hadi biz size 5 saniye veriyorum. Birazcık 5 saniye de yetmez. Bence Cage ya. Ya çok arada. Ama Tom Mackie. Değerli izleyenler sizin MVP'niz. Hadi ben Grex'i bugün maç raporunda vardı. Hadi Grex olsun. 4 oda ama. Olsun. İzleyicilerimiz yazdılar mı? Ölemeye değer. Yorumlara yazdılar mı? Yazıyor yani musunuz? Yani o galibiyette 4 hadi bir 5 saniye vardı daha veriyorum. Kim? Vallahi ben Ozo'dan birini söylerim. Ben Grex'i diyeceğim ya. Bence Swain ya. Ver ekrana. Swain. Ver MVP kim? Verdin Swain'i geçti. Ver Mehter'i. Ah, Swain dedin. Ooo Kalsi ama gerçekten. Kalsi'yi unuttuk ya. O ilk maçlar çok iyiydi. 6 mıydı? İmalatını, ihracatını, İthalatını. O kadar demeyelim. Hani galibiyete gitseydi ya, evet de. Sen de şu şeyleri, skorları bir bol bol ver ya. Öv ya Scott'cığım, öv ya. Ne benim olur. Kapatıyoruz. Haftayı kapatıyoruz. Oyuncuları ve takımları övdüğümü görmek burada çok istiyorsanız güzel PNP'nin oynadı birinci ya da ikinci. Hasan Doğan 110 lira atmış. Kimse bizden çalamaz kaos başarılar bıra demiş. Kimse bizden çalamaz kaos başarılar bıra.
Eyvallah Hasan'cığım. Çok teşekkür ederim. Finallerde görüşürüz artık. İnşallah Kaos'ta bir de Avrupa'ya çıkmayı başarırız. Başına kaldığı pozisyon çok iyiydi bu arada. Regnum Kare'ye karşı çok sıkıntı çıkarttı. Ama güzel performans ortaya koydu ya. Ya ben koyma demiyorum. 13 skor gayet güzel yani... bir gün. Ama Kalse'den benim gördüklerim bu zamana kadar o kadar yüksek seviye ki. Bu Kalse'nin normal bir günü. Evet yani alıp götürmedi diyor. Evet. Alıp götürmedi, alıp götürdüğüne çok alışkınız diyor. Win almadığı için hiç S2G yoktu benim aklımda. Bir şekilde. Hayır vermez. Gerçi win almadılar değil mi? No. Gönder. Gönder. No. Kaos yazıldı mı? No. Joko verme. Bas Kaos. Allah kahretmesin. Yine 23 puanla liderim. Joko, did you write my prediction? Hüseyin sen yayını aç abi. Okay. You are the best. Yavaştan ya, sana geçelim. Ya. Custom game'i kuralım. Almışsın puanı. Royal Pass ödüllü custom game'i. Şurada altta izleyenleri... Abi beni vuran Royal Pass'i alır. Biraz tebaayı düşün. Biraz böyle alttakileri düşün. Ama neden böyle yapıyor biliyor musun? Haklı. Hüseyin'in ismi ne? Hüseyin. Katılıyorum. O kaos yani? Tercihi gerçekten doğruydu. Orada bir problem vardı. Yargıcı 3 puan eklenmesini istiyorum. Burada liderlik savaşının daha çekişmeli olmasını istiyorum. Neden? O yetişemem. Çok fark Çünkü var. Çünkü ucunda bir adet GT 10 Pro, 2 adet de Infinix'in kulaklığı var. Ya tamam. Beni kurtarın. Ben size alacağım. Şimdi biz kendi derdimizdeyiz. Beni oradan kurtarın. Sencer'im de bugün 18 çekmiş biliyor musun? Tabii. Sencer bugün acayip. Genel sıralama geliyor ekranlara. Sencer'im bugün iyi tahminler yaptı ya. Yalnız genel sıralama ilk defa bu kadar önemini yitirdi. Evet. Genel sıralamaya kimse bakmadı. Neden biliyor musunuz? Yani aslında şöyle, S2G 1 puanla liderliği aldı evet. Ya bak. Süper hafta sonunda lider gidiyor. Motive. 1 puanla. Motive gidiyorlar. Ancak maç içerisinde değişen parametrelerden dolayı bir baktık ki biz süper hafta sonuna gidemeyecek takımları maçın yarısından sonra ilan etmiş olduk. Hasan Doğan 220 lira düşmanlık değil yanlış anlama başarılar demiş. Kanka yanlış anlamadım ya. Cihan benim canım ciğerim. Kaos'u tutan herkes bizim kardeş kulübümüzdü yani. Kaos'un başarılı olmasını isteriz. Öldüğümüzde maç Kaos'u tutarız. Yani son maçta ecel terleri dökmüştü. Ben şu anda 17. sıradaki takımın puanını merak ediyorum. Abi fut var ya gerçekten çok iyi çıktı yani. 47-46 falan mı kaldı? 47-46 galiba. 48 olabilir. Çok merak ettim. Hovland, White, Ghetto, Black. Hovla bak. Adamın takıma satın aldığı 3 takım da süper hafta sonunda gidemiyor. Böyle bir şey yaşatan ne hissedersin Hüseyin? Nasıl abi bir daha der misin? Hovland, White, Black 3'ü de gidemedi süper hafta sonunda. 3 tane takım satın almışsın. 16 takım arasına girmesi lazım. Koymaz ya. 3'ü de giremedi. Canın pek sıkılır koymaz abi. Bence. Canın sıkılır ama yok yani. Hayır sıkılır da. Ya şimdi 3 tane takım alacak param varsa... Tamam ben da abi bile. Yani mesela Sovel kalır süper hafta sonuna. Bilek şey finale kalma şansı kalmadı. White bakacağız. Hani bu kadar yatırım yapıyorsun, milyonlar harcıyorsun. Takımlar... O biraz üzücü tabi. Üzücü o yani. Swozy PM 22.60 abi hamsıcı senin gözünde nasıl bir oyuncu? Mükemmel bir oyuncu abi ya. Yani Türkiye'nin adli yeteneklerinden. Ben İstanbul'da da gözümde tebrik etmiştim kendisini zaten. Neyse. Haftaya demeyeyim. Çarşamba günü yeniden buradayız. Cuma, cumartesi, pazar, süper hafta sonuyla buradayız. Like atıp abone olan, destekleyen, en başından beri bizim yanımızda olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Çarşamba görüşene kadar video atarım. Ketin görüşürüz. Instagram takip et. Hüseyin'e geçiyoruz. Hüseyin linki ver. Allah'a emanet olun. Let's go. Buralar sözünü tutar. Kırcalı kafasını kopar. Kör kılaç atar. Tosbik pompalı çakar. Buralar sözünü tutar. Kane bombayı atar. Kokakan kutuya yatar. Buralar sözünü tutar. Basa basa. YouTube Hüseyin Emre arkadaşlar.